NBA evet sonunda playofflar geldi çattı kapımızı vurdu parçaladı kırdı ve belki de son yılların en acayip en zor benim de tahmin ederken tahmin yaparken birkaç eşleşmede çok zorlandım bir playoff yılı olacak. E, bu hani sırf kaliteden mi? aslı değil. E, ona etkileyim. Hemen hani videoya girip, girip e, eşleşmelere geçmeden önce. Tabi bu biraz geçen senenin o Covid etkisi bubble kısa sezon yazın biten o bubble sezonunun ardından çok kısa bir ara çok fazla gel gitler işte gelirler kayboluyor oyuncularla anlaştık onlar dinlendi tatil yaptı oyuncuların mental durumu ne olacak ne bitecek hemen aralıkta başlayan bir lig sezona bir türlü giremeyen takımlar çok hızlı giren takımlar sezon ortasından sonra imelenen takımlar derken birçok oyuncu ve koç için hatta yönetim için çok zor ...bir sezon oldu bence... Evet ...birçok şey NBA iyi yönetti... ...iyi bir yere getirdi... ...kaybolan gelirler var... ...bunlar muhtemelen özellikle... ...gelecek yıllarda iki takımın katılımıyla... ...ekstra iki takımın katılımıyla... ...daha da toparlanacaktır... ...yine de bu süreçten bir şekilde çıktı NBA... ...ve bugün bu playoff'lara geldik... ...bu playoff'larda... ...bu mental yoğunluğun... ...özellikle çok kısa dinlenmenin ardından... ...başlayan bir sezonla beraber birçok takım için çok zor olacak. Play-in maçları da başladık zaten. Play-in maçları da zaten psikolojik olarak çok zor süreçler. Tek maçlık süreçler. Buradan çıkacak durumlar da takımların gelecek yıllardaki ki bu play-in turnuvasına bakışı da etkileyecek. Durumlarını totalde de etkileyecek. Bakalım buradan nasıl sonuçlar çıkacak. Çok sürpriz şeyler görebiliriz. Bunlara bence çok şaşırmamamız lazım. Çünkü öyle bir sezon bu sezon ve play-off'lardaki e, güzel eşleşmeler bize bence çok iyi maçlar izletecek. Bunlara da hazır olun ki bunlar adını da detaylarına, serileri konuşurken gireceğim artık oradan tercihinizi yaparsınız deyip e, yine küçük bir sürprizle devam ediyorum. Evet, sürprizimiz ne? Muikicom'un sponsorluğu sağ olsunlar, var olsunlar bizi yani beni daha doğrusu tek başıma dev orduyu e, bu videoyu hazırlama konusunda desteklediler, sponsor oldular kendine tekrar çok teşekkür ediyorum. Peki Muyuku ne? Mu, Muyuku.com aslında böyle çeşit çeşit hediyeleri bir kutuya doldurup kendinizi de tercih edip ya da onların doldurduğu o süper kutuları tercih edip eşinize, dostunuza, sevgilinize e, ne bileyim kime isterseniz e, yollayabiliyorsunuz. Hatta yani çeşitlilik o kadar fazla ki mesela yakında babalar günü geliyor tak babalar günü paketi. Ya sevgilime bir şey oldu ona bir hediye almalıyım işinde Yükseldi tak bir ona uygun bir hediye paketi. Aa arkadaşımın çocuğu oldu tak ona uygun bir hediye paketi. Kahve çok seviyorum Paat küt derken hepsi için mükemmel kutular oluşturabiliyorsunuz. Ve bunları da eğer isterseniz tabi aşağıdaki linkleri inceleyip detaylarına bakıp benim de küçük bir kodum var orada o kodu kullanıp 15 TL indirim kazanarak yapabilirsiniz. 69 TL üzerine de kargo bedava olacak ve bir şey daha ekleyeceğim. Bence en önemli özellikleri de bu. Türkiye gibi bir ortamda her gün kargolarımızın kaybolduğu. Aman abi kargom nerede bulamadık. kutu ezilmiş. Kargocu kutuyu öpmüş falan derken kargo konusunda çok iyiler. Çünkü gün içerisinde yolluyorlar. 69 üzerine 69 TL üzerine ücret almıyorlar ve özel kuryeyle bu güzel kutularınız sevdiğiniz kişilere ulaşıyor. Bir bakın inceleyin. Detayları bence hoşunuza gidecektir. Gitmezse de beni bulun yani. Biz malımızın arkasındayız kardeşim deyip iyice abartıyormuş mu <laughs> Yok yok. Muyku'ya tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Bu e, yoğun video için çok emek harcadığım bir dönemde sponsor olup destek oldular. Siz de eğer e, linke tıklar, kutuları inceler ve belki de sipariş verirsiniz. Siz de e, minik bir destek atmış olacaksınız. Tekrar çok teşekkür ediyorum Muyku'ya ve playoff eşleşmelerine geçiyoruz. Doğuyla başlayacağız. Evet Doğu'da dördüncü sırayla 5. sıra eşleşmesi New York Knicks'e Atlanta Hawks arasında oldu. New York 2013 yılından sonra playoff'a kalmayı başardı Tom Thibodeau ile Carmelo takımın en iyi 6. oyuncusu da J.R. Smith'ti. Bu bilgiyi niye verdim bilmiyorum. Araya sokuşturayım J.R. Smith nerede ne yapıyor acaba şu an? Nerede partili hiçbir fikrim yok. Peki New York Knicks Atlanta Hawks eşleşmesi ne olur? Bu eşleşmede yani iki tarafın avantajları, dezavantajları, savunma, hücum tarafında ne durumdalar? Ve genel notlarla hızlıca gireceğim. Analizler e, 4, 5, 3, 6, 2, 7 eşleşmelerinin detayları şeklinde olacak. E, en sonunda da 1 ve 8. sırayı konuşacağız. Şimdi New York tarafına baktığımızda e, önce savunmayla başlayalım. Savunmada sezonda 4. sıradayken son 2 haftalık periyotta da 5. sıradaydılar ligde. Ki bu verdiğim istatistikler hemen bir parantez açayım. E, garbage Terminal'dan arındırılmış, e, Rafine Clinic Glass'tan alınmış istatistiklerdir. O yüzden farklı NBA istatistiğine bakarsanız farklı sıralar çıkma ihtimali var. O yüzden kafanız karışmasın. Sezonda e, yine savunma tarafında Efficiency'ye e, efficiency bağlı savunma tarafında da ikinci sıradaydılar. Rakiplerinin Efficient Field gollerini düşük tutan e, en iyi savunma takımlarından birinin yok. E, çember savunmasında da gayet iyi durumdalardı. Özellikle de ee, ...şut savunmasında da... yani ...hem orta mesafede hem üçlükte de... ...yine e, tepedeler... ...özellikle de... E, ...köşe üçlüklerinde ikinci sıradalar ve bütün üçlüklerde... ...birinci sıradalar. Bu New York'un zaten... aramet farkası bu sene. Yani bütün... ...savunma konusuyla ki hücumda da... ...tam tersi olarak hemen hücum istatistiklerini de... ...vereyim aslında. Hücumda... ...sezonda 24, son iki haftada 21. ...sıradalar. Yani 30 takım içerisinde... E, ...hatta playoff takımları içerisinde de... ...en kötü takım New York hücum tarafında. E, o yüzden... Yani iki ucu da biraz böyle dengesiz takım diyelim New York için. Yani mesela Utah örneğini burada vermiştik. Utah çok daha dengeli iki tarafta da. Ama New York tarafında işler öyle yürümüyor. Savunma bir o kadar iyiyken hücumda çok daha e, düşükler ve bunu dengelemek için de çok daha doğru tercihler, daha sabırlı hücumlara ihtiyaç duyuyorlar. Peki savunmadaki özellikleri nereden geliyor? Savunmanın esas temel noktası özellikle de boyalı ana rakiplerini itip o bölgede yardım savunmasını çok iyi getirmeleri, o bölgede bütün rakipleri tıkamaları, piklerde kısa oyuncuların screenlerden iyi kurtulması, buralarda çok ciddi avantaj yaratıyorlar ve yardım savunmasında çok iyi çalıştırıyorlar. Şimdi yarı saha savunmasıyla beraber tabi burada bir konuda ikinci şans sayılarına izin vermemek. Put beklediğimiz sayılar bunları da iyi savunuyorlar. Bu da özellikle biraz ekmeğini taştan çıkaran rakip takım oyuncular için de rakiplere sıkıntı yaratıyor. Bir diğer önemli konu da transition savunması. Yani geçiş savunmasında hızlı hücum savunmalarında da 5. sıradalar. Burada da çok iyi iş çıkarıyorlar. Özellikle de şimdi Atlanta ile oynayacaklar. Atlanta evet inanılmaz hızlı oynayan bir takım değil ama özellikle de kısaları da yarı sahaya geldiğinde çok hızlı top dolaştırıp hatta çok erken şut seçip çok erken şut bulabiliyorlar. Burada New York'un savunmasının çok iyi çalışması Atlanta'ya zorluk çıkartabilir. Onun dışında e, kısalarla da dediğim gibi yani screen savunmasında iyi kurtuluyorlar. Zaten bu sene ve son iki senedir aslında birçok takım özellikle uzunlarının durumuna göre eğer uzunların ayağı yavaşsa ya da pike gelen oyuncusunun e, switch'te sıkıntı yaşayacağını düşünüyorsa koçlar daha burada hibris savunmalara geçiyorlar. Bunlar nedir? Ya işte drop'ta karşılamak yani uzun oyuncu ya da screen'e gelen oyuncu biraz daha aşağıda karşılayıp oyuncuyu e, özellikle de ana savunmacısının sıkrından hızlı kurtulmasını bekleyerek biraz daha böyle bir e, üçgenin içine sıkıştırıp boyalana doğru çekip ya orada bir orta mesafe ya da zorlayıp ya da erken bir üçlük atmasını e, engellemeye çalışıyorlar. E tabi burada New York'un ciddi bir avantajı var. Dediğim gibi Atlanta'nın de en güçlü yönü. Ama tabii bir sorun burada, e, Julius Randall'ı tek başına bırakamıyorlar. Randall'ın yanında mutlaka ki e, Mitchell da sakatlandığı için sezonu da kapattı. Noel oynuyor, Noel Noel yoksa orada farklı rotasyonlara gitmeye çalışıyorlar. İşte kim giriyor? Taj Gibson giriyor e, ki Taj Gibson da savunmada iş çıkartıyor bu sene. Ama Randall'ı tek bırakamadıkları için bazen iki uzunun savunmada iki e, ağır ayaklı uzunun biraz da dışarıda yakalanmasıyla sıkıntılar yaşayabiliyorlar e, durumsal olarak maç içerisinde. Hücum tarafında da hani genel olarak bütün alameti farikaları e, yüzleri üçlük bulma üzerine kurulu. Yani ne genel olarak çemberde iyiler ne orta mesafede iyiler. Bütün olay Julius Randall'ın özellikle birebir yaratımı. Birebir yaratımında topu ortaya vurup boyalı ana kadar indikten sonra ağırlık merkezin üzerine toplayıp ki genelde bunu tam ortadan yapıyor topu e, kanatlara ya da köşelere paylaştırması ki zaten asist yaratan da en önemli oyuncu Julius Randle. Hemen bir parantez için burada çok kritik bir konu var e, New York için. New York'ta 6 oyuncu 10 ve üzeri sayı ortalamasına sahip. Şimdi baktığınızda bir takım için çok iyi gözüken bir istatistik. Yani top paylaşımının e, iyi olduğunu, daha doğrusu top kullanma oranlarının iyi paylaşıldığını gösteren bir istatistik. Ama işte top kullanmanın paylaşılması top paylaşımının yani daha doğrusu topu paylaştırmanın diyeyim çok iyi olduğunu göstermiyor. Burada bunda istatistikte şöyle destekliyoruz. Ligin asist üzerinden e, en az sayı üreten takımı New York asist olarak da zaten çok düşük durumdalar. Çünkü zaten Julius Randle dışında topu e, boyalı alanda ağırlık merkezi oluşturup paylaştıran da çok bir oyuncu yok. Ağırlıklı olarak bu görevde zaten onun. Peki bu ne sorun yaratır? Bu birebir baskıda ki boyunca biraz daha birebir olduğunu ve e, özellikle de yine Julius Randle'ın çevresinden dönen ve kenardan gelen Derrick Rose'la beraber dönen köşe üçlükçülerin e, tıkanması yaşandığında birebir üretimde çok zorlanabilirler. Özellikle de deny savunması başladığında ha Atlanta buna ne yanıt verebilir? Evet Atlanta'nın da birebir savunması burada çok iyidir ama özellikle Bogdan'ın dönüşüyle beraber Orada Hörter'i de iyi kullanıyorlar. Trey Young'un eksikliklerini bu iki oyuncu ve belki işte playoff'larda yer alma şansı olsa ki sakatlığı gitgeller yaşıyor Hunter ve yine kenardan gelecek diğer oyuncuların kanat savunmasından getireceği destekler Atlanta'da önemli olacak New York'un bu eksikliklerine karşı. Şimdi esas konu ise New York'ta hani savunma zaten Ahmet farikalı dedik. Bence R.J. Barrett. Yani R.J. Barrett son iki sezondur ki hani zaten ilk geldiği sezonda ben biraz açıkçası çekiniyordum. Duyuk'ta da izlemiştim kendisini. Çok böyle kendini kaptırıp ya ben yıldızım. Hani New York'ta da ortam buna müsait. Dağınık bir ortam var. Ya ben atarım. Kafama göre takılırım siz bana verin gerisine karışmayın tarzı bir oyuncu mu olacak ki böyle yani bu tarz çok olgunlaşmadan bu yola giren oyuncular çok bocalamaya başlıyor çok çok fazla top kaybı düşük şut yüzdeleri ve devamlı düşen bir kendine güven konusu başlıyor mental olarak da düşüyorlar ama bu sene Tibo'da mükemmel bir iş başarmış RJ Barrett'ı ikna etmiş topu bekleyen köşede bekleyen sadece duruma göre savunmasının durumuna göre topu vurma tercihini iyi yapabilen bir oyuncuya çevirmiş. Yani RJ biraz şu anda hem bir spot shooter hem kenarda hem tepede hem de köşelerde hem de savunmasının üzerine çektiğinde ki şut tehdidi devamlı arttığında savunmalarına yaklaşmaya başlıyor. Çok doğru tercihlerle çembere çok rahat gidebiliyor. Buradan ekstradan kendi de pas yaratabiliyor çok muazzam oynuyor. Yani RJ özellikle takdir etmek lazım. Hani bu sene Julius Randle en çok gelişme gösteren oyuncu sıralaması da tabii ki doğal aday. Arkasından Porter Jr. geliyor ama hani RJ Barrett'ın da hani özel daha özel bir sezonu olduğunda kesinlikle bence en çok gelişme gösteren oyuncu aday olma hakkına kavuşacaktır. Özellikle bu seneki hali çok iyi. Peki burada hücum konusunda ne sorun yaşarlar? Randall'ı tıkamak. Randall'a çok fazla yardım getirecektir Atlanta. Burada tabii ki Capella çember savunması da iyi. Ee, John Collins burada başarısız ama o da hareketli ayaklarıyla birebir kalabiliyor. Muhtemelen Atlanta New York'un bu hücumlarına karşı Randall'ı biraz daha tıkayıp onun pas açılarında e, Hörter gibi Bogdan gibi oyuncuları daha fazla sokup top kaybı e, daha doğrusu top çalma kovalayacak ve onun ağırlık merkezini bozmaya çalışacaklar. Ama New York'un bunlara da yanıtı var. Burada da Thibodeau'yu takdir etmek lazım. Özellikle de Block, Burks ve Barrett'ı kullandığı, yanına da Gibson ve Randall'ı koyduğu Gibson dışında herkesin çok ciddi şutör olduğu rotasyonları var. Bu rotasyonlarda zayıf olan Atlanta savunmasına çok iyi tepkiler verebilir. Çok yüzdeli maçlar oynayabilirler ama işte dediğim gibi yani hücum bu üçlük organizasyonu ve Randall'ın birebir kullanımı dışında çok tıkalı. E, bu da Atlanta'ya avantaj yaratıyor. Atlanta'ya karşı birazcık yüzdeleri düşmeye başlarsa iş onlar için çok zor olacak ve seriyi kaybetme ihtimalleri yükselecek. Ama her şey çok iyi giderse sezondaki gibi savunmayı korur. E, Atlanta'yı tıkarlar ve üzerine de kendileri yüzdeler oynarsa da işler ona göre değişecek. Tabi burada bir de Payton faktörü var. Payton da bu e, rotasyondaki en zayıf şutör. Onu sahada barındırmak biraz daha zor olacak. Derrick Rose'u yer yer özellikle de maç sonuna doğru daha çok kullanacaklardır. Transition üretimleri de çok düşük. Hani iyi savunma üzerine çok hızlı oyun yaratabiliyorlar mı? Evet yaratabiliyor ama frekansı çok yüksek değil. Yani ağırlıklı olarak yine artı, e, yarı sahaya çekiyorlar. Burada Randall'ı kullanmayı tercih ediyor. E, tibodu özellikle de yarı sahacılığından üretmek için. Böyle baktığımızda New York yıllar sonra bir anda kendini dördüncü sırada buldu. Açıkçası hani bu videodan önce yaptığım o fixtür video yayınında New York'un düşeceğini düşünüyordum. Batı turunda evet zor maçları kaybettiler. Ama orada Boston imdatlarına yetişti biraz da berbat bir performans sergiledi. Jalen Brown'u kaybettiler. orada Miami bir anda Bucks'a yenilince ki Bucks'tan maçı alır mı acaba yukarıda kalmak ister mi diye düşünüyorduk. Bir anda her şey New York'a yaradı ve New York kendini dördüncü sırada buldu. Onlar için büyük bir avantaj. Hatta Atlanta'ya da herhalde o sıralama içerisinde eşleşebilecekleri ki Miami ile vesaire eşleşse büyük sıkıntı olurdu. En avantajlı eşleşme oldu ama şimdi Atlanta'yı konuştuktan sonra tahminime geleceğim. Acaba seriyi alabilecekler mi? Hawks'ta durum ne? Hawks'ta işte durum e, ciddi bir sakatları Cam var. Muhtemelen olmayacak. E, Hunter iyileşti ama e, yani ne kadar süre alır şu anda belirsiz. Sezonun son döneminde birkaç maçta denediler ama çok fazla devam etmedi. O yüzden Atlanta'nın hemen istatistiklerine geçiyorum. Savunma tarafında sezonda 16. sıradaydılar. Ligin tam ortasındaydılar. Ama son iki haftada 9'a kadar çıkardılar. Bunun da en büyük e, katkısı özellikle arka alanda Hörter ve Bogdanovic oldu. Bogdanovic'in zaten Euroleague'de de Obradovic'le geçirdiği sezonların ardından son e, yılında bayağı iyi savunma seviyesine gelmişti. birebir olarak da burada Obradovic onu tercih ediyordu. Hücumda da zaten topu ve oyunu yönlendirmeyi ona teslim ediyordu. Obradovic bir anda Trey Young'un yanında ikinci adam oldu. Burada da biraz şey anladık aslında. Yani Bucks'ı istememesinin nedeni özellikle sakatlığı atlatıp döndükten sonra Atlanta'da ona vaat edilen role ulaşmış olmasıyla ortaya çıktı. Atlanta'nın Young'la beraber ikinci adamı olması. Sakatlıktan sonra dönüşüyle beraber %50'lere kadar çıktı üçlük yüzdesi. Şu anda %43-45 civarında olması lazım. Özellikle de Trae sıkıştırma yediğinde güvendiği bir el oldu Bogdanovic ve bu sıkıştırmada çok iyi cezalandırıyor. Özellikle Trae Young tam sahada basketinde topu alabilen önemli bir oyuncu oldu. Tabi burada e, yine savunma tarafında çember savunması 13.ler orta mesafe savunmada e, bayağı kötüler. E, hani New York'un orta mesafe avantajı var. Özellikle Randall e, birebirleri orta mesafede kullanıyor. Derrick Rose piklerden sonra orta mesafeleri deniyor. Randall'ın burada yine e, özellikle de köşede bulduktan sonra savunmayı dengesiz yakalayıp e, uzun orta mesafe kullanımları var. Burada çok kötüler. New York buradan saldırabilir. Onların dezavantajlı bir noktasını burada bulabilir. Özellikle de John Collins ve Capella gibi ağır kalabilecek uzunları da orta mesafeye çekerse hani John Collins de biraz daha avantajlı ayak olarak Capella'ya göre ama yine çembere de gidecek koridorları açabilirler. Üçlük savunmasında da köşe üçlüklerde 13. sıradalar ama bütün üçlükleri savunmada da 3. sıradalar. New York'un özellikle köşe üçlüklerini etkili olduğunu düşünürsek Hawks'ın buradaki savunmasının yüksek olması aslında çarpıştıkları nokta. Yani Hawks burada rotasyonu iyi yapar. New York'un bu köşe üçlüklerindeki frekansını düşürür. Yüzdesini de buna bağlı olarak düşürürse New York'a çok ciddi bir darbe vuracak. İki takım da rakiplerini turnover'a çok zorlayamıyorlar. Bunun da çok riskine girmiyorlar. Belki sadece maçın hani artık kritik tıkanma anlarında, clutch anlarında baskıyla bunu deneyebilirler. Burada da kısa avantajını iyi kullanan takım e, bir adım öne çıkacak. Hücuma baktığımızda Bogdanovic demiştik. Son iki haftadaki istatistikleri 21.5 sayı. 5.2 üçlük maç başına %51 üçlük yüzdesi. Bu son iki hafta e, sakatlık sonrası dediğim gibi %43-45 civarlarında. 3.8 asist 1.8 de steal yapıyor. Özellikle de Washington maçında sezonun son bölümündeki o kritik Washington maçında da inanılmaz iyi oynayan ilk yarıda Russell Westbrook'u özellikle maçın son periyodunda inanılmaz kilitledi. E, maçı kazanmaya doğru götürdü Atlantay'ı. E, ya Bogdan burada çok kritik bir isim olacak. E, Atlanta'nın ofensiyonu zaten Trey Young'a vesaire girmiyorum. Ha şuna girebilirim. Özellikle de Nate McMillan'ın gelmesiyle beraber Trey Young'da e, şunu eleştirmiştim zaten. Çok pasif kalıyor top elinden çıktıktan sonra. Tabi bunu biraz da spacing'i rahatlatmak Savunmayı üzerinde tutup dörde 4'e 4 ya da 4'e 5 pardon 4'e 4 hücumda atlantayı rahatlatmak istiyordu. Ama bu da onun potansiyelini düşürüyor. E, peki ne yaptın etmek bunun? Biraz daha e, Trey Young'ı pas dolaşımı başladıktan sonra biraz daha hareketli olmaya, biraz daha o paylaşımda sıkıştırmayı çekecek kadar en azından hücumu zorlayıp hani bir anda pası ver pasife geçtiği de biraz savunmayı zorlayıp ee, savunmada en azından ikinci adam üzerine çektikten sonra topu dolaşıma sokmasını sağladı. Bu da Atlanta hücumlarını bayağı bir rahatlattı. Eee hani, hani bu kadar iyi şutörle beraber sezonda 9 olan Atlanta hücumları son 2 iki haftada ikinci sıraya kadar geldi. Ee, çemberdeki hücumlarda 18. sıradalar, orta mesafede 14. sıradalar, üçlükte de 14. sıradalar. Tabii bu genel sezon Özellikle sezonun son bölümü dediğim gibi son iki haftada işler onlar için bayağı iyi duruma geldi. Nate McMahon'ın da yaptığı bu ufak değişikliklerle. Ha tabii burada Atlanta'ya karşı pardon New York'a karşı ne avantaj olur? Dediğim gibi yani onların genel olarak savunması orta mesafe pardon savunmaları genel olarak hem üçlükte hem orta mesafe çok yüksek. New York savunmasını bozmak için olabildiğince hareketli kalmak zorundalar. Sabit kalmaları onlara yaramayacak. Çok fazla baskı yiyebilirler burada. Ee, burada Trey Young'ın ya yüksek yüzlerle ya da hareketli oyunla savunmayı bozup ya çembere kadar gitmesi, daha mı zorlaması lazım ki ağırlık merkezini çekip çektikten sonra topu dışarıya çevirsin. Ya da baskıyı alıp e, topu Bogdan'a çevirip buradan yine diğer oyuncularla ki Galinari'nin de yine oyunda olduğu belki 4-5 rotasyonla esneklik katlı durumlarda e, şans yaratsın üçlüklerde onun dışında hani Atlanta'nın e, özellikle Bogdan sonrası ne kadar topardığını söylemiştik tabi burada ilginç beşlere de e, yer veriyor Nate McMillan Young Bogdan e, Lou Williams, John Collins ve Galinari kullandığı bir rotasyonu var mesela burada Gallinari'yi e, rakibin durumuna göre işte Randall'la eşleştirme şansı var e, Collins'i işte Noel'le eşleştirip Biraz daha böyle New York gibi o 4-5 esnekliğini kullanabilecek. Buradaki yardım savunmasını Galina ile beraber güçlendirebilecek bir yapı kurabilir. Tabi burada Galina'nın performans çok önemli. Hem şut olarak hem de yaptığı pick and pop'larda yarattığı yüzdeler çok kritik olacak. Yine Lou Williams kenardan gelip ciddi bir skor katkısı verebilir. Özellikle playoff'larda hem Trae Young dinlenirken, Bogdan dinlenirken Atlant'ın üretimine çok yardımcı olacak burada Trae Young'a yine bir parantez açmak lazım. New York'u elemek istiyorlarsa Trae Young'ın Böyle maçın istediği anda değil de aslında maçın her anında ya da yapabildiği her anda devamlı çemberi zorlaması lazım. Çünkü Capella'yı da kurulanmak istiyorlarsa Trae Young'ın boyalı alana yaptığı ataklar çok kritik. Oradaki savunmayı bozup Kapela e, yaratabileceği el ya da çembere çok yakın vereceği paslar hepsi ekstra e, üretim olarak gelecek. Capella'nın dezavantajı ise Houston'da yaşadığı gibi maçın kritik anlarında artık kılaç e, anlarında birazcık savunmada eksik e, düşmesi ve çemberden uzaklaştığında verimliliğinde azalması. Bu tip durumlarda yine Galinari, John Collins ikilisine dönebilir e, Nate McMillan. E, yani Nate McMillan öncesi ve sonrası gerçekten fark etti Atlanta'da. Yani önceden böyle bir porşunuz var ama lan arada mı yüzü geçsek aman trafik kurallarını uyalım çok yakalanmayalım gibi bir takımken artık fırsatı buldukça e, yapıştıran bir takım haline geldiler. Hiçbir şekilde hızlanmaktan korkmuyorlar. Yani baktığınızda geçiş hücumlarında ya da yarı sahadaki hareketlilikte istatistikler olarak çok ciddi avantajı gözükmeseler de istedikleri anda bunu yapabiliyorlar. Kinetek'in da bence biraz bunu istiyor. Yani, rakibi alıştırmak yerine böyle bir oyun yapısına rakibin hiç beklemediği anlarda oyunu hızlandırıp bir anda dengesini bozmayı isteyecek. Çember atakları da burada özellikle Trey Young'un yapacağı ardından Bogdanovic'in yapacağı çember atakları çok önemli. Evet genel olarak takımların sezon boyu ve işte genel olarak istatistiksel analizleri bu şekilde e, ikisinin de birbirine en çok çarpışacağı nokta dediğim gibi köşe üçlükleri olacak. Boyalı alan savunması, boyalı alan hücumları olacak. Ve tabii buraya bağlı yine birbirlerine verecekleri rebound avantajları ve çıkacak ikinci şans sayıları maçın ufak da olsa değiştirebilecek detayları. Peki benim tahminim ne? Bu sene şunu önden söyleyeyim. Yani bu videonun ilk tahmini geleceği için de bunu tekrar açıklıyorum. Ki daha da zorlanacağım seriler var ileride. Özellikle Bucks Miami serisine bu videoyu yaptığım sırada hala karar veremedim. Detroit, pardon Denver Portland serisi keza öyle. Lakers Suns serisi keza öyle. Çok özel bir sezon geçirdik özellikle de bubble sonrası bayağı özel bir sezon. Bu sezon yani tahmin yapmak evet teknik taktik olarak yine mümkün ama hem oyuncuların hem takımların hem koçların hem genel NBA atmosferinin bu mental ortamda aşı oldular, olmadılar, hastalıklar, dinlenemediler, yoğunluklar, genel baskı e, ve bütün birçok bileşenler oyuncularda ve takımlarda ciddi sıkıntı yarattı. Seyirci alınmaya başladı. %40-50 civarına kadar seyirci alan takımlar var. %10 alanlar var. Bunların psikolojik etkisi olacak. Gerçekten bu sene belki de hayatım boyunca NBA yorumladığım bütün dönemler boyunca en zor zorlanacağım yıl bence ki çok da zorlanıyorum şu an bile. Ama e, fazla da uzatmayayım. Atlanta New York için tahminim Atlanta e, skor vermem gerekirse 4-3'e gidebilecek bir seri olabilir. E, ama tahminim 4-2 Atlanta gibi duruyor şu anda. Hem New York'un Birazcık buradaki tecrübe eksikliği, birazcık hücumdaki zayıflığı, savunmasının özellikle de hücumları düştükçe sallanma ihtimalinin artması, Nate McMillan'ın elinde New York'a karşı hızlı oynayabilecek kartların olması birazcık ivmeyi Atlantay'a kaydırıyor. Tabi bu 4-5 eşleşmesi ileride Philadelphia'nın yoluna gelecekler. Philadelphia 8. sırayı kim alırsa alsın geçeceğini düşünüyorum şu anda. Onlar için de zor bir durum. Philadelphia için de avantajlı bir eşleşme gibi duruyor şimdiden ama çok da erken konuşmamak lazım dediğim gibi. Evet, tahminim Atlanta diyorum ve buradan 3. E, ve 6. sıra eşleşmesine geçiyoruz. Evet Doğu'da 3. sıra ve 6. sıra eşleşmesi de Milwaukee Bucks ve Miami Heat arasında oldu. E, herhalde bu sezonun bence daha doğrusu en zor eşleşmelerinden biri. Geçen seneki bu eşleşmede. Ben açıkçası daha net Miami diyen taraftaydım. Çünkü özellikle de Milwaukee'nin arka alan savunmasından çok bahsetmiştim sezon boyunca. Çok sıkıntıları vardı, çok zorlanıyorlardı. Miami çok ivmeliydi, çok iyi şutörleri vardı. Butler'a karşı savunmada çok bir cevapları yoktu vesaire vesaire derken Miami gerçekten hani biraz da baksın atarlarıyla son saniyede gelen, clutch'ta gelen eksikliklerle Butler'ın maçı pozisyon pozisyon bitirmesiyle seriyi kaybetmişlerdi ve ciddi bir travma olmuştu onlar için. E, Baksa bu sene hemen Jerolde hamlesiyle girdi. E, Sezon ortasında Takırı getirdiler. Böylece savunmayı esnettiler. E, daha savunmada kısa tarafında katkı verebilecek hem de hücumda da e, daha rahat oynayabilecek Bresso'ya göre bir oyuncuya sahip oldular. Ama burada Bogdan'ı da eklemek istediler. Bogdan istemedi. E, haklıymış da yani eğer Bogdan bu takıma gelseydi üçüncü, dördüncü isim olacaktı belki de bir anda. Ama Atlanta şu an ikinci isim. O da kişisel olarak doğru bir tercih. Ama bugün Bucks'ta olsaydı Bogdanovic şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik onlar için. Hemen gelelim sezondaki ve son iki haftadaki savunma durumlarına. Sezonda 10. sıradaydı Milwaukee Bucks. Son iki haftada 24. sıraya kadar düştü yine savunmada. Sezonda baktığımızda da geçen seneye göre rating, yani rating benim için çok önemli ifade etmesi. Yani genel durumu bir belirtme açısından söylüyorum. geçen seneye göre de daha kötü durumdalar. E, 112 116 gibi bir rating farkı var. Hücumda ise ama abartmış durumdalar. Yani 120 sayı ortalamara çıktılar bir, bir, dönem. Ve belki de çok uzun süredir hatta bakayım onun istatistiği vardı sanırım. 84-85 Nuggets'ından beri bir sezonda 120 sayı averajına ulaşan takım oldular. Ya bu sezon hücumda çok ekstra oynuyor Milwaukee Bucks. E, hücum tarafında da zaten hani sezonda 7. derdi e, rating tarafında. Son iki haftada bir 10. daha düştü ama bu normal biraz orada dinlenmelerde oldu ki savunma etkileyen de bu biraz orada rolanti aldı işi. Onun dışında e, genel savunmaya, şut savunmalarına baktığımızda da buradaki sayılar hiç, hiç, açıcı değil. Orta mesafelerde 19 ve 20. sıradalar. Özellikle short midde 19, longda da 20. Üçlüklerde ise durum daha da berbat. Köşe üçlüklerde 30. sırada ligin dibindeler. bütün üçlüklerde ligin dibindeler. Yine bu şutları savunmada. İşte yine Bucks'ın en çok kafa karıştıran yönü bu. Diyeceksiniz ki ya evet oraya işte Cirolde geldi. Diğer kısalar, atletik kısalar var. Neden olmuyor? DiVincenzo var, Pat Cunnington var. Neden bu oyuncular burada baskı yaratamıyor? Bilmiyorum olmuyor. Ya yani bu, bu takımdan Etkili bir e, dış savunma takımı dış savunma materyali çıkartamadı. Evet rakipler boyalı alana yığıldığında girdiğinde çok iyi iş çıkarıyorlar ama diğer tarafta hiç yoklar. Tabi bunun en büyük nedenlerinden biri de Lopez'di. Yani özellikle rakipler Lopez'i dışarı çektiğinde piken rollere soktuğunda zaten iş bitiyor. Yani ta Atlanta konferans finalinden beri yaşanan sıkıntı. Evet o günlerde Budenholzer bir şekilde bu oyunculara güveniyordu. Onlardan sıkıştırma alabileceğini, bu roll savunması yapabileceklerini düşünüyordu. Artık güvenmiyor. Ama güvenmemesine rağmen takır geldi. Takır rotasyonda berbat kullanılıyor. Yani standart bir 4 gibi hücuma koyuyor. Savunmada doğru düzgün e, paylaşıma sokamıyor. 5 olmadığı için onu rakipler dışarı itiyorlar. Sokmak istemiyorlar. Ona göre screen seçiyorlar. Hatta bazen daha da e, vahim e, Lopez, Portis, ıı, Takır gibi rotasyonlar gördük birkaç kere. Ya da Lopez, işte Antetokounmpo'nun daha dörde kaydı, Takır'ın üçe kaydı rotasyonlar. Ya Budun Ozer'ı anlamakta zorlanıyorum. Yani Budun Ozer benim özellikle hücum tarafında ıı, random hücum yaratmak, ıı, situational hücum yaratmak, ıı, özellikle basit oyunlarda çembere gitmek, oyuncuların birbiriyle connection'ını sağlamak olarak çok takdir ettiğim, çok sevdiğim, örnek verdiğim bir koştu her zaman. Ama bugün baksın geldiği noktada artık bu hücumlar da azaldı. Evet sayı ortalaması arttı ama böyle daha verimli bir hücum yapısı varken verimliliği düşmeye başladı. Daha çünkü sıkışmaya, sertleşmeye başladılar. Çabuk kırılıyorlar o yüzden iyi bir savunma gelince. Savunma tarafı da bir türlü yükselmedi. Ama kağıt üstüne bakıyoruz. Her şey çok güzel gözüküyor. Sezon yine üçüncü bitirdiler. 120 sayı ortalamalar gördüler. Ama işte playofflara gelince Budun bu rotasyonlarda yine büyük bocalayacak gibi. E, Takırı 5 kullanarak bir hazırlıkta gelmedi. Doğru düzgün denemedi bile. Buna hala çok şaşırıyorum. O yüzden çok gerginim yine box konusunda. E, ve yani üçlük savunması bu berbat görüntü çok kötü. Ha e, Takır, Middleton savunmasına güvenip bu üçlüyü sahaya alıp bunların yanına Antetokounmpo'yu ekleyip Lopez'i dışarı tuttukça da, tuttukları belki Pat oraya koyup ya da Vincenzo'yu koyup yaratacakları daha kısa ve baskılı bir savunma beşi yapabilirler. Bu 5 iyi savunma çıkarır mı? Bilmiyorum. Bu çok önemli olacak. Burada tek bir avantajları var. Özellikle de clutch'ta ve son bölümlerde, çeyrek sonları ya da böyle oyunun tıkandığı anlarda elinde Jurorday ve Tucker var. Yani bu iki oyuncu bire bire kalacakları savunmaları çok iyi iş çıkaracaklardır. Buna eminim. Şimdi avantaj burada yaratabilirler. Bunu çöpe atmayalım. Özellikle Butler'a karşı, Butler'ın orta mesafelerine karşı e, takırdan kurtulamadığı anlar ya da Bledsoe'nun, pardon, Cirolde'nin üzerinde kaldığı anlar. Tabii ki fizik avantajı olacak ama baskısıyla burayı en azından top almayı, dina etmeyi arttırabilir, top almayı düşürebilirler. Bu birebir avantajı kullanmak zorunda Milwaukee yoksa turu alması zorlaşacak. Hücum tarafına bakalım demiştim. Sezonda yediler. Son iki haftada onuncular. Çemberde üçüncüler. E, çok da zaten çok kuvvetli yanları Antetokounmpo'yu burada kullandıkları sürece ki onu detayına geleceğim. Orta mesafelerde 8 sıradalar. Üçlüklerde de e, köşe üçlükleri on ve bütün üçlüklerde altıncı sıradalar. Bir de dezavantaj çok faal alamıyorlar. Faal rate'i çok düşük e, playoff takımlarına göre 23 sırada, 23. sıradalar ki playofflarda faal almak özellikle de tıkanan serilerde Rakibi yıpratmak için çok önemli. Çok fazla orta mesafe deniyorlar. Ee, bu Miami'nin ekmeğine yağ sürebilir battırı, e, savunmasının etkili olduğu alanlardan biri. Özellikle de daha ayağı yavaş olan ama pikten sonra rakibinin nispeten önünde kalabilen savunma zaafına sahip ama dışarıda kalabilecek oyuncular için de iyi Miami'den. E, burayı iyi değerlendirmeleri lazım. Köşe üçlüklerin frekansı da 10. burayı daha fazla değerlendireceklerdir. Özellikle de Yanis'in boyalı alana yaptığı ataklar sonrası bozduğu ağırlık merkezi de köşede çok üçlük bulabilirler. Bu kadar aslında atletik bir takım olmana rağmen Yanis de olmasına rağmen ciddi bir ofensif rebound zorlamaları yok. Burada putback yaratmakta da zorluyorlar. Ama transition yaratmada da yine iyi durumdalar. Burada oyun başına sayı oranında 20 sayı buluyorlar. Tabi bu da savunmalarıyla ilgili biraz savunma e, pardon yanlış söyledim özür dilerim frekansları yüksek özür dilerim e, frekans çok yüksek transition yaratma frekansı ama üretimde düşükler yani üretim konusu çünkü çok fazla üçlük bulamıyorlar çembere gidiyorlar burada verimlilik düşük e, savunma da düşünce üretim de düşmeye başlıyor o yüzden transition konusunda da bence playofflarda savunmayı toparlayıp biraz gaza basmaları e, gerekecek. Zaten ağırlıklı olarak rakibi top kaybına zorlayarak vesaire değil. E, rakibin düşük yüzdesiyle beraber bu hücumları yakalıyorlar ya da e, direkt pota altından çok hızlı top oyuna sokarak yaratabiliyorlar. Bucks tarafında e, dediğim gibi bence en büyük sorun rotasyon. Yani Budenholzer'ın bu rotasyonda bu ile beraber ne yapacağı çok önemli. Yani şunları gördüğümde hala üzülüyorum. Yani Middleton'ı Özellikle geçen sene Yanis sakatlandığında Middleton tek başına kaldığında ne kadar rahat ürettiğini, daha e, birebirlerine güvendiğini, e, skor gücünün çok arttığını gördük. Özellikle Yanis kenara geldiğinde mutlaka Middleton sağda kalmalı. Hatta hatta Yanis ve Giroldey kenara geldiğinde Middleton tek başına da sağda kalmalı. Middleton ve Giroldey Yanis kenardayken yine bence sağda kalmalı. İkinci konu yine bu rotasyona bağlı olarak Yanis'in topsuz kullanımı. Sezon içinde özellikle zor maçlarda, tıkandıkları maçlarda da bunu gördük. Yanis'in birebirleri eninde sonunda yardım savunması durduruluyor. Artık buna alıştık. Ama bunu iki türlü çözüyor Milwaukee Bucks. Bir, kanat isolation'ı yani kanat izolasyonunu yaptığında Milwaukee Bucks ve... ...diğer tarafta bir şut tehdidi yarattığında... ...evet rakip de savunması da biraz ağırsa... Yanis çok rahat boyalı alana girebiliyor. Ortadan girdiği zaman ise bu iş çok zorlaşıyor. Çünkü iki taraftan da yardım getiriyorlar. İkinci konuda burada e, Yanis'in topsuz kullanımı. Özellikle piklerde picker olarak kullanımı ve orada devrilmesi. E, zayıf taraftan topsuz katları ki bunlar inanılmaz etkili aslında. Yani Middleton gibi, Cirolde gibi, Vincenzo gibi çok hareketli, hızlı bir anda savunmayı derebilecek oyuncuların kanattan e, rakibi delip ters taraftan Middleton'ın katlarını beslemesi onlar için neredeyse garanti bir sayı olana. Bunu da sürekli uygulamıyorlar. Neden? İşte burada da Budunoz'un rotasyon yönlendirme tercihleri ve artı olarak artık Yanis'in belki de egolarını bir kenara bırakıp ya ben şampiyon olmak istiyorsam evet ben zaten yine 30 sayı atacağım ama bu 30 sayıyı birebir birebir bire oynayıp atmak zorunda değilim. İnanılmaz spektaküler hareketlerle yapmak zorunda değilim. İnanılmaz e, böyle uçup kaçıp havada 375 döndüğüm sayılarla yapmak zorunda değilim. Daha topsuz oynayabilirim. Bunları değerlendirdim Ya da rakip beni gömülüm alıyor. Ya üçlüklerimi daha yüzleri sokmam şart. Burada ceza kestiği zaman çünkü çok fark ediyor. Özellikle de son iki, son haftadaki son iki net maçında böyle kazandılar. Daha doğrusu kazanırken bunun ciddi katkısı oldu. E, savunma çok gömülü aldığı için Griffin'le savunurken ya da Green'le savunurken Yanis bunlara cezayı kesti üçlüklerde. Bu üçlüklerde cezayı kesmesi ve topsuz oyunu Yanis'in çok 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 önemli olacak. Yani box hücumu biraz böyle equalizer gibi vardır ya yani o ince ayarı yapmaya çalışırsınız bir oda fail'sanız işte equalizer oynayıp en iyi sesi almaya çalışırsınız. Bu nozun işi çok zor. Yani bu rotasyon geniş bir rotasyon ama onunla devamlı böyle ayarları o kadar iyi tutturmalı ki Miami'nin bütün eksikliklerini vurup... Çünkü bu seri öyle bir seri ki artık... Ya 4-1 bitecek... Ya 4-1 bitecek bir tarafa. Yine bana öyle geliyor. Yani 4-3'e gideceğini çok zannetmiyorum. Ee, tamamen tabi bu kişisel çıkarımım. Ee, yine psikolojik değişmeler ne olur belli olmaz ama... Bir taraf üstünlüğü aldığı zaman... Diğer tarafın dönüşü çok zor olacak. Özellikle Miami için. Hani evet... Ee, Bucks üstünlüğü ele aldığında Miami zor ama Miami öne geçtiğinde Bucks belki dönebilir. Evet çünkü Bucks'ın geçen seneden gelen bir inadı da var. Bir intikam peşinde olma durumu da var ama Miami için bu çok zor. O yüzden Bucks'ın seriye çok hızlı girip belki hemen 2-0 yapıp üstünlüğü alıp özellikle de maç maçta ilk periyottan 3. periyotlardaki dönüşlerde devre arası dönüşlerinde Miami'yi çok fazla boğması çok ciddi hücum anlamında dağıtması lazım ki e, psikolojik üstünlüğü alsın ve bu bu Lego gibi takımın bu Ecolizer gibi ayarların e, iyi yapılması yapılmasıyla olacak bu. O yüzden Bruno Ozora çok iş düşüyor Postre'ye karşı. Dediğim gibi yine burada takırın nasıl konumlanacağı çok önemli. E, özellikle de karşı tarafta Bema de Bayo varken varken Lopez'le oynamak intihar olacak. Lopez'in süresinin çok kısılması lazım. Onun artık fazla yeri olmaması lazım. Belki Portis kenardan gelip belli anlarda katkı verebilir. Lopez yine tabii ki süre alır. 5 dakika, 10 dakika. Maksimum belki 15 dakika. Ama 20-25, 30 dakikalar kesinlikle olmamalı. Takırın belki minimum 20-25 dakikalarını görmemiz lazım. Hatta burada şöyle bir detay da var. İşte, hücumdaki sıkıntı da oradan geliyor. Birazcık bu topsuz oyunu kötü oynamaktan. Halbuki iyi oynadıklarında hem Yanis pası yapabilen oyuncu hem Yanis pası alabilen oyuncu. Takır şunu demişti bir Wired konuşmasında maç içi konuşmalarında yakaladım onu. Ee, Pat Connington'la konuşuyorlardı. Ya biz niye yarı sahada bekliyoruz yani hücum var, boşluk var, kanal açılmış. Tabi biraz arttırıyorum şimdi konuşmayı. Neden hareket etmiyoruz dedi yani özetle. da evet abi haklısın falan dedi. Yani et evet, bu sorun bu aslında. Ya Budenhozer Takımında belli şeylere güvenmiyor olabilir. Çok hareketlendi, top kaybını atacağını düşünebilir. Birebir daha iyi yarattığını düşünüyor olabilir ama artık playoff'larda hele de Miami gibi bir savunma çok yoğunlaşıyor işte size yarı sahada. Bir boşluğunuz varsa kısalabiliyorsanız hareketlerinizi arttırabiliyorsanız bu şekilde yapmanız şart. Hazırlıklılar mı? Değiller işte. Sorun da burada başlıyor. O yüzden de hani takır haklı bakalım hani ne kadar burada hareketli kalıp bu oyunları yaratabilecekler o kadar şansları artacak çünkü pas dolaşımı da zayıf yani secondary assist yani top dolaşımında ikinci pastan sonraki asistler çok düşük top dolaşımı olmadığı için e, birebir savunmada Miami rahat ediyor e, hep böyle birebir anlar önemli yaratıcı hücumları genelde yani day biraz daha sağlamaya çalışacak özellikle de kendi drive ve kicklerinden sonra Middleton de burada çok iyi kalamıyor o yüzden bu oyuncuların tercihleri çok kritik. Budunov'un tercihleri çok kritik. Evet. özellikle savunmada da yapacağı rotasyonlar çok önemli. Sadece hücumda değil. Mesela Nesse karşı 3 e, kısa artı Yanis Middleton gibi bir rotasyon uyguladılar. Savunma direnci inanılmaz arttı ve Brooklyn'i inanılmaz kitlediler. Tabi Harden yoktu onu da ekleyeyim. Zaten Harden yokken de çok kaldırata dönüyor takım. E, ve bu rotasyon yaradı. Ama Miami daha hareketli kalabilir, onlara yaramayabilir dikkat etmeleri lazım. deyip Hite geçiyorum burada. ...Heat'te ise durum e, Oladipo yok, oradipo e, sağ Kuadis hepsinden yani sağ baldırından ameliyat oldu tendonundan ve yüksek ihtimalle seneye de yok. Kötü haber de o e, maalesef seneye de olmayacak gibi gözüküyor şu anda. Üzücü tabii Oladipo'nun... en e, prime dönemine girerken çok da formda olduğu bir yandan... bu sakatlıklara düşmesi çok kötü oldu hem Miami için hem kendisi için. Miami'nin istatistiğine dönelim. Savunmada sezonda 8. derdi. Son 2 haftada 23 derdi ama Miami istatistiği burada biraz yanıltıcı. Neden? Çünkü Butler yokken bütün işler değişiyor Miami'de. Hem savunmada hem hücumda hem takımı mentor olarak yükseltmede en önemli oyuncu Butler. Ama burada onun olmadığı bir an ki zaten bu sayıda çok önemli. Sağlıklı kalması, sağlıklı kalamadığında işleri çok zorlaşacak. Onun dışında savunmada çemberde 17. sıradalar e, rakibi top kaybına zorlamadı 2. sıradalar bu önemli bir istatistik orta mesafelerde short e, orta mesafede 5 longda 29. sıradalar burada hemen bir e, çatışma ortaya çıkıyor Middleton o uzak orta mesafe atan bir oyuncu özellikle de Miami'nin savunmadaki bu eksiklikine vurma açısından çok karlı çıkabilir e, Milwaukee Bucks. Üçlüklerde de köşe üçlü savunmada 18. sıradalar e, ve diğer bütün üçlüklerde de 15. sıradalar. Burada da yine özellikle de Bucks'ın tepeden ya da işte köşeden bulacağı üçlüklerde iyi bir yüzde yakalaması onların savunmasını zorlayabilir. Ve bayağı işlerini zorlaştırabilir. Ki zaten Miami'nin genel olarak e, evet Crowder yok bu sene, Ariza geldi. Igadala bir yaş daha yaşlı. Butler savunma yoğunluğu içerisinde çok yoğurulduğunda... hücumda düşmeye başlıyor. Duncan Robinson'la Kendrick Nunn'ın özellikle de birebir ya da işte topsuz alan savunmasında ya da kanatlardaki piklerden sonra gelen mismatchlerde hep bir dezavantaj olarak görüyor rakip takımlar ve oraya saldırmaya çalışıyor. Yine orada da bu eksikler devam ediyor. Ki bu iki durumda da fiziksel olarak zaten hani Bucks özellikle Tucker'ı da işin içine dahil ettiğinde yine aynı saldırıyı savunmadaki bu dezavantajlarına yapabilir Miami'nin. Hücumda ise e, sezonda 19. sıralardaki ki normal dediğim gibi son 2 haftada 4'e kadar geldi. yine battır efektiyle. Çember'de 2. sıradalar. Burada da BEM efekti var ki Dragic sahada olduğunda Kendrick Nanda, Dragic'de, Tyler Hero'da, Butler'da herkes çembere gidebiliyor. Miami'nin büyük avantajı bu. Ve yine geliyoruz burada Bucks'ın dezavantajı Lopez. İşte neden çember savunmasına takır önemli? Neden Yanis e, Middleton rotasyonu savunmada takırla beraber kritik? İşte bu yüzden. Transition Offense çok tercih etmiyorlar. Çok ortalamalar. Yarı sahada da tercihleri var. Orta mesafelerde 18. sıradalar. E, üçlüklerde 19. sıradalar ki e, burada aslında biraz durum varayım. Yani Duncan Robinson gibi iyi bir üçlükçü varken burada düşükler çünkü Butler daha az tercih ediyor. Dragic çok düzenli oynayamadı, burada ciddi yüzde artışı sağlayamıyor. Tyler Hero da burada yine dengesizdi. O yüzden, Duncan Robinson dışında dış şut performansları nasıl olacak? İşte Miami'nin hücumunda da en önemli nokta bu. Çok avantajlar ki, Milwaukee Bucks'ın savunması burada kuvvetli değil. Köşe üşütü konusu da yine iki taraf için de hani birbirlerine üstünlük sağladıktan öne geçecekleri bir durum olacak. Yani özetle biraz serinin kaderini Butler gibi, Dragic gibi oyuncuların günlük performansı, Budenholzer'ın maç içindeki rotasyon tercihleri, Spostra'nın buna cevapları vesaire çok 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 ciddi etkileyecek. Çünkü yani Butler, top Butler'ın eline değmediğinde Miami hücumu baya dibe çöküyor. Ya da Dragic kenardan gelip Miami hücumlarına çeşitlilik katmadığında yani o boyalı alana girip yarattığı asistler, dışarıdaki doğru tercihleri şu tehdit üzerinden drive and kick yaratması yani topu dışarıya çevirmesi onlar için büyük avantaj ama ikisinden birine bir şey olduğu zaman da hücum çok fazla sallanmaya başlıyor Miami'de. Tabii ki Butler savunma tarafında da özellikle arka alanda inanılmaz fark yaratıyor. Buradaki switchlerde, yardımlarda, sıkıştırmalarda ve top çalmalarda. Yine geçen sene hatırlayan özellikle Miami'nin, pardon Bucks'ın hücumda iyice yavaşladığı, topun kanatlara sıkıştığı ve sıkıştıktan sonra hem zayıf tarafa döndürmeye çalışırken hem kanatlara döndürme ya da tepeye çevirmeye çalışırken ciddi pas araları yaratmıştı buradan Miami. Bunu yine isteyeceklerdir. İşte bunun cevabında, bunun değişimi de belki yine Cüro de Yine Middleton'da yatıyor Milwaukee Bucks'ta. Onun dışında Duncan savundurma barındırmak dedik. Burada sıkıntıları var. O Ledipo olmadığı için burada ekstra bir katkı bulamayacaklar. Kenardan ana hani ekstradan Igadala katkısı dışında kim gelebilir diye baktığımızda yani D Dwayne Dedmon'u kullanıyorlar. Burada ondan da ciddi bir katkı zor. var zaten çok ham. Onu kullanmaları zor. Ömer sevenle anlaştılar ama onun zaten hani şu anda bir süre alacağını vesaire zannetmiyorum. Çok sürpriz olur alırsa. Bielisa var bir de. Yani Bielisa'yı kullanacaklardı ama Bielisa da savunmada onların aradığı yanıt değil. Yani yine burada Bemade Bayo yıprandığında, yorulduğunda hem savunmada hem hücumda ee, iyi bir alternatif yok. Yine o yüzden Igadala'yı buraya tercih edebilirler. Burada kullanmayı. Belki işte ara ara Bielisa'yı tercih edecekler. Erezer'e orada yardım yaratacaklar. Ama gerçekten burada çok tıkalılar. Ee, belki de Takır'ı Miami alsaydı bugün farklı şeyleri Konuşuyor olduk, olabilirdik e, ama Milwaukee aldı. <laughs> ve sezon sonuna doğru da Miami gerçekten ufaktan mangalın altını yaktı dediğim gibi. E, buradan sonra ne olur? Evet şimdi geldik en önemli konuya. Bu seri ne olacak? E, şunu söylemem lazım. Gerçekten çok zorlanıyorum. Geçen sene dedim daha rahattım. Birçok kişi sürpriz olarak görse de Miami'yi ben sürpriz olarak görmüyordum. Geçen seneki durumlarından ve sezon içi iğmelerinden dolayı. Ama bu sene işler biraz değişik. Şimdi mental olarak e, Bucks daha iyi durumda. Bucks biraz daha bilenmiş durumda geçen sene intikamını arıyor. Ama bir yandan da Miami sezonun son iki haftasına girerken hem Boston'a karşı iki maç aldı ki bu e, sponsor'a da belirtti onu söyleşilerinde maç arası konuşmalarında. Özellikle güçlü takımlarla oynayıp ki Bucks maçında Butler yoktu onu kaybettiler ama iki Boston maçını da gerçekten iyi oynayarak kazandılar. İyi bir ivme yakalattı onlara. Ve Spolstra var. Şimdi Spolstra'da maç e, ve seri değişirken kararlar alabiliyor ama biraz eli dar. Yani bunu geçen sene finallerde de gördük Lakers'a karşı. Eli e, zaten Dragic sakatlanınca bir de Bam Adebayo sakatlanınca yine daraldı. Ona rağmen e, Lakers'tan maç kopardılar ve e, ciddi zorladıkları sekanslar yaşattılar bize. O yüzden şu anda Bucks vurur geçer diyemiyorum ama evet Bucks üstünlüğü alır. 2-0 yaparsa psikolojik üstünlükle beraber Miami'yi götürebilir. 4-1'e kadar gidebilir. Ama Miami eğer 1-1 e, ile çıkarsa e, özellikle Bucks'ın sahasından işte o zaman işler değişir. Yani kendi sahasındaki ilk maç 2-1'e getirebildiği anda seri 4-2 ya da 4-3'e kaymaya başlar. Ya gerçekten net bir şey diyemem. O yüzden de bu e, seriye Belki de ilk kez, bilmiyorum bazınız belki kızacak buna ama ilk kez net bir yanıt vermeyeceğim. Çünkü veremiyorum gerçekten. Çok düşündüm 3-4 gündür. E, bu dediklerime göre e, gidişata bakacağız. E, çok psikolojik bir seri. Dediğim gibi Bucks 2-0 atarsa kendini seriyi bitirir. Ama yok hani Miami böyle 1-1, 2-1'lik gibi bir duruma getirirse de. 2-1 öne geçtiği bir seri, duruma getirirse de seriyi 4-2-4-3'e kadar sürükleyip kazanabilir çok değişkeni olan, çok kavga gürültünün çıkacağı e, bir seri olacak bence. Budenholzer için de son şans. Yani burada elenirlerse zaten kesin kovulacak. E, hatta artık burada elenmeyi bırakın. Doğu finali minimum. NBA finali hatta belki minimuma yakın olmadığı sürelerde ben Budenholzer'ın kovulacağını düşünüyorum. Çok zor seri. iki takıma da var, kolay yersin. E, ben bu kadar zorlandım. <laughs> Sıradan bir yorumcu olarak. Koçlar ne düşünüyordur? Şu an beyinler yanıyordur. Ee, gerçekten bu seriyi izleyin. Ee, belki de bu playoff'ların en zevkli serilerinden biri olacak deyip ikinci sıra ve yedinci sıra eşleşmesine geçiyorum. Evet doğuda yedinci ve ikinci sıra eşleşmesine devam ediyoruz. Brooklyn Nets ve Boston Celtics bu sıralı eşleştiler. Brooklyn Nets için aslında bayağı e, özellikle New Jersey Nets ismiyle devam ettikleri yıllardan ki 2002-2003 yılları üst üste iki sene final oynamışlardı. O günden itibaren yaklaşık 19 sene öncesinden bugüne Brooklyn Nets'e dönüşen takımın ilk kez bu kadar yüksek final şansı var e, NBA'de. Buraya kadar getirdiler. Özellikle o takımda işte Jason Kidd, e, Richard Jefferson, e, Kyrie Martin'le o dönem hani birazcık hem sürpriz olmuştu hem de olmamıştı. Çok değişik bir dönemdi. Çok da bir takımdı Nets o dönem. Bu dönemse ise çok daha farklı bir takım Brooklyn. de şu anda hani Dinwiddie sezonu kapattı. Ekstra bir e, sakatları yok. Harden artık iyileşti. E, tabii ne kadar %100 durumda biraz belki de playoff'la ilerledikçe göreceğiz. Özellikle ilk turda belki Boston'la e, farkı açtıkları maçlar olursa biraz daha da dinlendirilebilir gibi hissediyorum. İstatistiklere bir bakalım. Hemen savunmada sezonda 21. sıradardı. Son 2 haftada 10. sıraya kadar çıktılar. Ee, rakiplerin Efficient Field Goal'ünü savunmada 8. sıradalar. Bu da gayet iyi ama top kaybı e, ve Offensive Rebound vesaire gibi konularda da çok daha düşükler. Çember savunmasında 11. E, orta mesafelerde 12. Üçlüklerde işte ilginç bir detay var. Genel üçlüklerde 12. sıradalar ama köşe üçlüklerinin savunmada 1. sırada Brooklyn Nets burada da Durant'in Green'in ve hatta yer yer birazcık Griffin'in etkisini görüyoruz. Ama tabi bu Brooklyn Nets'te hani şunu diyebilirsiniz hızlıca ne değişti? Yani sezon başına göre evet hani zaten Kyrie ve Durant vardı ama o takım çok sallanıyordu. İşte Cleveland gibi bir takıma iki maç üst üste kaybedebiliyordu. Kyrie kafasına göre bir yerlere gidiyordu. Herkes böyle sahada koçluk yapmaya çalışıyordu. Durant böyle bir tuhaftı falan. O zaman da hani ben açıkçası şunu sanıyorum ya bu takım şampiyon olamaz. Ama ne zamanki Harden geldi, ne zamanki Kyrie'nin sakatlık dönemi Harden'ın gelişine denk geldi ve biraz da Durant orada eksik kaldı. İşte Harden'ın özellikle D'Antoni ile olan ilişkisi, birazcık o coaching team'in e, Neş'in önderliğinde bence takıma yaklaşması, iki oyuncu kenardayken özellikle Kyrie ve Durant. Dakar hiç yokken kaybolup gitti ortalıkta. Artık haber veriyor Allah'tan onu düzeltti. Yaklaşması. Diğer oyuncuların özellikle de birazcık bu işi gurur meselesi haline getirip Harden'ın da onları hem hücumda yükseltmesiyle hem de onların savunmada kendilerini de göstermek için daha iyi bir hale gelmesiyle işler çok değişti Brooklyn için. Yani Harden'lı takımın istatistiği gerçekten çok iyi durumdaydı. Çok daha az maç kaybettiler. Özellikle de Kayri ve Duran tek başınayken. İşte burada işte bu süreçte Landry kendini buldu ki Landry Shamet ondan önceki yıllarda gerçekten kimliğini bulamayan, sahada ne yapacağı belli olmayan, çok düşük kalan, gelişimini beni çok şüpheye düşüren bir oyuncuydu. Çok da eleştirdiğim bir oyuncuydu. Ligin son bölümünde inanılmaz oynamaya başladı. Hele de takım eksikken. E Jeff Green zaten burada büyük avantaj yaratıyor. Mark James'i kattılar. Mark James evet savunmada inanılmaz iyi olmasa da hücumda yine rotasyonda iyi bir derinlik kattı. Çok rahat oynuyor. Sanki e, hiç CSK'da kavga etmemiş gibi kendini buldu tekrardan. Griffin ektendi. Griffin savunmada hala büyük eksik ama hücumda e, bahsettiğim konular özellikle takasında bahsettiğim konuları yapıyor. İşte handoff'lar pick'en roller, Durant'in yanında oynama vesaire konuların hepsini yapabiliyor. Bruce Brown keza burada Joe Harris'le beraber savunma rotasyonda iyi katkı veriyor. Onlar için savunma Harden'la beraber artı hücumda oyuncuların oyuna dahil edilmesi konusu çok ciddi gelişti. Hatta hemen şu istatistiği de vereyim. E, pas yüzdesi genel olarak takım içi pas yüzdesi %36'dan %42, %45'lere kadar çıktı Harden'la beraber. Asist sayısı e, da, pardon asist üzerinden sayı üretmede çok ciddi sıçrama yaşadılar. Zaten pas dolaşımının 60-70'ini Harden yaratmaya başladı. Bir avantajı da şu oldu Harden'ın. Harden'ı biz hep ne olarak eleştirdik üstünde? Ee, işte kritik anlarda topu kullanmak yerine yine çevirmeye çalışıyor. Yani hep o aslında Harden ne kadar eleştirilse de o çok bencil gibi dursa da topu paylaşmayı çok seven daha asist, bol asistle oynayıp kendisine ikinci turdan sonra top geldiğinde ikinci opsiyonlarda top geldiği kullanmayı seven bir oyuncu. Birebirleri de biraz daha dışarıda oynamayı bu seviyor bu yüzden. İçeriye daldığında belki de rakibin o e, rakiple biraz daha dalga geçen bir yapıda işte çembere gitmek yerine onları e, kandırıp diyelim ameliyat topu çevirmeyi sev seven bir oyuncu Ardın. Burada da aslında doğru partneri buldu Kayri. Şimdi önceden verdiği oyuncu Westbrook'tu. Önceden verdiği oyuncu Chris Paul'du. Önceden verdiği oyuncu e, daha düşük profildi işte takırdı vesaireydi olmuyordu tıkanıyorlardı o yüzden şimdi Kyrie Irving'i burada bulunca Kyrie Irving'i de hiç çekinmiyor Kyrie Irving de bunu almakta hiç çekinmiyor ve Kyrie Irving üzerindeki baskıyı da aldı yani böyle çok sıkışan bir şey açmak için bazen delmeniz gerekir işte Harden o delici oldu yani takım içindeki o sıkışmışlığı da Harden deldi ve rahatlattı e şimdi Kyrie de onun oyununda daha rahat Durant'ın oyununda daha rahat diğer oyuncular da onun oyununda daha rahat savunma da yükseliyor çünkü mental bir durumda var burada o yüzden hani e, Harden bu işin değişkeni oldu. O yüzden Hardın başına hiçbir şey gelmemesi lazım Brooklyn'de özellikle de playofflarda. Ki hardın mental etkisi e, birazcık burada Durant'i de toparladı, Durant'in de savunma motivasyonu arttı. Ki sezonda çok öne çıkarmıyordu ki Golden State'te çok iyi görmüştük onu savunmada. E, o, onunla beraber işte Griffin oraya eklediler, keza onun da etkinliği arttı. Yani Harden gerçekten çok önemli bir oyuncu. Burada çok ciddi bir fark yarattı Brooklyn Nets için. O yüzden de sakatlanmaması çok kritik. Hücuma da bakıyoruz tekrar Brooklyn Nets'te. Sezonda birinci sıradalardı. Son iki haftada 8'e düştüler ama tabii dediğim gibi burada eksiklikler önemli. Efficient field goal'de birinci sıradalar. Top kayıbı oranı çok düşük. Bu da çok önemli onlar için. Foul rate'leri de, foul alma rate'leri de çok yüksek. Beşinci sıradalar. Çünkü hem Kyrie, hem Harden, hem Durant hepsi far olabiliyorlar. Kısalar da bu konuda etkili. Mike James de etkili. Şamet de etkili. Bunların hepsi far olabilmeye potansiyeli yüksek oyuncular. Yine ofense'de bütün orta mesafelerde ikinci sıradalar, Short, long ve all'da. Üçlüklerde de ikinci sıradalar. Bir tek köşe üstünde dokuzuncu sıradalar. Buradaki üretim tabi sadece Joe e biraz. Joe Harris'de Şamet'e kalmış durumda. Hatta Joe Harris çok köşede değil daha tepede üretiyor. Sadece Şamet'e kalmış durumda o yüzden biraz daha düşük gözükse de yine de çok iyi bir sayı. bayağı baya baya burada Harden'ın etkisini de hissediyoruz. Yine, yani drive and kickler çünkü çok iyi çalışmaya başladı onlar için. Onun dışında şimdi genel olarak notlarımıza bakarsak Brooklyn'le ilgili sezon başında dediğim gibi yani Kyrie her ucumda ısrarla topu bana ver diye istiyordu her şeyi kontrol etmeye çalışıyordu. Bütün, özellikle de clutch'ta Kairi'nin kaldıratları çok zarar veriyordu. Ha, Kairi bunları sokma maçı alıyorsunuz. Eleş bunu eleştiremem ki bakın şunu da tekrar söylüyorum. Parantez içinde yine çok kızanlar olabiliyor. Kairi benim gerçekten bayıldığım bir oyuncu. Çok sevdiğim bir oyuncu. Bu tarz oyuncuları daha çok eleştirmek de benim kesinlikle daha mantıklı gördüğüm bir taraf. Yani Kairi'nin bu kaldıratların özellikle Clash'ta ki boş hücumlar, boş oyuncular varken, çok daha iyi avantajlar varken verimliliği düşürdüğü kaldıratlar bunlar. E şimdi bunlar hep maç kaybettiriyordu. Şimdi bu dengeyi Harden alıp en azından buradaki tercihi kendi yönlendirimiyle Durant'a ya da Kyrie'ye verdiği zaman Kyrie ve Durant üzerinden bu tercih baskısını da aldı. Çünkü ne diyorduk? İki oyuncu birbirine girebilir şimdi girmeyebilirler. Çünkü ne olacak? Ha, Harden o çok değil. Harden orada çok rahat. Çünkü Harden doğruyu seçme ihtimali zaten çok yüksek. E, bu saygıyı da kazanmış durumda. O yüzden ben Kyrie ve Durant'in bir kayıpta yaşanabilecek sıkıntıda da ona çok yükleneceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi D'Antoni ilişkisiyle beraber coaching tarafı da e, bu konularda çok e, rahatladı. Yani Kyrie'nin bu topu ben atmam lazım psikolojisinden de onu e, kurtardılar. Yani işte bu şeyi gösteriyor bize. yaratıcılık sadece inanılmaz bir zor pas atmak değil. İşte drive ettim. Havada yine dönüyordum. Bacak aramdan bir pas attım. İnanılmaz işte. Haftanın en iyi hareketi. Ama maçı kaybettik. 47 sayı attım ama maçı kaybettik. Kılaçta 15 sayı buluyorum ama öyle bir kaldırat yaptım ki maçı kaybettik. Ne oluyor? Günün sonunda kaybediyorsunuz. Bu kaybı Hard'ın durdurabilir. Yaratıcılık, gerçek yaratıcılık sizin takım arkadaşlarınızı da için içine soktuğunuz, herkesi için içine işin içine soktuğunuz durumlarda daha değerlidir. Harden da bunu yapabiliyor. Artı olarak hani e, iyi geri dönüş yaratabiliyor Brooklyn. Zaten çok kaliteli bir takım. E, koptu gitti denilen maçlarda bile rotasyon oyuncuları asla düşmüyorlar. Bu da çok önemli. Playoff'larda basketinde bu tarz oyuncular çok ciddi düşüş yaşayabiliyorlar normalde. O yüzden de e, Brooklyn'in burada yarattığı sistem playoff'lar ilerledikçe derinlik olarak yani yarattığı sistem için derinlik e, özellikle de Yıldız oyuncuları bence bayağı e, rahatlatacak. Tabi burada dikkat etmeleri gereken konu... E, zaten Jordan'ı rotasyonun dışına itmeye meyillilerdi. İttiler de gibi. Çok süre almaması lazım. Griffin Durant rotasyonunda ısrar da çok e, emin değilim. E, Tabi Celtics burayı çok kaşıyabilecek bir durumda değil şu anda. hani Zaten bahsedeceğiz birazdan Celtics'ten. Yani Bu seri kazanma şansları çok çok düşük. Ama ileride işte... Philadelphia'ya geldiğinde, belki Bucks geldiğinde, belki Miami geldiğinde işler değişecek. O zaman Griffin'i savunmada barındırmak zor olabilir. Evet, hücum katkısı önemli. Hem eee spot shooter olarak kalması hem e, pick and roll'lerdeki hareketli hand iyi oynaması, pas yapabilmesi dirsekten, low'dan, e, low post'tan bunlar önemli ama savunmada daha böyle Jeff Green, Durant ikilisi daha etkili geliyor. Daha etkili duruyor zaten. Hücumda da zaten Jeff Green'in etkisi yine passing olarak çok iyi. Yani Jeff Green burada en kritik oyunculardan biri. Ki geçen seneye Houston'a tek başına çok ciddi katkı vermişti. Ama hani ona da yüklenmek e, yersiz. Tabii ki yaşından dolayı düşmeye başlıyor. İşte Griffin'i biraz daha Jeff Green backup'ı gibi konumlandırırsa Brooklyn işler onlar için daha da iyi olacak. Onun dışında zaten Brooklyn hakkında çok söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi bütün kilidi Harden çözdü. Sezon başı bütün eleştirilerimi Harden değiştirdi. Şu anda da Harden'la beraber bakalım finalleri görebilecekler mi? Bakacağız. Celtics'e geçiyorum. Celtics'te Jaylen Brown sezonu kapattı. Robert Williams'ta bir sakatlık var ama hani şu an hani çok ciddi değil gibi. E, yani son bir güncelleme olursa tabii yine konuşuruz ama e, gördüğüm kadarıyla inanılmaz önemli bir şey yok. Day to day, day, day to day, day, to liste dediler kendisine. Ama dediğim gibi bir değişiklik olursa onu da şerh düşüyorum. Robert Williams'ta kaybetmeleri Boston için çok kötü olacak. Sezonda savunmada 12. sıradalarda 15'e kadar düştüler daha sonra. Çember savunması 22. sırada orta mesafeler 22. Köşe üçlükleri 16. Bütün üçlüklerde 20. sıradalar. Boston bir önceki videoda özellikle de Playin videosundaki... Playin maçına da ufak bir değineyim hadi burada... ...Washington'ı yendiler... ...Washington'a karşı Washington'ın zaten hani... ...özellikle de Russell Westbrook'un dağılmasıyla beraber... ...rahat bir maç götürdüler diyebiliriz... ...bir yere kadar oyuna tutundu ama Washington... ...özellikle de... ...Tatum'un zaten 50 atmasıyla beraber işler bitti... ...Kemba çok kötü oynadığı bir ilk yarıdan sonra iyi toparladı. Smart keza savunmada birazcık eski halinden ışıklar verdi. O şekilde zaten çok da güçlü olmayacak bir aday olan Washington'ı yendiler. Ben de zaten bastın turu geçmesini bekliyordum orada. Ama hala aynada kendilerini tanıyamıyorlar. Play'in yorumlarında dediğim gibi. Çok savunma temeline bağlı bir takımken bunları çok iyi yaparken bu sezon hem sakatlıklar oldu hem Jaylen Brown kaybettiler. E, Tice gitti. İşte Robert Williams Tristan Thompson ikilisiyle hani Robert Williams'a biraz daha güvenerek devam etmeye çalıştılar ama savunma bir türlü oturmadı. Yani arka alanda da hem Kemba hem Smart zaten savunma katkısı çok düştü. Ki Smart beni çok şaşırtıyor. Yani onun daha bir mental olarak mı sallamıyor? Genel olarak takım sıkıntısı var. Böyle hiç o eski halinden e, savunmada eser yok şimdi e, Smart'ın. Ha Playoff'lara ne kadar değişecek göreceğiz çok önemli onun savunma özelliğini tekrar eski haline getirmesi stabil kalamıyorlar çünkü savunmada o düşükken çok büyük dert yani Boston en azından e, eskisi gibi tepe birinci ikinci üçüncü sıralarda bir savunma takımı olsaydı şunu konuşuyor olabilirdik Jalen Brown da olsaydı ya Netsi hücumlarını özellikle Harden'ı kitleyip bozabilirler demeyi çok isterdim ama diyemiyorum. Hücum tarafına bakalım. Sezonda 10. sıradalardı. Son 2 haftada 18. sıraya gerilediler. Efficient field goal 13. sıradalar. Çember de 9. sıradalar. Orta mesafeler 17. Üçlüklerde ise 10. sıradalar. Köşe üçlükleri ise 15. Burada güzel bir istatistik var. Son oynadıkları Washington maçından önce verdi bu istatistiği. Kemba'nın 20 sayı geçtiği, pardon Washington maçından önce verdiler özür dilerim. Kemba'nın 20 sayı geçtiği, %45 üzerinde field goal bulduğu, %40 civarı üçlük attığı maçları kazanıyorlar. Yani Kemba'nın özetle verimli ve efektif oynaması lazım. Kemba ne zaman ki 20 sayının altında kalıyor, şut yüzdesi %30'lara düşüyor. Üçlük bulamıyor. O zaman da çakılmaya başlıyorlar ki Kemba hala çok dağınık. Yani hala Charlotte'da oynuyormuş gibi hareket ediyor biz hastalık geçirdi, hastalığı açıklanmadı, Covid olmadığı söylendi ama o hastalıktan sonra bir türlü fiziksel olarak da verimli dönmedi. İyi gözüküyor ama gerçekten hani çok çabuk yıkılıyor, çok çabuk pes ediyor, çembere gitmekte bazen korkuyor gibi bir hali var. O yüzden Kemba, Jalen Brown da yokluğunda çok önemli bir hale geldi. Hele de bu seride Tatum'un yanındaki en önemli isim. Smart'ı bir kenara bırakıyorum. Hani biraz daha savunmaya yönelmesi lazım. Ama ne çıkarabilirler bu seriden? Açıkçası çok umutsuzum. Yani Boston tarafı için söyleyeceğim tek konu mental olarak çok kötü durumdalar. Evet Tatum Tatum'un 50 attığı, Kemba'nın inanılmaz oynadığı, savunmanın çok iyi olduğu bir maçı alabilirler Brooklyn Nets'e karşı. Hatta bir maçı da zorlayabilirler. Hiç şaşırmam. Ama Brooklyn Nets'in 4-0 alması da 4-1-4-2 alması arasında çok bir fark yok açıkçası. Yani bu turu hiçbir şekilde geçemeyeceğini düşünüyorum Boston'ın. Biraz burada Stevens'a da değinmek lazım. Hani play'in maçına zaten değinmiştim. Biraz pervane bir ebeveyn gibi bir koça benzetmiştim. Hücumda özellikle yani daha kontrollü hücumdan o Rozier dönemlerinden kariyerinin sakat olduğu dönemlerde o daha kontrollü Tatum'un daha fazla gelişim göstermediği Jalen Brown'un daha böyle e, kozasından çıkmadığı, daha kendi başına hareket etmediği dönemlere daha kontrollü bir hücumken şimdi bu oyuncunun gelişimiyle biraz daha geçişken onların karar, daha çok karar verdiği, esnek olduğu bir hücum yapısına dönmeye çalıştılar ama onu da beceremediler. Böyle bir araya sıkışıp kaldılar. O yüzden de Wes Stevens burada bir çözüm üretemiyor. E tabi deneyincinde de GM'lik tarafında yaptığı tercihler yani Tristan Thompson'ın şu takımda Hala ne işi var çözebilmiş değilim. Playoff'larda ne verecek hiçbir fikrim yok. Robert Williams daha çok ham. Evet ciddi bir potansiyeli var ama hala rotasyon oyuncusundan öteye geçememiş durumda. Ki ben ondan hala umutluyum bu arada. Ama hani Brooklyn Nets serisinde ne yapabilirler? Ne zorlayabilirler? Evet yani Kemba'nın inanılmaz delici oynayacağı bütün seriyi e, drylarıyla bütün o savunmanın tozunu attıracağı, Brooklyn'in iyi yaptığı savunmanın tozunu attıracağı, açık sağ bulabildikleri, devamlı böyle erken ucum bulabildikleri bir akış yakalayabilirlerse, yani Stevenson'ın sezon boyunca yakalayamadığı akışı yakalayabilirlerse özetle, belki bir şey olur. Çok düşük ihtimal ama e, çok zor. Halbuki yani bunun nasıl renk işaretlerini de veriyorlar. Yani biraz böyle bir hasıl yakaladıklarında bu dedi bahsettiklerimi yaptıklarında Boston inanılmaz geri de dönebiliyor. Bir anda farkı da açabiliyor. Bunları görebiliriz yine ama seriye getirir mi? Çünkü karşıdaki rakip de Brooklyn de bunları daha iyi yapan bir takım onlara göre. Çok zor. Boston için bence yine hayal kırıklığı bir sezon ilk turda bitecek. Açıkçası çok umudum yok. %10, %20'den fazla şansları yok gibi geliyor bana. Ama yine şerh düşüyorum. Harden'ın sağlıklı olduğu durumlarda. Yani eğer ki Hard'ına bir şey olur. Kairi kontrolden çıkar. Durant de aman Durant de e, dur abi ben alıyorum diye panik yaparsa işler bir anda tersine dönebilir. Bu de düşüyorum ve seriyle ilgili tahminim Brooklyn Nets e, 4-0-4-1. E, çok maksimum olursa 4-2 ama tahminim 4 ya 4-1 olacağı yönünde yapıyorum deyip 1 ve 8 eşleşmesine... Geçiyorum. Doğu'da 1-8 eşleşmesi de Philadelphia ile Washington Wizards arasında oldu. Philadelphia tabi Doug Rivers'ın gelişiyle o geçen seneki Brad Brown'u ve hatta ondan önceki yıllarda da Brad Brown'dan keşke kurtulsalardı dediğimiz yıllardan uzaklaştılar. Ee, Doug Rivers takımı derledi, toparladı. Özellikle sezon başında çok iyi işaretler verdiler. Tabi bu işaretlerin hepsi playofflarda her şey çok iyi olacak demek değil her zaman. Bir de onları playoff ortamında görmemiz lazım ki Dark Rivers'ın geçen sene özellikle de uzun rotasyonunda e, Clippers eli çok dardı. Oyuncular da doğru bir connection kuramamıştı. Paul George'un daha sonraki açıklamaları işte Dark Rivers e, beni çok köşe köşe oyuncusu olarak kullanmaya çalıştı. Birazcık topun dışına itmeye çalıştı vesaire gibi açıklamalar yapmıştı. Doğru connection kurulamamıştı. Hatta diğer oyuncular da Paul George da özellikle Harold ve Lou Williams ikilisi e, bayağı didişmişlerdi. Bunlar hep sonradan çıktı ortaya soyunma odasında özellikle. Kavai zaten e, bu konularda daha pasif bir oyuncu ki Kavai'nin tek derdi takımından e, düzgün bir süreklilik beklemek. Başka da pek bir şey isteyecek bir e, liderlik yönelimine gitmiyor. Ama bu sene baktığımızda hem Clippers e, oyunculardan kurtuldu, Harold ve Lulimistan kurtuldu, Rondo'yu getirdi. E, Lou biraz daha evet... Hücum tarafında organizasyon olarak sıkıntılar yaşasa da tabii ki Paul George ve Kavay'ı kullanıp savunmayı toparladı. Ha bunları niye anlatıyorum? Yani Dark Rivers'ın Clippers başarısızlığından sonra özellikle son döneminde biraz onun elindekileri kafasındakiler elindekiler çok uyuşmadı. Doğru bağlantıları kuramadı. E bu olabilir. Tibado'da da biraz bundan bahsetmiştik. Özellikle Minnesota döneminden sonra. Minnesota döneminde ve sonrasında. O yüzden Dark Rivers da aslında Philadelphia'da biraz daha elini rahatlatan bir kadroyla, daha iyi e, iletişim kurabildiği bir kadroyla yola çıktı. Ve işler daha iyi. Zaten Tobias Harris'te daha önce çalışmıştı. Onu, onu iyi kullanmayı bilen bir koç. Embiid ile Simmons'ın ilişkisini de, sağdaki ilişkisini özellikle iyi düzenledi. E, özellikle Embiid'in sağ içindeki top kullanma e, noktalarını, doğru tercihlerini vesaire de iyi düzenledi ve ortaya daha iyi hızlı hücuma çıkan, daha iyi top çevirebilen, daha hareketli kalabilen bir Philadelphia çıkardı. Bir istatistiklerine bakalım hemen Philadelphia'nın hızlıca. Savunmada sezonda üçüncülerdi. Son iki haftada altıncılar. Efficient field goal savunmasında da üçüncü sıraya kadar geldiler ligde. Burada bayağı iyiler. Top kaybına zorlamada zaten top ki zaten bütün konu burada Simmons. Simmons ligin en iyi savunmacı adayları da arasında bu sene. Gerçekten e, yarı sahada pas arası yapması, geçişlerde topa baskısı, e, yardımlardan sonra oyuncunun sağdaki oyuncuların doğru e, pardon, konumlanmalarını doğru okuyup yine top çalmaya, e, top çalma denemesi başarıyla sonuçlandırması onun savunmasını bayağı değerli hale getirdi. Faal vermedi, biraz ortalarda rakibe faal verebiliyorlar. E, çemberdeki şut yüzdesini rakiplerin 10. sıradalar ligde. Orta mesafelerde birinci sıradalar bu kısmı çok iyi savunuyorlar. Üçlüklerde de köşe üçlüklerinde 5. sıradalar. Bu da iyi bir şart ama bütün üçlüklerde 10. sıradalar ve köşe üçlü olmayanlarda 19. sıradalar. Şimdi böyle baktığımızda evet zaten sezon başında da bir Philadelphia'lı konuşmuştuk özellikle bir gündem yayınında. Yine ona bakabilirsiniz detaylar için. Orada da biraz bahsetmiştim aslında üçlük savunmasında yarı sahada Simmons dışında biraz yardım sorunu ve takip sorunu yaşıyorlar orada hareketli olabilecek, hızlı üretebilen takımlara karşı ha Wizards'a karşı yaşarlar mı? Belki ara ara yani Bertans üzerinden ya da Beal üzerinden belki ara ara yaşayabilirler ama çok ciddi bir sorun çıkartabileceklerini zannetmiyorum. Wizards özellikle de oyun kurgusu olarak fazla zorlamayacaktır. Hücum tarafına da bakalım. Sezonda 13. sıralarda 13. sıradaydılar. Son 2 haftada 12. sıraya geldiler. Efficient field goal, field goal 15. sıralar. Top kaybı yüzdesinde 20. sıralar. Bu iyi bir işaret değil. E, offensive rebound'da da çok zorlayamıyorlar burayı. Ve 24. sıralar. Ama burada biraz şeye bakmak lazım. Özellikle Embiid'in hücumda çembere yakın oynadığı her topta ya da Howard'ın e, özellikle rotasyonda yer yer e, sahaya atılacağı durumlarda burayı kaşıyabilirler. Evet bütün maç boyunca iyi bir stratejileri yok hücum rebound tarafında ama gerektiğinde de kaşıyabilecek oyuncuları var. Çemberde 19. sıradalar. Hücumda e, orta mesafede kısa ortada 8. uzun orta mesafede 3. bütün orta mesafede 4. sıradalar. Köşe üçlüklerde e, 7. köşe üçlü olmayanlarda 15 ve bütün üçlüklerde 9. sıradalar. Tabi buradaki en büyük etki yine köşe üçlükleri konusunda hem Furkan işte hem Green hem kenardan gelen diğer oyuncular üçlük bulabiliyorlar bu açıdan çok iyi. Bir de üzerine George Hill'i eklediler. George Hill'in yaratabileceği drive and kickler çok yani Milton da bunu yapabiliyor bu arada. Özellikle Simmons'ın rotasyonda hem dinlendi hem kenarda kaldı ya da Simmons'ın yarı sahada direkt low posta yollanıp bu hareketli hücumda biraz daha pasif hale getirildiği durumlarda daha iyi dış üçlük bulabiliyorlar drive'lar üzerinden. Burada ana sorun aslında hücumlardaki top kaybı konusu. Embiid ve Simmons ikilisinin ortalama toplam 6 top kaybı var. Bu maçlara göre artabilir de. Buna çok dikkat etmeye lazım. Ha Wizards yine Wizards tarafına dönersek ki Wizards'ı bugün biraz Philadelphia üzerinden de değerlendireceğim. Yani burada ne kadar top kaybına zorlayabilecek bir savunmaları var? E, çok yok. O yüzden bu savunma durumunda top kayıplarını biraz sınırlarlarsa Wizards belki de hiç şans vermeden turu geçebileceklerdir. Onun dışında iyi bir işaretle şu, çok fazla faal alabiliyorlar. Özellikle Embiid, Simmons ve Tobias Harris üçlüsü ortalama 19 civarında faal atışı deniyorlar maç başına. Bu da iyi bir yüzde. Özellikle playoff'larda faaller çok kritik hale geliyor. Hem rakibin faal alıp savunmasının düşmesi hem sizin biraz daha tıkandığınız anlarda çizgiye gitmeniz bir nefes almanız ve rakibinize de zarar vermenizi sağlıyor. O yüzden bu üç oyuncunun alacağı faaller... Sırf bu seride dedi bütün playoff'larda Baya bayağı işlerine yarayacak. Orta, e, benim gördüğüm ana sıkıntı da burada hani, tab tabi burada Harris'in de buna katkısı var. Birazcık Embiid'in de katkısı var. Orta mesafeye bazen çok hapsolabiliyorlar. Ha bunu e, hem Tobias Harris burada e, yüzdeli oynayabildiği maçlarda daha çok e, hani çemberi bırakıp tamam atıyorum zaten ya da işte Embiid'le hızlı bir e, üçlük içerisinde bir pick and roll oynadık. İşte Embiid pop yaptı dirsekten ya da Biraz long mid'den bir şut denedi. bunları biraz tıkanabiliyorlar. Bunları iyi savunabilen bir takıma karşı yine zorlanabilirler. E yine geliyoruz ki Wizards'a. Wizards bunları savunabilir mi? Çok zor. O yüzden yani bu orta mesafe fre frekansı çok yüksek hücumlarda. Tabi bu tur kurtarsa bile bundan sonraki turlarda ne kadar buna hapsolurlarsa o kadar sıkıntı yaşayabilirler. Bunu da playoff'ların başında eklemek istedim. E ve yine... Orta mesafenin dışında da üçlük konusunda da e, özellikle kenardan gelecek oyuncuların ki Furkan da buna dair çok ciddi performans vermesi lazım ki o Orta mesafeye e, tıkılma konusundan birazcık çıksınlar orada alanı açabilsinler Tabi bu sene Philadelphia'nın en büyük özelliği savunması yani savunma efficiency, efficiency'sinde e, tepedeler Lakers'la beraber mükemmel bir sezon geçirdiler savunma olarak. Zaten Doug burada iyi iş çıkaracağı belliydi. Green zaten her zaman oynadığı takımlarda iyi savunması, iyi savunma katkısı vermiş bir oyuncuydu. Hele de Lakers'ta geçen sene şunu çok duyuyordum. Canlı yorumlarda da diğer hani videoya gelen yorumlarda da Green neden sağda 30 dakika, 35 dakika bazen tabii süresi düşüyordu ama işte hücumda saçmalasa da formu düşük olsa bile savunmada önemli bir oyuncuydu. Deflection yaratabiliyordu baskı yapabiliyordu. Ee, ekstradan pas aralarını zorlayabiliyordu. O yüzden bu sene aynısını e, ya, Philadelphia'da yapmaya devam ediyor. Ki kenardan gelen e, Tybull da Furkan savunmasını en üst seviye hala çıkartamadı ama geçen senenin üstüne biraz daha koydu. Yani kenardan gelebilecek her oyuncu özellikle yani bir kenara koyarsak çembere yakın savunması dışında neredeyse herkes e, ortamın üstü ya da çok iyi savunma yapabiliyor. Simmons önderliğinde e, kenardan gelecek bir de George eklediler. O da Simmons çıktığında bile tam sağda ya da yarı sağda topa yakın bir savunma yaratabilecek bir oyuncu. Peki ne değişti de Philadelphia'da? Bu sene hem lider oldular hem de e, bence şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor. E, ben de gösteriyorum ama Philadelphia'nın her an oradan düşme ihtimali de var. Aslında çok kolay bir yol kurdular kendilerine. Yani 4-5'te New York ve Atlanta gelecek. Tahminim orada Atlanta zaten bu videoda göreceksiniz. Philadelphia-Atlanta eşleşmesinde de hani evet bir, bir iki maç kaybetme ihtimalleri var. Özellikle Atlanta'nın hücumda çok iyi oynadığı bir bir ya da iki maçı kaybedebilirler. Ama finale gitme yolları gerçekten bu iki maç Wizards ve Atlanta New York galibi nispeten kolay rakiplerine göre. Yani buraya geçer ve rakip taraftan hani, tahminen diyelim hadi yine Brooklyn Nets gelecek dersek doğu finaline kadar işleri... Kolay doğu finalinde de e, esas zaten bu iki seriyi ve iki serideki performansını konuşunca doğu finalindeki şanslarının profili de ortaya çıkacak. Geri dönüyorum. Ne değişti de bu hale geldi? Tabii geçmiş yıllarda Brad Brown asla çalıştıramadığı yarı saha oyunları yani ne basit pick roller ne hareketli hücumlar e, hep rakibin artık alıştığı, çok fazla tahmin edilebilir olan oyunları oynuyorlardı. Şimdi en azından hem Tobey serisi hem BIT ikilisi piken rolleri çalıştırmayı deniyorlar. Buradan çembere kadar gidebiliyorlar. Simmons'ı özellikle hızlıca low post'a atıp onun dış alandaki ki hala şut sorunu devam ediyor ve artık bu bunu konuşmayacağım. Bununla ilgili çok yorum yaptım, çok video yaptım. Şimdi mental kısmını da çok anlattım. Ve ben artık bu konuları hani çalışmayla şununla bununla değil tamamen psikolojik olarak bir noktada çözülüp çözülmeyeceğinin zamanını göreceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra çok dönüm yapmanın anlamı yok. O yüzden Dark Rivers da bunun yorumunu yapmayıp onu low Post'ta itiyor. Hatta burada ekstradan bir de hani low posttaki Simmons'la Embiid arasında da bir connection yaratmayı, bir bağlantı yaratmayı başarmış Dark Rivers. Tabi bunu savunmak kolay rakipler için ama yine burada Wizards'a gidiyoruz. Wizards, Wizards bunları savunabilir mi? Bu belli olmayabilir. Burada biraz şansları var. Gafford İyi iş çıkarıyor Wizards'da özellikle bu play'in maçlarında da ikinci maçta da gayet iyi oynadı. Yani Gafford'un burada bir etkisi olabilir o savunmada. Özellikle de o connection'ı bozabilir. Ya da işte dışarıdan biraz daha kısa oyuncuların baskısıyla orayı bozmaya çalışabilirler. Top dolaşımından bahsettik. Bu da daha iyi duruma geldi. Ama benim zaten en çok tetiklendiğim konulardan biri ki coaching gözüyle baktığında bir takımın geçiş hücumuna, öncelikle hızlı hücuma olmazsa geçiş hücumu devam ettirebilecek koşullara ve rotasyona erişmesi çok önemlidir. Ki bu ciddi çalıştırılır. Yani kim koşacak, nereden koşacak, kanat oyuncuları o anda kim olacak, random bu nasıl başlatılır, topu ilk kim alacak, hangi açıyla çembere doğru koşacak, dışarı mı açılacak, içeride mi kalacak. Bunlar hepsi çalışılır. Bu konuda özellikle de Dark Rivers birçok sorunu çözmüş. Brad Brown'un geçiş hücumlarını izlediğimizde ya da hızlı hücumlarını gördüğümüzde ben gerçekten sinirleniyordum. Yani Simmons'ın koşup koşup topu böyle çok en önden gidip bitiremeyip bir de geriye atıp çok fazla harcadığı anlar oluyordu. Burada en azından tabii ki bunları yine görebiliriz yer yer. Simmons yine kendini kaptıracaktır. Ama diğer kısalığı ya da Simmons biraz daha kendisi önden gitmek yerine koşan oyuncuları beklediğinde pası bulacak ve çok daha rahat pozisyonlar yaratma ihtimallerini doğuracaktır. Bu da onlar için çok pozitif bir durum. Savunma tarafında sıkıntılardan biraz bahsetmiştim. Arka alan savunmasında üçlük savunmasında yer yer sorun yaşayabiliyorlar. Özellikle yardımlarda zayıf taraf yardımları biraz dertli. Buraya ağır bir oyuncu koyduklarında ya da birazcık şuuru kapalı bir oyuncu olursa ya da maç içinde kendini kaptırırsa sıkıntı yaşayabiliyorlar. Harris de burada ara ara oyundan düşüyor. Birebir de iyi kalsa da yardımda uyuduğu anlar fazla. Tabi konu yine burada Embiid'e gelecek. Embiid ne yapacak ve Philadelphia'yı bu sene gerçekten NBA finallerine götürebilecek mi? Embiid özellikle de geçen yıllarda ki geçen sezon Simmons da e, yoktu. Çok fena bir takım haline gelmişlerdi. Tek başına Boston'a karşı direnmeye çalışmıştı. Zaten oyun kurgusu da berbat olunca işler iyice çığırından çıkmıştı. Bu sene takım saçmalamadığı için Embiid de biraz daha struplu saçmalamıyor, zorlama şutlarını denemek yerine daha doğru toplar seçmeye çalışıyor. Özellikle de dışta kaldığında doğru seçeceği anlar, daha iyi kullanacağı fekler, onu biraz daha hem yüksek orta mesafede şut bulmaya hem de bazen çembere kadar gitmeye itiyor. Embiid yani bu sene daha derli toplu, özellikle birebir noktalarında biraz daha birebirden kaçıp Tobias Harris ile ikili oyunlara girdiği anları da deniyor. Buradan da sonuca giderse rakip savunmaları daha da bozacak ki yine Wizards'a geliyoruz. Burada savunma işleri çok zor NBA'de yanıt vermek için. Tobias Harris Dark Rivers uyumu demiştim. Bu da gayet iyi durumda. Nasıl kullanacağını biliyor. Tobias Harris'in aslında ilk Creepers döneminde çok iyi bir kullanımın vardı. Yani Ne zaman orta mesafe atacak, ne zaman çembeyecek, ne zaman üçlük atacak savunmada ne kadar, nerede dinay edecek, nerede yardım edecek bunları çok daha iyi hesaplayan bir oyuncu görüntüsü çiziyordu Harris. Şimdi Duck'la beraber Philadelphia'da bunu gösteriyor. Ama üst düzey mi? İşte burada bir sıkıntı var. Orta mesafeye çok takılı kaldığı zaman dediğim gibi iyi savunma takımları gelebilirse ki şanslarına hani New York geçmediği sürece Atlanta'yı çok da iyi gelebilecek bir savunma takımı yok. Önlerinde NBA finaline kadar o yüzden hani burada Tobias'ın performansı e, orta mesafe haps olduğunda yüksek kalırsa zaten işleri daha da kolaylaşacak. Yoksa bir anda kötü e, sonuçlarda karşılaşabilirler. Rotasyonda da farklı denemeler e, yapıyor. Dark Rivers işte Milton, Maxi, Harris, Embiid, Taybul gibi beşleri sezon başında deniyordu. Tabi bunlar bu beşlerin rotasyonları sezon ilerledikçe ve denemeleri hep değişti. Simmons'ı burada önemli olan rotasyonda en önemli söyleyeceğim konu bazı anlarda, kritik anlarda daha doğrusu hani hücumda artık üretimin yükselmesi gerektiği geride kalınan maçlarda Simmons'ı kenarda tuttu. Ha bunu playoff'ta yapabilir mi? E, şimdi savunma tarafında çok zorlamayacak takımlar dedik on, onları. E, o yüzden New York dışında tabii gelen tura göre bunu deneyebilir. Yani hücum eğer geride kalırsa takım özellikle de clutch'a girerken ya da e, belli periyotların belli anlarında biraz fark açılmaya başladığında bunu deneyebilir. Simmons'ı kenarda tutup ucumdaki hareketliliği spacing'i açmayı iyice arttırabilir. Ya da Simmons'ı çemberde çok yakın o çöpçü pozisyonunda daha böyle e, çakma bir beş gibi or orada konumlandırıp iyice e, üçlük çizgisinden uzak tutup kullanabilir. Bunları denedi. Hücum etkinliğini arttırıyor bu pozisyonlar ama dediğim gibi Simmons'lı ve Simmons'sız rotasyonları Dark Rivers en azından deniyor ve bir şeyler çıkartabiliyor Brad Brown'un. Aksine. Wizards'a da biraz değinelim. Çok hızlıca ki onlar hakkında aslında e, söyleyeceğim çok da bir şey yok. Bir Westbrook takımı keşke olmasa ama Westbrook da e, yine de takdir ediyorum. Yani buraya getirdi takımını John Wall'dan sonra en azından bir playoff gördüler. E, John Wall'da da görmüşler tabi Onun daha formda olduğu dönemlerinde ama o en son Boston dönemi hatta sanırım Toronto doğu finaliydi en son elendikleri ki orada da çok kötü bir performans var John Wall'un oradan bugüne gelmek onlar için nispeten iyi oldu. Ha yani nereye gidebilirler buradan? Bir yere gidemeyecekler tahminimce. Yani Russell Westbrook'un özellikle de karşısında iyi savunma görünüyor ki daha ilk son örneği Boston ki Boston da savunmada bu sene en çok sallanan takımlardan biriydi ama çembere yaklaşamadığı her anda ve uzaktan her adımda her uzaklaştığı anda daha kötü oynamaya başlıyor. Ben diyorum yani benim Russell Westbrook'u en çok beğendiğim dönem o Houston'daki geçen seneki Ocak Mart dönemi. Yani orada inanılmazdı. Çemberde 65 %70'lere çıkan bir yüzdesi vardı. İnatla çembere saldırıyordu. Rakip savunmalar dağılıyordu ve hani ağırlık merkezini çemberde bozduğu için Harden çok rahat ediyordu. Dış oyuncular çok rahat ediyordu. Çok iyi bir uyum sağlamışlardı ama playofflara geldiğimizde hem sakattı tabii onu da yine söyleyelim ciddi yani ciddi onu etkileyen o hareketliliğini çembere gitme enerjisini ki bence psikolojik olarak çok etkilenen bir oyuncu bundan Russell Westbrook. Birazcık sıkıntı yaşayıp çembere gidemediğinde canı sıkılıyor. Daha çok dış şut atmaya yöneliyor. Sokamadıkça daha da morali bozuluyor ve iyice demoralize olup oyundan düşüyor. E burada Philadelphia ona aynı şeyi yapabilir. Şu an bir sakatlığı da yok. Eğer onu çemberden uzak tutmaya devam ederler ve o kötü orta mesafenin üçlüklerine iterlerse Zaten Wizards'ın işi çok zor olacak. İstatistiklerine hemen bir bakalım. Savunmada sezonda 18. sıradaydılar. Son 2 haftada 18. sıradalar. Efficient field goal'de 13. sıradalar savunmada. Top kaybı 16. Offensive rebound 17. Foul rate'de de 28. Yani burada olabilecek her e, kritik e, faktörde baya kötü durumdalar. Çember savunmasında e, özellikle rakip şut yüzlerinden bahsediyorum yine burada. 27. sıradalar. Orta mesafelerde berbat durumlar. 29, 28 ve 30 kısa, uzun ve orta mesafede tamamında. Yani daha demin tobaya Harris'in burada etkisinden bahsetmiştim. Embiid'in etkisinden bahsetmiştim. Bu, bu istatistikler bence yeterince derdimi anlatıyor. Üçlükte de köşe üçlüklerde 11 hiç fena değil. Washington Wizards gibi bir takım için köşe olmayanlar 17 ve bütün üçlüklerde de 17. sıradalar. Hücuma da bakalım. Sezonda 20. sıradaydılar. Son 2 haftada 18. sıradaydılar. Ee, efficient field goal'da 20 ki zaten bunun başlıca nedeni Russell Westbrook tek başına. Ee, Russell Westbrook'un takım içindeki durumuna da baktığınızda efficiency 0. Yani e, özellikle yine the Glass'tan aldığım e, on-off istatistiklerinde efficient field goal'de gerçekten çok düşüyor. E, bütün o ürettiği sayı rebound, asiste rağmen takıma yaptığı eksi etki bunların hepsini götürüyor. E, yaptığı kötü tercihler diğer oyuncuları düşürüyor. Savunmada her zaman e, ki yıllardır Russell Westbrook iyi bir savunma potansiyeli olan bir oyuncu olarak görülürdü. Ama hiçbir zaman bunu koyamazdı sahaya. Yine koyamıyor. Ara ara gösterebiliyor tabi ama bir sürekliliği yok. Üçlüklerde de, e, ha, pardon üçlükleri söyledim. Hücum tarafında Efesist'den bahsetmiştim. Çember hücumunda 8. sırada yüzde olarak orta mesafelerde de kısa orta mesafede 4 uzunda 14 ve bütün orta mesafelerde 6. sıradalar. Burada tabi yine etki biraz daha özellikle de Russell Westbrook'un çembere yakın o bitirdiği toplarla geliyor. Çemberde değil ama daha böyle floaterdan hallice orta mesafeleri bir yılın keza burada bitirmeleri. Biraz da Hachimura'nın etkisi var. Gafford'da da burada bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Üçlüklerde de köşe üçlüklerinde 24, köşe olmayanlar 21 ve bütün üçlüklerde de 24. sıradalar. E tabi burada ya şunu söylemem lazım. Yani zaten bu takım Bill ve Russell Westbrook ekseninde en çok izolasyon oynayan, en çok bu ikilinin eline bakan, bu ikilinin birine, birinin başına bir şey gelse sıkıntı yaşayan bir takım hücumda. Ki Bill keşke komple kontrolü alsa ve Russell Westbrook biraz daha hüsnük gibi oynasa diyeceğim ama o zaman da Russell Westbrook, Russell Westbrook'tan çıkıyor. <laughs> yani o e, topu kontrol ederek çünkü onun verdiği ivmeyle yaratabilen bir oyuncu. Bu sefer kurmaya başlıyor. E, devamlı çembere gitmesine de şu an onu motive edecek hiçbir şey yok tahminimce. O da eskisi gibi oynamak istiyor. Zevk aldığı gibi oynamak istiyor. E, böyle olunca da bir yılın kullandığında belki Russell'ın kullanacağı 10 topun boşa giden, çöpe giden 10 topun 8'ini bir yıl kullansa bunlardan belki %50'li e üretim sağlayacakken Russell Westbrook bunun 10'unu kullanıp onundan 10 da hiçbir şey çıkaramayabiliyor. İşte bu da efficiency'nin en çok etkilendiği nokta. E, Hücum'da da bu ikilinin e, izolasyona çok tık takılı oldukları için çok fazla bir rotasyon üretemiyorlar. E, yani buradan çıkarabilecekleri en iyi şey Davis Bertans'ın kenardan gelip onunla buldukları ekstra müşrikler ki yani çok ritimli, çok acayip bir maç geçirirse belki Philadelphia'ya buradan zarar, zarar verebilirler. Bertans'ın bir 6-7 belki 8 üçlük bulduğu saçmaladığı bir maçta bir şeyler çıkabilir. Onun dışında zaten Alexen'le başlamaları büyük felaket oluyor. Ondan hemen vazgeçiyorlar daha sonra. Bu da Gafford dediğim gibi biraz daha etkili. Avdiya sakatlandı oynamayacak sezonda. Hachimura hala çok ham. O ne çıkartabilir? Bu playofflarda pek bir, bir, şey veremeyecek. Kenardan, kenardan da Raul Neto ve Ismit getiriyorlar. Onun da, onların da katkısı biraz daha hani e, hücumda işleri idare edelim seviyesinden öteye gitmiyor. Böyle iki pozisyon o neler yaptılar dediğiniz bu iki oyuncudan üçüncü pozisyonda böyle e, facepalm'a geçebiliyorsunuz. O yüzden çok el, elinizin güvenebileceği oyuncular e, değiller. E, günün sonunda Scott Brooks'a geliyoruz. <laughs> yani Wizards takımında bir potansiyel var. Bir yılda kalmak istiyor. Bilmiyorum bu fikri değişir mi seneye ama... Belki de kaçar bu saatten sonra bu sene de başarısız olur. Hani kalacağım kalacağım dedi yıllarca ama kaçabilir belli olmaz. Eğer kalacaksa buradan Washington Wizards artık lütfen yani Scott Brooks'u salın. Yani bu iş olacak gibi değil. Ya en azından işte Thibodeau'nun etkisini gördük New York'ta. Dark Rivers'ın etkisini gördük. Ya en azından bir savunma materyali çıkartabilecek 2-3 e, ekle ve koç Wizards yani bugün başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Çünkü elinde Bill gibi gerçekten şu an herkesin ağzının sallarını akıtan akıttığı bir oyuncu var. E, ve o oyuncu orada harcanıyor. E, umarım ileride bu coaching değişikliği daha ileride değil artık hızlı bir şekilde bu sezon elendiklerinde olur da e, gelecek sezonlarda biraz daha iyi bir Wizards izleriz deyip tahminimi de e, yapıyorum. Yani Philadelphia muhtemelen bu seri 4-0 bitirecek. Wizards'ın maç alması bayağı bir e, iyi oynadıkları, inanılmaz epik oynadıkları bir maç da olabilir. Onun dışında ben pek şans vermiyorum. Zaten burada iki galibiyet çıkarırlarsa da helal olsun. Deyip e, Doğu'yu bitiriyorum. Doğu'da bütün eşleşmeleri konuştuk. Detaylarına girdik. Şimdi Batı'yla devam edeceğiz. Evet Batı'ya 4-5 eşleşmesiyle geçiyoruz. Los Angeles Clippers ve Dallas Mavericks eşleşti. E, Clippers kaçtı Lakers'tan. E, bunda hani şaşılacak bir oyun yok. Lakers'tan kaçmak onlar için mantıklı gözüküyordu. Son maçı da son bölümünde al gülüm ver gülüm yapıp Bakuşevski canım sen at hadi biz buradan kaçalım derdiyle bitirdiler. Ve Dallas'ta eşleştiler. Dallas'ta 5. olmasına rağmen tabii karşısında Clippers'ı bulmaktan çok mutlu değil. Belki onlar Denver'ı hedefliyorlardı. Aşağı tarafta Lakers New Orleans maçı da hani yukarıya etkiledi. Vesaire derken bu eşleşme ortaya çıktı. Hemen detaylarına geçelim. Ee, savunma tarafında Clippers'ta sezonda 9. sıradaydılar. Son 2 haftada 4. sıraya kadar çıktılar. Efficient field goal dedi yani rakibin Efficient field goal istatistiğinde 9. sıradalar. Gayet iyi. Şut tarafında çember savunmada 19. sıradalar. Burayı kaybediyorlar ki Ibaka uzun bir süre yoktu. Ibaka'nın özellikle playoff'larda onlar için değeri e, büyük. Orta mesafede long mid'de 27'ye kadar düşüyorlar. Burada ilginç bir istatistik. Yani uzak orta mesafede rakiplerine karşı savunmada bayağı düşükler. Bütün orta mesafelerde 18. sıradalar. Üçlüklerde ise köşe üçlükler 10. sıradalar. Bütün üçlüklerde ise 8. sıradalar ki burada savunma yine kendisini gösteriyor. Tabii burada Clippers savunmasının en önemli özelliklerinden biri sadece birebir kısmı değil çok iyi recover etmeleri. Yani topun yönüne göre ya da topun oluşturduğu ağırlık merkezine göre kaymaları yaptıktan sonra top dolaşım başladığında bütün oyuncular savunma eksildiğinde de eksilmediğinde de ya da switch'ler başladığında ya da sıkıştırmalara girdiklerinde çok hızlı eski pozisyonlarını bulabiliyorlar ya da yeni oyuncularına hemen geçip e, alanı cover edebiliyorlar ve savunmayı eskane getirebiliyorlar. Clippers'ın önemli özelliklerinden biri bu. Özellikle de bunu bozmak için ki Dallas Clippers arasındaki üst üste olan iki maçla ilgili bir e, analiz yapmıştım. Kanalda bulabilirsiniz aşağıda linkini bırakırım tekrardan. Orada e, özellikle de bu serinin detayları için baya bir bilgi var. Hani burada söyleyeceklerim dışında da merak ettikleriniz varsa o videoyu izleyerek baya bir detaya ulaşabilirsiniz. Tekrar geri dönüyorum konuya. İşte Clippers'ın bu savunmasını bozabilmenin en büyük yollarından biri de Doncic gibi bir oyuncu ve Doncic'in özellikle de zayıf tarafa tam zamanda ya da çok hızlı da tam zamanda ve çok hızlı çevirdiği paslar. Clippers savunmasını özellikle de o üst üste oynadıkları ligin son bölümüne doğru yaptıkları maçlarda ikinci maçta özellikle de Doncic bayağı zorlamıştı Clippers savunmasını bu şekilde. Tabi o maçlarda Ibaka yoktu. Zubac vardı ve Zubac da hani savunmada zaten ağır ayaklarıyla bu tip pozisyonlarda çok yavaş kalabiliyor. oraya çok bir alternatif bulamadılar. Morris'e çekiyorlar genelden genelde hani eğer Ibaka da yoksa ama yine de çok etkin bir çözümleri yoktu o bölge için. Tabi savunmada bu esnekliklerin yanında tabii ki Kawhi ve Paul George var ki ikisi de hani fiziksel olarak da esnek savunmaya uygun ve kendisinin kendilerinden uzun oyuncuları da rahat savunabiliyorlar. Ya Zubas'ın dışında oraya kimi sokabilirler dediğinizde Morris'in yanında aslında Kawhi'yi de sokabiliyorlar. Yani Kawhi mesela Dallas maçlarında Porzingis'le eşleştirip özellikle Porzingis'ten hani Dallas tarafında tabii ki bu çok önemli. Dallas'ın hücum tarafında konuşacağız. Doncic, Porzingis piken popları ya da Doncic'in işte Porzingis'in üzerine Kavay geldiğinde bu piken poplar çalışmamaya başlıyor. Çünkü Kavay'la switch ediyorlar. Bu sefer Doncic üzerine daha etkin bir savunmacı oluyor ki genelde Paul George savunuyor. Bir de ondan kurtulmakla uğraşıyor. O yüzden bu tip durumlarda zayıf savunmayı yakalamaya çalışıyor Doncic akıllı bir oyuncu olduğu için. Eğer Kavay Porzingis eşleşmesi olursa maçın ya da serinin belli anlarında bu sefer Tim Hardaway'in savunması yani Paul George ve Kawhi dışında kalan savunmacıyı belki de Batum'da oyundaysa Batum'un da savunmadığı oyuncudan bir pik almaya çalışıyor. E tabi burada Rick Carlisle akıllı için pik oyunlarından çıkarabileceği X bir şutör sahada olduğu zaman ya da X bir iyi devirebilecek bir oyuncu sahada olduğu zaman ya da hareketli bir topsuz oyun yaratabilecek zayıf taraf oyunu bulduğu zaman genelde öyle bir rotasyon yaratmaya çalışıyor. Doncic de bunları sezerek oynamaya çalışıyor. Tabi işte Clippers savunmasının çeşitliliğinde buna da yanıt var. İşte Doncic'e karşı Porzingis mi sıkrına e geliyor? Kavayla savunuruz, switch yaparız. Donçiçe karşı o zaman e, işte Porzingis yerine Kavay varsa Tim sokuyor? O zaman botum oyuna atarız, onunla switch deniriz. O da mı olmadı? O zaman sıkıştırma getiririz. Sıkıştırmaya Dallas'ın cevabı da genelde daha yüksek pik çekip sıkıştırma oyuncularını daha da savunmadan kopartıp Don'tch için topu e, dolaşıma sokması yani top dolaşımını başlatması da bunu aşmaya çalışıyorlardı. Bu iki maç o açıdan e, iyi bir playoff göstergesiydi Clippers ve Dallas arasında. E, özellikle Rick Carly çok çözüm üretirken e, Lou da aslında savunma tarafı dışında hücum tarafında çok da bir çözüm Üretemediği için aslında Clippers ilk maçı almasına ikinci maçta zorlanıp özellikle de Dallas savunmasının arttığı bölümlerde Lou hiçbir hamle yapamadığı için da tıkınınca maçı kaybetmişlerdi. Yine bu sorunları yaşayabilirler. Tekrar dönelim Clippers savunmasına. Dediğim gibi farklı eşleşmeleri yaratabilecek Paul George, Kawhi gibi potansiyeller var. Ibaka geri döndü. Ibaka zaten best savunmasında ciddi bir esneklik yaratacak onlar için. Zaten sırf bugünler için aldılar. Hatta sırf belki de Davis'in karşısına koymak için aldılar. Olası bir batı finalinde. Ki savunma baskısını e, çok göremedik. Hani sakatlıklar da olduğu için e, Rondo'yu da takıma kattılar. Sezon içindeki takaslarla. Rondo, Beverly, Paul George, Kawhi, Ibaka gibi bir rotasyonu oluşturabilirlerse. Hem arka alanda çok baskılı hem ön alanda çok fazla esnek bir savunma beşi de oluşturabilecekler. Bu da Dallas'ı bayağı zorlayacaktır. Çünkü e, Doncic ligin en çok drive eden oyuncularından biri. Çembere çok rahat gidebiliyor. Çembere gide, gidemediği anlarda da özellikle daha orta yakın orta mesafede çok fazla silah var. Özellikle bu sene eklediği o tek adım fadeaway'ler, spin fadeaway'ler, devamlı ortadan bulduğu hem uzak hem yakın floater'lar hatta artık hani biraz sirkus shot'a kaçan hani daha zor o şutlara kaçmasına rağmen çok zor durumlarda faal alıp tek elle bitirdiği ki tek elle bitirdiği sayılardan bu sene çok fantastik işler çıkardı. Her durumda zorlayabiliyor savunmayı. E, ama onun dışında da bu kadar zorlayabilen kimse yok. Yani Porzingis çok yumuşak, çok tahmin edilebilir. Silahları çok az bir oyuncu. Ki Dallas tarafında biraz daha bahsedeceğim. E, Josh Richardson yani Eski efektifliğinde değil henüz o kadar şey yapamadı. Bir tek Tim Hardaway burada ee, hem şut yönüyle hem de e, şut tehdide çektiği savunmayla biraz daha drive ederek etkin olabiliyor. Ee, o biraz işte Dallas'ın ekstra üretimini yaratabilir Doncic'in yanında. Kenardan gelen Jalen Brunson evet iyi bir bench scorer'ı ama çok hızlı kontrolden çıkabiliyor. O yüzden hani Dallas hücumunun Clippers'ın bu iyi savunmasına çözümleri Doncic. Porzingis, Timardi ve üçlüsünün ki Doncic ağırlıklı olarak dışına çıktığında birazcık düşüyor. Bu da Clippers savunması için iyi bir avantaj. Yani tabi burada Zubac'ın süresi ne olacak? Muhtemelen Ibaka Morris ikilisinin kullanımı artacaktır playofflarda. İkisi arasında geçiş Clippers savunmasını daha da rahatlatacak. Hücum tarafına bakıyoruz. Sezonda dördüncü sıradalardı. Son iki haftada 17'ye kadar düştüler ama bu biraz yanıltıcı. Son bölümde tabi daha rölantiye aldıkları bazı maçları bile isteye kaybettikleri ve bir ikilinin Paul George Kava ikilisinin biraz daha e, nöt, yani rölantide oynadığı bir dönemdi. Tabi burada şu istatistik var. Ligin e, skor üretme açısından, baş, açısından hem efficiency olarak hem de ikilinin maç başına true shooting olarak baktığımızda hücum tarafında en etkin ikilisi. Böyle olunca hücumda bu ikiliyi durdurmak için doğru çözümleri uygulamanız şart. Rick de bunu aslında e, üst üste oynadıkları bölümde Clippers'a ikinci maçta yapmıştı. O yüzden hani buradaki kritik konu ne Clippers için? Özellikle de Porzi pardon, Paul George ve Kawhi ikilisinin genel hem takımın spacing ile uyumu hem de ikilisinin spacing uyumu. Bu biraz da artmış bu sene. Özellikle Paul George drive ağırlıklı oynadığında çembere kadar gittiğinde Kawhi köşede Pozisyonunu alıyor spacingi rahatlatıyor ya da Kavai boyalı alanda daha etkin daha zorladığı anlarda Paul George dışarıda kalıp pozisyonu okuyor bekliyor ona göre hareket ediyor. Tabi burada Ibaka'yı da işin içine katarlar ki zubaç oradayken boyalı alan çok tıkanıyordu onlar için. Ibaka'yı da dışarı çektiklerinde boyalı alan daha da açılacak ki e, Clippers bu spacing toparlanmasına rağmen çok hareketsiz bir takım yarı sahada. Tabi bu biraz Dune'un da antikalından. Yani bunu yine o videoda da söylemiştim analiz videosunda. Yani bazen öyle pozisyonlar görüyorum ki Lu'dan 15 saniye falan süren böyle 90 bizi alıp 94 yılına götüren böyle nostaljiye sürükleyen hücumlar oluyor. Ya bunlardan biraz Paul George'un biraz da Kavai'nin inisiyatifiyle aslında kurtulabiliyorlar ki daha fazla inisiyatif almaları lazım. Bence ee, ki ben hani coaching tarafına çok değer veren bir hatta yani koç geçmişi de olan biri olarak buna destek veriyorum çünkü Lou'ya güvenilmiyor. E, bu serinde belki de en büyük sıkıntısı Clippers için yine Lou olacak. Çünkü hücumda gerçekten aldığı kararlar, alabileceği kararlar çok kısıtlı. E, rakip savunma yoğunlaştı ki Dallas'ın savunması da çok iyi değil. Birazdan değineceğiz. E, ona rağmen onların savunması anlık yoğunlaştığında ya da clutch'ta yoğunlaştığında çok iyi yanıtlar bulamıyor. Kavay'ın da burada tıkandığı durumlar yaşanıyor. O yüzden konu Paul George'a geliyor. Yani Paul George'un burada tembelliğe düşmeden zaten yıllardır artık üzerinde e, Play of Paul George mimine dönüşmüş inanılmaz kötü performanslarda varken çok dikkatli olup çember ataklarını arttırıp çünkü bu rakip savunmayı bozmak için çok önemli Clippers adına e, devamlı drive and kickleri yaratıp şutları da daha doğru seçerek Kavaya da burada alan açarak e, hücumda etkin olması şart. Yine burada biraz Yanis'teki e, gibi ego yönetimine geliyoruz Clippers tarafında da. Offense'de dediğim gibi 4'ler 17'ye düştüler. E, yine hücum tarafında, shoot tarafında orta mesafelerde, e, kısa orta mesafelerde 12. sıradalar. Bütün orta mesafelerde 9. sıradalar. Keza uzun orta mesafelerde yine 9. sıradalar. Üçlüklerde ise hepsinde birinci sıralar. Bu da ilginç bir statistik. Hem köşede hem köşe olmayanlarda hem de bütün üçlüklerde. Bu da zaten daha çok hani hareketsiz olmalarına rağmen özellikle birebirler üzerinden, e, isolationlar üzerinden ya da Kawhi ile Paul George'un geçişlerde direkt birebir oynayıp gittiği pozisyonlarda savunmayı çok hızlı bozup e, köşede Batum'u, Reggie Jackson'ı, işte Beverly'i, ee, yine keza Ibaka'yı Ibaka döndü. Ibaka'yı Ibaka daha tepede tabii köşede değil ama bulacakları pozisyonlarla çok fazla şut bulabiliyorlar ki Batum sezon başında çok iyi başlamıştı. Çok yüzleri atıyordu. Sezon sonuna doğru düştü. Reggie Jackson'dan burada ne beklenir tartışmalı. Rondo belki evet Lakers'taki gibi playoff performansı yakalayabilirse evet çok güvenir olmasa da cidden çok yüksek yüzde oynadığı maçlar yakalayabiliyor. Ve bir şekilde bunu oturtuyorlar. Keza Morris de aynı şekilde köşede etkin olabiliyor. Ee, o yüzden üçlükleri iyi savunmak çok kritik Dallas adına. Ha, Dallas bu üçlükleri ne kadar savunabiliyor? İşte orada da Dallas'ın e, savunma istatistiklerine geliyoruz. Dallas sezonda e, 22. sıradaydı savunmada. Son iki haftada 20. sırada. Çok bir değişiklik olmamış. E, çember savunması 20. sıradalar. Orta mesafede kısa ve uzunda 14-11... Bütün orta mesafede 10. sıradalar. Bu iyi bir işaret aslında. Özellikle yine Kawhi Paul George ikilisinin... ...pikten sonra hızlı bir... E, hani ...dropta kalan uzuna karşı hızlı bir üçlük denemek yerine... ...orta mesafeye gitmeyi daha çok tercih ediyorlar. O yüzden de burada iyi bir avantaj yakalayabilir Dallas. Üçlük savunmasında ise köşe üçlüklerle 7. sıradalar. E, ve bütün üçlüklerde 11. sıradalar. Bu da iyi bir işaret. Özellikle de Dallas tarafında... Ee, Kleber oyundayken Paul oyundayken hatta Mell'i de oraya katıldı. Mell oyundayken e, uzunlar top zayıf tarafa döndüğünde yani uzun pozisyonda boyunca verken varken hareketli kalıp yetişebiliyorlar köşelere. Bu iyi bir avantaj. Ee, ama bu işte yani Willi Kolstein oyuna girdiğinde düşüyor tabii ki. Ya da Porzingis oradayken daha da düşüyor. Böyle bir eforu kalmıyor takımın. Burada işte Rick Carline yine rotasyon direnmasına düşeceği durumlardan biri. Özellikle de Clippers'ın çok yoğun bir şekilde yarattığı bu üçlüklere engel olmak için. Tabii e, de, Melli dedim. Yani Melli zaten Avrupa'da da Fenerbahçe'deyken de e, bütün maçlara 5 çıkan savunmada çok önemli ve arka tarafta çok fazla görünmeyen, e, seyirci adına görünmeyen işler yapıyordu. Çok büyük süreler almayacaktır playoff'ta ama aldığı sürelerde özellikle Cleber Powell ikilisinin arkasında rotasyonda yer yer alabileceği sürelerde savunmaya katkı verecek. Onları da biraz rahatlatacaktır. Porzingis'in de burada en azından en azından boyalı alanın artık dibinde, çemberin dibinde e, yapacağı takip savunması ya da e, sivis savunması önemli. Switch'te de şöyle bir durum aslında. Sivis savunması dediğime bakmayın. Direkt birebir Pikenrol içerisinde switch beklemiyorum Porzingis'ten. Aksine burada Dallas Porzingis'in Pikenrol savunmasına dahil olacağı anları önden sezip topsuz tarafta bunları değiştirmeye çalışıyor. Yani Porzingis'in adamı sıkrına e gitmeden önce daha yolda hemen oraya işte Tim sokmaya çalışıyorlar. Josh sokmaya çalışıyorlar. Belki Kleber'ı sokmaya çalışıyorlar. Bunu Rick Carlisle zorluyor ama tabii bunu çalıştırmak bayağı zor iş. Dallas bunun zekasını ortaya koymak konusunda çok iyi değil. Ama başarırlarsa tabii Clippers'a karşı savunmada bir avantajlar olacak ki keza Dallas'ın en iyi savunmacısı şu anda Finney Smith. Finney Smith'in de buradaki etkinliği sadece birebir savunmayla değil hem bu yardım savunmasına katkısıyla hem de yine topsuz taraftaki switch savunmasına katkısıyla çok önemli olacak Finney Smith'te Dallas'ta. Onun dışında savunma hücum tarafında Dallas ne durumda? Sezonda 8.lerdi son 2 haftada 7.ler çok bir değişiklik olmadı. Efficient field goal'de 7.ler. Top kaybında üçüncüler ki Doncic ve Brans'ın ikilisi bazen ciddi top kaybına gidebiliyorlar. Pozingis keza öyle maçların durumuna göre. Yine hücumda çemberde birinci sıradalar. Yine burada Doncic efekti çok yüksek. Orta mesafelerde kısa 5 uzun 11. Bütün orta mesafelerde yine beşinci sıradalar. Köşe üçlüklerde 20. Köşe olmayanlarda 12 ve bütün üçlüklerde 17. sıradalar. Bunun da nedeni aslında biraz dönemsel yüzdelerin çok değişmesi. Don Cicere sezon başı çok kötü başlamıştı. Diğer oyuncular da burada ritim bulmakta zorlandılar. Şimdi playofflarda Redick dönecek. Evet Redick de çok büyük süreler almayabilir ama Dallas'ın özellikle arka alanda şutlarda zorlandığı bölümlerde Redick'ten bir üçlük, iki üçlük ya da kaç çıkartabilirlerse biraz orayı grind etmek gibi olacak. Çok büyük avantaj yakalayabilirler bu grindlarla Dallas tarafında. Peki Dallas Clippers'ı eleyebilir mi? Asıl, asıl soru bu. Yani geçen sene de eşleştiler. Porzingis yoktu. Clippers biraz oyunu çirkefleştirdi. Don Cic'i fiziksel olarak ve mental olarak oyundan düşürmeye odaklandılar. Hatta Morris çok ciddi sakatlama yoluna gitti ki bu çok kötü bir görüntüydü. Ucuz atlattı Don Cic birkaç pozisyonda. Bu sene yine onu yıpratabilir ama Don Cic mental olarak daha hazır duruyor. Özellikle Clippers maçlarında iyi durdu. Ama ne yapabilirler? Yani savunma gerçekten Dallas savunması çok yetersiz. Çok büyük sıkıntı var. Sadece Porzingis sözünde değil. Ve bu, bu savunmanın yükselişi sadece Finis Smith'de olacak gibi de değil. Yani iyi savunma dediğimiz esnek savunmacı dediğimiz Kleber bile oyun içinde çok düşebiliyor. Powell ritim bulmak, ivme e, bulmakta zorlanıyor. O yüzden işleri çok zor. Josh Richardson, keza e, eskisi kadar iyi bir savunma eforu sarf edemiyor. Hücumda da çok sık tıkanıyor. Yani Donch için burada özellikle kısa ve forvet alanında, wing alanında çok iyi bir partneri yok. En büyük sorun bu. Bu sorun da olduğu için e, iyi bir çift taraflı kanat belki mesela işte bir ara bunu düşünüyordum. Yani draftta belki Sadık Bey gibi bir oyuncu çekselerdi buna sahip olabileceklerdi. E, seçmediler. E, o yüzden de hani burada ne yaratabilirler. İleride Josh Green'den böyle bir oyuncu çıkar mı bilmiyorum ama şu anda yok olmadığı için de Clippers'a karşı işleri çok zor. Hem Clippers'a karşı Picanro savunmasında hem boyalı alan savunmasında bayağı zorlanabilirler. Ama şu da var. Tabii ki yine analizde bahsetmiştim. Dediğim gibi videoyu aşağıda bulacaksınız. Clippers Dallas maçların analizini. Kazandıkları maçı da aslında çok 2-3 dakikalık bir periyotta çok iyi savunma yaparak kazandılar. Ha, bunu da yapabiliyorlar. Bu potansiyel var. Tabii Rick bunu biraz da böyle sağ içinde seçtiği yakaladı. Evet şimdi patlatıyoruz dediği bir an yakalayıp bunu yapması lazım. Yoksa çok zor. Zaten bütün maça yaymaları da çok zor. Hücumla maça tutunup kritik anlarda savunmayla maçı alma şansları olabilir. Ama böyle kaç maç alabilirler Clippers'a karşı? Bu konuda şüpheliyim. Yani Doncic hücum tarafında Clippers savunmasını birebir çok zorlayacak. Çok fazla silahla saldıracak. Porzingis'i dediğim gibi pick and pop da kullanabilirler ama burada kawaii devreye sokuyorlar. Kawaii devreye girince Doncic farklı pickler seçmeye başlıyor. Buradaki tercihleri yine e, Clippers'ın buradaki savunma efekti çok kritik. Ibaka etkisi keza yine bu çarpışmanın en önemli parçası olacak. E, yani Porzingis'e gelen bir de ikili sıkıştırma durumu var. Özellikle low post'ta topu aldığında yani sırtı dönük alması büyük bir felaket Porzingis'in. Clippers buralara çok hızlı sıkıştırma getirip bir de top kaybına zorlayabiliyor. Porzingis'in e, burada sırtı dönük almak yerine yüzü dönük alıp aslında sıkıştırmayı erken sezip belki birebir zorlaması ya da sıkıştırma geliyorsa topu çok hızlı çevirmesi lazım. Özellikle zayıf tarafa. Bunu yapabilir mi? Şüpheli. E, bunun etkilerini çok göremedik. Bunu becerebildiğini çok göremedik e, sezon içerisinde. E, yani şunu söylemem lazım. Porzingis çalışmıyor. Yani bu çok net. Yazları çok iyi çalışmıyor. Ee, ...üzerine ne hücum olarak... ...ne sağ görüş olarak... ...oyunun üzerine pek bir şey koyamadı... Ee, ...özellikle de bu sene... ...seneye koyabilir mi? Şu an için önemli seneye ne koyup koyacağı... ...şu anda ne koyacağı Dallas için... ...daha kritik... ...peki... ...Clippers tarafında sıkıntılar ne olabilir... ...nerede sorun yaşayabilirler... ...benim buradaki en büyük zaten... ...derdim... Lu ...hücum tarafında hiçbir... ...ya yani biraz ağır olacak ama... ...neyse geçiyorum... Pek bir zeka parıltısı gösteremiyor. O yüzden de Clippers tıkandığı anlarda kavayın inanılmaz zorlama ve boyalı alanda devamlı e, footwork'ün tıkandığı kötü fadeaway'ler ya da zorlama atışlara kalıyor. E, burada bütün Clippers spacing'i de tıkanmaya başlıyor oraya girip. Çünkü yardım geliyor, sıkıştırma geliyor, pas döndürmek zor oluyor. iyice tıkanıyor Clippers ucunda. Bir de çok yavaşlar zaten yarı sahada. O yüzden biraz daha Clippers'ın özellikle de Dallas savunması zaten çok iyi olmayan Dallas savunmasını bozmak için Ibaka ile beraber daha yüksek piken roller, bunun üzerinden çıkan daha hareketli oyunlar ve boyalı alana özellikle arka taraftan yapılan topsuz oyunları besleyecek. Yani backdoor katlığı oluşturacak ve besleyecek bir yapı yaratabilir mi? Lu konusu, Blue burada yaratabilir mi bilmiyorum. Yaratabilirse Dallas'ı fena zorlarlar ve işi daha erken bitirebilirler. Tabi yine Donch'u yıldırmak isteyecekler. Ee, ve Kavay'ın burada sezon içinde de bahsettiği en önemli konu süreklilik, konsistens konusunda da biraz sıkıntılılar. 4 ee, maçlık bir yani minimum 4 maçlık bir seride ne kadar stabil kalabilecek Clippers bu serinin kaderini belirleyecek. Ben Dallas'ı çok şanssız görmüyorum evet bu senenin favorisi değiller özellikle savunmalarından dolayı ama bir yandan da Donch için geçen seneki duruma karşı bilenmiş olması Porzingis'in şu anda oynayabiliyor durumda olması Ibaka'nın geç dönmesi ve iyi bir ivmeyle gelmiyor olması belki bazı avantajlar yaratabilir hatta bunun üzerine Clippers'ın da yarısı hareketsizinde ekleyebiliriz. %30-35 civarı bir şansı var bence Dallas'ın. Bunu %40'a da çekebilirler ama Clippers bence bu sezon biraz daha ocağın altını açacak, gaza basacak. Özellikle de ikili Kawhi Paul George ikilisinin ilk turdan mental olarak daha güçlü playoff'a girmek isteyeceğini de düşünüyorum. Doncic'i çok sevmeme rağmen Dallas'a belli konularda güvenmeme rağmen savunmadaki bu kadar verimsiz durumları maalesef beni tahmin olarak Clippers 4-1-4-2 gibi bir sonuca yönlendiriyor. Ama dediğim gibi bu seride kırılma anları yüksek. Özellikle Doncic'in ve Porzingis'in bireysel performansının e, çok önemli olduğu. Rick Carlyle'ın savunma tarafında yaratacağı rotasyonların çok önemli olduğu bir eşleşme olacak. Deyip buradan da e, Batı'daki 3 ve 6 eşleşmesine geçiyorum. Evet Batı'nın 6. ve 3. sırasındaki eşleşmede e, Portland Trail Blazers'ı Denver Nuggets arasında oldu. Nuggets e, sezonu 3. bitirdi Portland. Son haftada Denver'da yenerek 6. oldu. Ee, ve eşleştiler. Tabi Denver burada maçı kazanıp Clippers'a da gidebilirdi. Ama bence hani onlar da burayı çok kasmak istemediler. Ve Portland'da eşleştiler. Bu da bizi 2019'a aslında hemen bir götürdü kafada. 2019 yılında iki, konferans yarı finalinde iki takım yine eşleşmiş. Portland seri 4-3 geçmişti ki o sene... Portland'ın aslında hem sezonda sezonun son bölümünde savunmasını arttırdı hem de playoff'larda özellikle de arka alan savunmasında playoff'larda iyi bir sonuç çıkarmışlardı. Rakiplerin %33 civarında tuttukları bir savunma yaratarak batı finaline kadar gitmişlerdi ki Golden State zaten iyi durumdaydı o dönem. Hani sakatlıklara kadar özellikle Toronto'yla o felaket sakatlıkların olduğu finali yaşayana kadar da gayet iyi gelmişlerdi ve o Golden State'e 4-0 Elenmişti Portland ki orada da hani birkaç maçı alma noktasına getirmişlerdi ama savunma bir yere kadar dayanmıştı. O gün o takımda işte Amino Mohartis gibi kanat savunmalarına ve esnek savunma pozisyonlarına katkı verebilecek oyuncuları vardı. Bugün kimler var? Pavel var. Bugün Covington var. Bu katkılarla aynı savunmayı biraz yakalamaya çalışıyor Portland. Neyse Portland'ın savunmasına geleceğiz. o güne biraz geri döneceğiz ama önce bir Denver'ı konuşmamız lazım. Denver'da savunma tarafında e, sezonda sezonda 11.lerdi. Son iki haftada 12. sıraya geldiler. Efficient field goal'de de 21. sırada rakip savunmada. Çember'de 30. sırada ligin dibindeler. Orta mesafe savunmasında kısalarda kısa orta mesafede 6. sıradalar. Bütün orta mesafelerde 7. sıradalar. Üçlük savunmasında köşe üçlük savunmasında felaket durumda burada 22. sıradalar. Ee, köşe olmayan üçlüklerde 8, bütün üçlüklerde ise 15. sıradalar. Te burada bir de e, üçlük savunmasında yine etkin olabilecek en önemli isimlerinden birinde de kaybettiler. Cemal Murray'i. Cemal Murray'in sakatlığı gerçekten çok tatsız oldu. Yani ben biraz hatta orada şeyde de şüphelendim. Yani New Balance giymeye başladı. Geçen sene Adidas giyiyordu Cemal Murray. Pozisyona dikkat ederseniz biraz ayakkabısı Normal tutun yani biraz esneyerek tutunur ayakkabı özellikle dış tarafa bastığınızda güç uyguladığınızda fazla kaymadan fazla tutunarak daha doğrusu birazcık dizine yük bindiriyor gibi geldi biraz ayakkabıda suç buldum açıkçası orada belki de hiç alakası yoktur ama bir, bir hissiyat olarak bir görüntü olarak bunu da araya eklemek istedim ki Cemal Müri'yi sonunda kaybettiler. Will Barton da şu an sakat Nuggets'ta ama muhtemelen yetişecek ilk tura. O da oynayacak. Tabi savunma tarafında sıkıntıları var Denver'ın ama geçmiş yıllara göre çok daha iyi durumdalar. Hani burada yok içi barındırmak daha zor oldu ama en azından yok iç şu anda dropta kaldığında özellikle top çalma, burada deflection yaratmak ligin en çok dif takımın en çok deflection yaratan oyuncusu. Bu konularda biraz fark yarattı ama konu çember savunmasına gelip oraya indiğinde tabi yine etkinliği çok yüksek değil burada hani Aaron Gordon'a ekledi Denver Nuggets. Burada özellikle yardım getirerek daha atletik bir oyuncuyu katmak istediler. Ve Aaron Gordon bu katkıyı veriyor. En azından savunmadı ama o da hücumda neredeyse hiç yok. eski yani en azından birkaç sene önce yakaladığı hücumda daha rahat şut attı, biraz daha rahat hareket ettiği mental seviyede tamamen kaybetmiş durumda. Bu da onları hücumda bayağı eksiltiyor aslında bir yandan. Böyle yine bir direnme yarattı orada Aaron Gordon. Tabi burada e, esas konu hücum rebound'ı vermiyorlar. Denver'ın başarılı olduğu alanlardan biri bu. Çünkü yok hiç rebound'larla çok etkili. Rakibe ekstra bir ikinci şans yaratmak istemiyor. Bunu neden söyledim? da bu alanda çok güçlü çünkü. Özellikle hem kenardan e, gelen katkıyla hem de e, genel olarak saha içindeki eforla Portland çok fazla hücum rebound'ı kovalayan, buradan pek sayısı yaratmakta çok ısrar eden bir takım. E, tam tersi olarak da Denver burayı iyi savunmuyor savunuyor. Ee, onun dışında yine savunma tarafında evet, Murray'i kaybettiler ama işte e, Campazzo'yu sezon başında katmaları onlar için iyi bir artı oldu. Campazzo da burada çok fiziksel olarak kısa kalsa da yine pas arası ve deflection'larda çok etkili olabilecek bir oyuncu. Ee, transition savunması çok kötüler ama da buraya çok kaşıyan bir takım değil. Ha burada Terestas kaşır mı playoff'lar üzerinde Denver'ı biraz daha yıpratmak için? bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Hücum tarafına bakalım. E, sezonda 5. derdi. Son 2 haftada 16'ya düştü ama bu da birazcık e, takımın rölantıya dönmesi. E, işte Cemal Mölü'nün kaybı ve dinlenme e, detayları detaylarıyla ilgili. E, orta mesafe şu çemberde bitirmede 5. sıralar. Orta mesafede kısa orta mesafede 3. Uzun orta mesafede 8 ve bütün orta mesafede 3'ler. Yine burada e, Jokic ve Porter Junior'ın etkisi burada yüksek. Üçlüklerde ise köşe üçlüklerde 4, köşe olmayanlar 11 ve bütün üçlüklerde de 8. sıradalar. Burada tabii Cemal Murray'nin yokluğu onlara savunmayı delme tarafında çok büyük bir eksiklik yaratıyor. Bunu tartışılacak bir yanı yok. Özellikle Portland tabii ki yo savunmasının yoğunluğu tartışılır Portland'ın ama mesela Clippers gibi takım olsaydı karşılarında daha da zorlanacaklardı savunma yoğunlaştığında onu delmek için. Portland'da yine biraz idare edebilirler ama burada şöyle bir sorun var. Özellikle Campazzo, Montemoris ya da e, orada girebilecek herhangi bir kısa oyuncu özellikle screen yedikten sonra çok fazla dropta kalan Nurkic gibi bir oyuncuya karşı ya da diğer e, oyunculara karşı bir şut tehdidi yaratmıyor, yaratamıyor. Burada Campazzo'nun biraz öne çıkması lazım. Ekstra üçlükleri burada korkmadan denemesi ve o savunmayı biraz daha gömülmekten uzaklaştırması, yukarıya çekmesi şart. Yok hiç bunu zaten birebir yapabiliyor. Hem yani tek adım şutuyla hem yüksek orta mesafesiyle hem çemberme bitirmesiyle. Ben ee, Portland'ın özellikle Denver'ın hücum tarafında yok hmm. e karşı hani Covington yardımları ve belki switchleri dışında çok bir çözüm üretebileceğini zannetmiyorum. Nurkiç de çok formda değil. Nurkiç ne kadar birebir de ona çözüm üretir tartışılır. Burada ekstradan kenardan da gelecek çok ciddi bir katkı yok. O yüzden hani e, Portland evet kanatlardan çok iyi bir savunma eklemesi yaptı. Hem Norman Powell'la hem de e, Covington'la. Ki Covington'un bu arada Houston'dan gelen bir 5 tecrübesi var. Oradaki kısa rotasyonda ama... Terry Stotts bunu Denver'a karşı kullanır mı ya da ne kadar kullanır? Sezonda çok detaylı görmedik. Evet ara ara denedi ama inanılmaz buna yoğunlaştığını çok görmedik. Yapar mı? Göreceğiz. Bence tıkandığı anlarda hele de için performans düşükken hele de kenardan gelecek oyuncuların savunma katkısı çok düşükken bunu denemesi belki de şart olacak bir noktada. Portland'ın pardon Denver'ın tabi yine hücumda sıkıntılarından biri biraz Wilbert'ın o kaldıratları ama onu biraz toparladılar. Kenardan fena bir katkı almıyorlar duruma göre. Millsap'in katkısı, Dozier'in katkısı çok yüksek olmasa da sınırlı olsa da var. Ama tabii ki bir Cemal ölü değil. Burada tabii Porter Junior'ın parantezini açmamız lazım. Bu sene takımın ikinci oyuncusu oldu Ölü'de gittikten sonra. Hmm. Geçen seneye göre savunmada çok daha efektif... ...en azından çok daha hasılla oraya giriyor, zorluyor. Pozisyonları daha iyi algılamaya başladı. Hücumda yine keza hücum ribauntlarını zorlama ki... ...bu da yine Denver'ın bir artısı. Çok fazla hücum ribauntu zorluyorlar. E, ofense de özellikle bu hücum reboundu istatistiğinde de dikte ikinci sıradalar hücum reboundu yüzdesinde. Buradan da ekstra putbackleri yaratmak isteyeceklerdir. Yine Portland'a karşı hele de kenardan gelecek rotasyon uzun rotasyonunda ciddi üstünlük sağlayabilirler. Ki bir ekim daha var Porter Junior'a karşı son 10 maçta %45 üçlük, %45 üçlükle oynuyor. Murray sonrası dönemde %51'lere kadar da çıkmıştı bu oran özellikle de yok için... hem dirsekten hem de... low posta sırtını dönüp yardım çektiğinde... topu çevireceği... hem tepeye hem ters tarafa... hem de top tarafına çevireceği... ya da dirsekten topluz oyunları besleyeceği... her durumda bir Porter Junior... çembere yakın bitirişi ya da... üçlüyü görebiliriz. Onun ne kadar yüzde oynayacağı... Denver hücumunu o kadar rahatlatacak... yoksa bütün yük yok içe binmeye başlayacak... ve çok yorulacaklar. Keza dediğim gibi... Bençten gelecek oyuncuların da çok maksimum olmasa da 3-5 bakmadan e, skor etmesi kesinlikle gerekli. Demirle ilgili ekleyeceğim başka bir konu da hani drivelar demiştik özellikle böyle gittikten sonra bu derece driveları kim yapacak? Burada çok fazla isim yok yerlerinde. Bartını burada biraz daha kullanabilirler. E, yine yok hiç uzunu karşısına aldığında tabii ki çok inanılmaz parçalayarak gidemiyor vücudu malum. Yine deneyecektir. Aaron Gordon'ın burada etkinliği hiç yok. Aaron Gordon tamamen e, backdoor tarafında kullanıyorlar. O yüzden günün sonunda Denver'ın rakip savunmayı delmesi için en büyük yöntem birebir drive'lar yerine bence kesinlikle topsuz oyunlar. Backdoor katlar, kanattan e, topsuz taraftan yapılacak katlar ve devamlı sağlanacak hareketlilik Portland'ın savunmasını bayağı zorlayacaktır. Yok hiçle beraber bunları çok da iyi ...yapabilirler ve ekstradan yine dediğim gibi yaratacakları ikinci şans sayıları. Ya yani mental olarak da şöyle bir sorunu var Denver'ın en sonunda onu ekleyeceğim. Maç içinde bazen öyle düşüyorlar ki, ki bunu sezonda çok gördük. Mesela böyle bir Boston maçı oynadılar. Fark 20 sayılara çıkmışken bir anda yok oluyorlar. Yani yok hiç kenara geldiği anda aslında takımın genel bir mental çöküşü başlıyor... Çünkü yok hiç oyundayken herkes hevesli, herkes böyle aç gibi saldırıyor hücumu. Katlar, işte köşeye açılmalar, spacing açılıyor, her şey çok iyi. Yok hiç çıktığı anda herkes durmaya başlıyor. Mental olarak düşüyorlar. Efektiflik çok düşüyor. O yüzden burada e, Mike Malone'un yaratacağı rotasyonlarda yok için zamanlaması çok önemli ve diğer oyuncuların da artık biraz o yok de sahada e, bir enerjiyi o ignition yani o hareketliliği hasıla yaratacak birine ihtiyacı var. Kampaz olabilir mi? Bilmiyorum. Porter Junior olabilir mi? Şu an erken. Ha belki bir, belki birkaç maçta olabilir ama böyle bir leadership konusunda daha Porter Junior'ın alacağı yol çok fazla. Denver, Denver Blazers'a geçelim. savunma tarafında sezonda 29. sıradalar. Son iki haftada 17. sıraya kadar çıktılar. Hatta Nisandan geriye döndüğümüzde 12. sıraya kadar geldiler. Nisan sonundan itibaren aldığımızda sadece Mayıs'a bakmaya yani Son 3-4 haftaya baktığımızda diyeyim daha doğrusu 12. sıraya kadar çıktılar. Savunmalarında ciddi bir gelişme var. Ama efficient field goal tarafında da rakipler rakiplere karşı 24. sıradalar. Top kaybı yaratmada çok kötüler. Ligin dibindeler ve çok fazla faal veriyorlar. Maalesef bu da başka bir sıkıntıları. Çemberde 15. sıradalar orta mesafede kısa orta mesafede 9 uzun orta mesafede 26 bütün orta mesafelerde 19. sıradalar köşe üçlüklerde 28 köşe olmayanlar 12 ve bütün üçlüklerde de 24. sıradalar berbat bir arka alan savunması da onları bekliyor. Evet burada iki kanat oyuncusunu kattılar dedik savunmaya ama bir yandan Lillard bir yandan da CJ McCollum'un savunma eforu 2019 playofflarına erişebilecek mi? Çünkü orada en azından Lillard'ın ilk iki turda bu maç bu serilerden bir de Denver serisiydi. Orada ortaya koymaya çalıştığı, çabaladığı bir savunma vardı en azından. Ve bu maçı etki etmişti. Hatta Golden State maçında da artık hani biraz yıprandığı için düşmüştü ama yer yer görmüştük. CJ'in de keza ona eşlik edip burada artık yani ya varız ya yokuz savaşı veriyorlarsa bu savunmayı yapmak zorunda olduklarının farkında olmaları gerekiyor. E, transition savunmasına düşükler ve Portland özellikle de fast break'te daha çok çok transition olmasa da e, yok için uzun beyzbol pastırıyla Porter Junior'ı koşturarak, e, Campazzo'yu ile çıkarak e, ya da rakip sahada direkt doziye ile falan pozisyon bulup çok hızlı çıkabiliyorlar. Bunlara cevap savunmada Portland'da gelebilecek mi? Ana sorulardan biri de bu. Bence gelme ihtimali düşük. Yani yarı sağ savunmasında da çok ciddi sıkıntıları var. Yine yok için en etkin olduğu alan yarı sağ hücumları. Burada da ciddi sorun yaşıyorlar ki Terestasu bu bunun arasında Terestasu yazıyor. Yani bu kadar artık malzeme de ekledin ama hala efektif bir savunma çıkartamıyorsun. Evet yükselme var ama yeterince etkin değil. Yani bu etkinliği nasıl sağlayacaklar? Bir iğmesiz gelen bir savunma takımı olarak çok merak ediyorum. Çok zorlanacaklar. Hücum tarafına geçelim. Sezonda ikinci sıradaydılar. Son iki haftada birinci sıraya çıktılar. Hücumda da tam tersi inanılmaz durumdalar. Efficient field goal'de 12. sırada top kaybında birinci sırada top kaybı yüzleri çok düşük. Neredeyse top kaybetmiyorlar. çemberde bitirmede 25. sıradalar. Burada işler biraz zayıf. E, ve CJ dışında ki CJ de çok fazla gitmiyor aslında. Orta mesafe kovalıyor. üçlük orta mesafe uzun orta mesafede 7. sıradalar. CJ'in sevdiği yerler. Bütün orta mesafelerde 21. sıradalar. Köşe üçlükler 16. Evet köşede e, Covington-Powell ikilisiyle artık bir şeyler yaratabilirler belki. Ama e, genel sezonda burada düşüklerdi. Köşe olmayan üçlüklerde 3 ve bütün üçlüklerde 5. sıradalar. Zaten bu da Lillard etkisi. Şimdi e, yani evet ofenste CJ-Lillard ikilisinin özellikle de şöyle bir detay var. Onu vermem lazım. Önceden daha birbirini bekleyerek oynuyorlardı. Bu sezon özellikle son bölüme doğru Ter onlarda topsuz oyunu da ekledi. Ya onların oyununa. Yani Lillard pick -and roll oynuyorsa ya da Lillard bir kanat oyunu çalıştırmak istiyorsa burada CJ McCollum da kat ediyor. Lillard da kat ediyor. Beklemiyorlar artık oyunu. Bu iyi bir işaret. Topsuz oyun işareti Portland'ın yarı saha savunması için çok iyi. Zaten Denver'ın da savunması sallanıyorken belli ki e, bu seride hücumlar çarpışacak. Yani burada birazcık geçen seneki Utah Denver gibi 2019'daki yine Keza 4-3 biten Portland Denver gibi bir seri beklememiz çok olası. Yani 4-3'e gidecek bir seri açıkçası bekliyorum. Yorumu birazdan söyleyeceğim. O arada kedimi de dışarı attım çember savunması çembere gitmede pardon hücumda zayıflar. Burayı en çok Willard kaşıyor ama CJM kolum burada birazcık geride kalıyor. Keşke o da daha fazla gitsin ama bu zaten artık yılların değişmeyen bir şey. O yüzden buraya çok odaklanmayacağım. Buradaki diğer önemli konu putbackler ikinci şans sayıları yani. Burası Denver'ın iyi bir savunduğu alan demiştim. Portland'ın da özellikle kenardan gelen rotasyonuyla burada Ciddi bir artı sağlayabilir hücum ribantlarıyla. Keza Nurkic'i de buraya sokacaklardır. Covington da burayı zorlayacaktır. Denver'ın da burayı durdurmaya çalışırken Portland'ın da burada üretiminin çok artması lazım. Bench katkısına geleceğim Portland'da biraz. Yine notlarım arasında yok. <laughs> yani hem savunma olarak yok hem de hücum üretimi olarak çok zayıf. Evet sezonda burada belli üretimleri aldılar ama şey alabilecekleri etkinlikte bir üretim çıkar mı? Çok zor. Üstüne bir de Carmelo Anthony geliyor. Carmelo Anthony de yani burada aslında bütün o dedik ya yani hücumda bu kadar iyiyken nasıl bu kadar efficiency düşük? Portland'ın belki de en e, çarpık durumu bu. Carmelo Anthony burada yine yanıt. Yani hem çok fazla top kullanıyor kenardan gelip çok fazla hücumda inisiyatif almaya çalışıyor gereksiz bir şekilde ve bunu e, evet bazen çok iyi yüzlerle bitirdiği maçlar olsa da genel olarak çok kötü yüz değerli atıp bütün hücum ritmini pardon temposunu mahvediyor Portland'ın. O yüzden Carmelo'nun durumu burada önemli. yani Portland ağırlıklı olarak ana beşine çok yüklenecek hem hücumda hem savunmada. Ama kenardan gelecek oyuncular hadi hücumu bir şekilde halletti diyelim ki Carmelo orayı da bozuyor. Savunmada neredeyse hiçbir etkinlik yok. Yani rotasyonda çok zorlanacaklar o yüzden. Denver'a karşı hem uzun hem kısa tarafında. Ya yani burada Covington'ı tabii ki dediğim gibi 5'e çekme belki de onlar için yer yer tabii ki uzun süredir değil yer yer etkili olacak. Nurkic çok formsuz. Özellikle son dönemde sakatlıktan dönüp hiçbir form yakalayamadı. Playoff'larda birazcık ateşin altına ağrılar mı? Birazcık daha yeme kazanır mı? Onun durumu çok önemli Portland tarafında. Ee, onun dışında ekleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum Tabii iki düzgün kanat olunca ondan bahsetmiştim off ball oyunlar gelişti burada sadece Lillard'la CJ'in kendi arasında oynadıkları topsuz oyunlar değil Covington ve Powell'ın da yine keza arka alanı devamlı ön alanı devamlı kaşıdığı backdoor katları kovaladığı bir yapı da var Lillard da bunları besleyecektir belki Lillard'ın asistlerinin en değerli olacağı serilerden biri olacak o yüzden deyip Tahminime geliyorum. Ee, bu da zor oldu benim için. Zor bir tahmin. Tabi burada Portland'a güvenmeme nedenlerim ortada. Hem savunma konusu hem status hem de e, bench'in çok zayıf olması. Diğer tarafta Denver'a güvenmediğim noktada tabi Murray'nin yokluğu. E, yine keza e, savunma tarafındaki sıkıntıları özellikle de arka tarafta Dilert ve CJ'yi durdurabilecek savunma efektini kimden bulacaklar? Dozier burada biraz e, öne çıkabilir belki. Bu seride. Onun savunma özelliklerinden yararlanmak isteyeceklerdir. Shaquille e, Harrison'ı burada yara, ara ara kullanabilirler. Aaron Gordon zaten buranın en önemli oyuncusu. Hem switchlerde hem yardımlarda. Atletizm ile hem de fiziksel e, yüksek kalmasıyla rakiplerine karşı. Yani Lillard'ın üçlüklerine çok engel olamasalar da Lillard'ın üçlüğün içine girdikten sonraki etkinliğine engel olmak Denver savunmasının en önemli görevi olacak bu seride. Onun dışında evet hani bütün bunları ortaya kattığımda dediğim gibi çok zor bir tahmin ama ben yine 2019 gibi bir seri bekliyorum. Ee, ama bu sefer Denver 4-3'e gidebilir. Murray'nin eksikliğine rağmen. Bir yandan da Portland e, için artık son atış. Terry muhtemelen elenirse kovulacak burada. Hatta hani bir sonraki turda da elenirse kovulacak diye düşünüyorum. Portland için en önemli şey burada hani final görebilirler mi en azından konferans finali onu göremedikleri her e, senaryoda Terence Stratus kovulacaktır. Denver içinse hani e, evet geçen sene batı finalini gördüler Lakers'a karşı e, biraz da şanssız hele de o Plumlee'nin yaptığı büyük hatayla son topta verdikleri e, maçtan sonra biraz şanssız bir seri onlar için gitti. Öne geçselerdi seride ne olurdu hala çok merak ediyorum o berbat hatadan sonra muhtemelen yok işte hala merak ediyordur. Mike Malone da merak ediyordur. Ama bu sezon evet Murray'nin yokluğuna rağmen rakip Portland Portland'ın sorunları ortada ve Denver'ı bir adım önde görüp 4-3 diyorum ama Portland da bu seriyi geçse o Allah, şok olduk demeyiz. Onlar da mental olarak biraz da baksa benzeyen bir yapıda son atışlarını yapacaklar deyip buradan da 2 ve 7 eşleşmesine geçiyorum. Evet geldik Dana'nın kuyruğuna, Zurnan'ın deliğine, fırının neyse işte. Phoenix Suns Los Angeles Lakers eşleşmesine. İkinci sıra ve yedinci sıra. Herhalde Phoenix Suns ki dün gece oynayan ki ben şu anda bu videoyu cumartesi pardon perşembe günü kaydediyorum. Dün gece oynanan klip Golden State Lakers maçında bir an Golden State alıyor gibi oldu ve LeBron James inanılmaz bir sonuçluğuyla maç geldi vesaire ki o maçın detayını konuşacağız birazdan. Bir an şey dedim böyle hani sansı da geçtim. Utah'lıyım ve Utah diyelim ki öyleyim ya Utah'lı bir oyuncuyum. Gerçekten Lakers 8'e düşseydi yani şansıma derdim. <laughs> böyle iş olmaz derdim yani. Ki Sans da bunu diyor muhtemelen. ikinci olup sezonu iyi bir performansla bitirip ikinci olup Lakers ile la eşleşmek gerçekten büyük talihsizlik tabii Lakers geçen seneki kadar bu playoff'lara ilmeli gelmiyor ki Bubble döneminde de aslında Clippers maçı dışında çok güzel şeyler göstermemişlerdi LeBron yine Portland seyirciden önce çok tartışılıyordu ne kadar oynayabilecek Davis ne yapacak 5 oynayacak mı oynamayacak mı yine klasik tartışmalar Amerikalı biraz daha popüler taraftaki yorumcular tabii Portland'u vurup geçecek göreceksiniz falan diye heyecanlıydı ama Lakers e, turu geçti, turu geçmekle de kalmayıp şampiyon oldu geçen sene. Şimdi peki bu seri ne olur? Şimdi Lakers tarafında biraz aslında önce play-in maçını konuşmamız lazım Golden State'e karşı. Çok gitgellerin yaşandığı ve aslında Lakers'ın e, önemli sorunlarının ortaya çıktığı bir maç oldu. Bu birinci sorun yine Davis'in tek uzun, sağda tek uzun kalıp kalmayacağı sorusu ki tek uzun kaldığı süreçte maçı çevirdiler. Drummond olmuyor. Yani Drummond sadece savunma da olmuyor değil, hücumda da olmuyor. Çünkü Drummond topu aldığı zaman etrafına bakabilecek bir pas dolaşımı yaratabilecek bir oyuncu değil. post da alsın diyorsun. Hücum etsin. Bir hücum ediyor. ikinci de sıkıştırma geliyor. Top kaybı. Hele de Golden State'te iyi bir savunma rotasyon oluşmuşken bir de Green gibi bir adam varken hiçbir şey yapamadı. E, Herald'ı koyuyorsun, Herald da ondan çok aşağı değil. Hadi savunmada biraz daha eforu var, e, yardım savunmasına daha katkısı var. Hücumda ne yapıyor desen ekstra yaratabileceği çöpçü pozisyon dışında, oradan toplayabileceği birkaç hücum rebound'u, birkaç katla yakalayabileceği pozisyon dışında çok bir şey yok. E, konu burada Davis'in doğrudan uzun süre yani belki de 30 plus dakikalarda tek uzun oynamasına ve yine önceden söylediğim gibi Gasol'le barışmalarına geliyor. Olden State maçında Gasol oynamadı. Hatta bench'e de özellikle dikkat ettim. Bench'te işte de çok tek başına takılıyordu. Takımla çok bir etkileşim yoktu. Valla bilmiyorum Lakers'la ilgili orada ne var, ne oldu, ne... yani evet şunu biliyoruz. Gasol rolünden mutlu değildi ve e, bir treni devirdi. Bununla bağlı onlar da ilk sezon başı performansından mutlu değillerdi. Lakers o tarafta treni devirdi. Ama şu anda ne olursa olsun barışmaları lazım. Hem Gasol'ün biraz daha NBA'de oynamak istiyorsa burada verecekleri kendi açısından önemli. Hem Lakers'ın bu sene finale gitmek istiyorsa ondan alacakları önemli. O yüzden ne olursa olsun barışmaları lazım. Çünkü en azından Gasol ya şunu diyebilirsiniz. Ya Gasol savunmada ne yapacak? Evet Gasol savunmada ne yapacak konusu Drummond kadar kötü değil. Harrell kadar da kötü değil. Onlara yakın. Evet yine zorlanacaktır. Yine en azından ama dropta e, sağa kontrolü ve ne zaman gelip gideceği, pikte nasıl pozisyon alacağı konusunda daha tecrübeli. Boyalı alanda daha e, tecrübeli. Ama asıl konu Gasol için hücum. Çünkü Davis oradan çıktığı anda yani 4 kaldığı anda 5'te asla top dolaşımına katkısı olmayan oyun yönlendirmeye sıfır katkıda kat katılan Harrell ve Drummond olduğunda çok fena bocalıyor. Lakers ve bütün yük LeBron James'in üstüne kaldı. Ama Gasol olduğu zaman en azından konuşuyor. Takımı yönlendiriyor. Spacing'i yönlendiriyor. Ki Lakers ağırlıklı olarak savunmayla başlattı. Savunma yoğunluğuyla yakaldığı Hızlı hücumlar ve geçiş hücumlarıyla ya da erken hücumlar üretmeyi seven bir takım. Ama yarı sahaya kaldığında bu ihtiyaç artıyor Gasol için. O yüzden ne olacaksa artık olsun bu karar versinler ve barışsınlar. Gasol Lakers için maalesef bu playofflarda önemli. Bunu da Golden State maçında gördük. Özellikle Golden State'in savunması ilk yarı çok iyiken çok zorlandılar. Yani e, Davis'te piken roller çalışmadı Sağda bir de Drummond varken. Çünkü boyal alan çok tıkandı. Burada çok top kaybı yaptılar. Arka alan çalışmadı. Şutlara, şuta, şutörler devreye giremedi. Çok geç girdiler. Sıkıntı çıktı ve birebir savunmada çok zorlandılar. Ha nasıl açtı Lakers? İşte orada da Lakers'tık. Yani LeBron James'in önderindeki Lakers'ı gördük. Arka yine arka alana tepeden yapılan katlar, backdoor katlar, orada Kuzma'nın eforu ve LeBron James'in bütün bu oyunu beslemesi. Yarattığı asistler. Keza yine Davis'in topsuz oyunu ve onun onun yarattığı ekstra dış şutları cezalandırması. Ki Green onu başta ee, dışık yüzlere tutunca ve Davis de çok demoralize başlayınca çok gömülmüştü. Üçlükte pozisyon bulduğunda Davis, Green bayağı içeri giriyordu. Cezalandırdığı anda işler değişti. Alan açılmaya başladı Lakers için ve özellikle dördüncü periyotta e, alanı açtıkça Golden State'e daha rahat hücum etmeye başladılar. Ee, yine arka tarafta Caruso, KCP ikilisinin savunma eforu çok önemliydi ki burada bu sene Ronda yok. O, bu ikisinin savunma katkısı çok kritik Wesley Matthews burada iyi bir katkı verdi kenardan gelip dün Morris yoktu ama e, forvet savunmasında yine Kuzma'da fena iş çıkarmadı ama yine de ona da güvenilmez o yüzden hani burada biraz elleri de da, elleri daralmışken e, iyi savunmalara karşı sıkıntı yaşıyorken dikkat etmeye lazım deyip e, bu play'in maçını bitiriyorum ki Golden State'i takdir etmeliyiz e, çok iyi bir maç çıkardı e, özellikle Green önderindeki savunma çok iyi oturmuş durumda Rotasyon çok iyi çalışıyor. Wiggins burada hani hücumda maç sonunu kaybetti. Maç başına çok daha iyiydi. O da devreye girmiş durumda. Kenardan çok iyi katkı alabiliyorlar. Tahminimce zaten 8. olacaklarını düşünüyordum Golden State'in. Olduklarında da bence Utah'a karşı da iyi bir seri çıkaracaklar gibi duruyor deyip. Şimdi buradan önce bir Sans'a geçelim. E, i̇kinci olan Sans'a. Sans savunmada sezonda 6. sıradaydı son iki haftada 25'e kadar geriledir ama bir de biraz da hani son iki haftanın rehaveti diyebiliriz ama burada kritik bir maç kaybettiler Lakers'a karşı. Çember de bitirmedi. 11. sıradalar Efficient Field goal de, efficiency de Field Goal Efficiency'de 10. sıradalar. Orta mesafede 12. sırada burada ciddi bir orta mesafe üretim var. Köşe üçlüklerde 1. sıradalar ve bütün üçlüklerde 12. sıradalar. Şimdi savunma tarafında sans e, ligin en iyi savunma takımlarından biri ama rotasyon e, pardon transition savunmasında ve hızlı hücum savunmasında da ligin dibindeler. E, burada bir kere Lakers'a bir eksi bir alıyorlar bu çok kritik yani yarı sağ savunması özellikle de greenli bir golden state kadar yükselebilir mi sorusunu sormam lazım yükselemez çünkü aiton e, iyi bir cevap değil burada. Evet, Aiton boyalı alanın dibinde, çembere yakın alanda iyi bir savunmacıyken iken... uzaklaştıkça çok düşüyor. Bayağı yok oluyor. O çıktığı zaman daha da düşüyor. Yani orada iyi bir alternatif de yok. Saric giriyor. O da hiç iyi bir alternatif değil. Ha burada... E, Crowder işin içine kattıkları bir kısa rotasyon denerler mi? Bridges, Crowder gibi bir 4-5 esnekliği... denerler mi? Bunun da örneğini çok görmedik e, yine sezonda. Yani deneser iyi olabilir aslında ama bilmiyorum. Yani burada Lakers'ın özellikle Davis'ine karşı kesinlikle ve kesinlikle bir çözüm üretmeye lazım. Yoksa Davis Drummond ikilisi sezonun o son bölümündeki maçta Sans'ı yenerken çok ciddi bir e, hücum ribantı yarattılar. Buradan çok ciddi bir 17'ye 7'lik e, ikinci şans sayısı üstünlüğü yarattılar. Ciddi bir ribant üstünlüğü genelde de yarattılar ve Aiton sahada hiçbir varlık gösteremedi. Savunma tarafında özellikle. Ama terse döndüğünde işlerde hani arka alanda o kısa savunması ve kanat savunmasında çok iyiler. Yani zaten orada ellerinde çok fazla opsiyon var. Ee, i̇şte kenardan gelen Cameron Johnson gibi, Michael Bridges gibi, Jay Crowder gibi burada çok ciddi avantajları var. Şariç Kezayet çember savunması zayıf olsa da dışarı Pikanos e, Picanos savunmalarında yine rakibin önünde kalabiliyor. E, nispeten kalabiliyor. E, zaten Chris Paul iyi bir savunmacı. Booker da burada biraz efor sarf ettiğinde Dış şutlara karşı, evet Lakers'e özellikle köşe şutu bulmada iyi olan Lakers'a ki az önce söyledim, bu ligin liderler, ciddi sorun yaratabilirler. Demin aldıkları eksi biri de burada artı bire çevirip aslında ötürülüyorlar. Ya yani böyle biraz puzzle gibi bir seri olacak bu. İki tarafında birbirine net üstün olduğu yanlar var ama zıt tarafta da savunma tarafında da yine ona karşılık verebilecek bir özelliği var takımların. Sans'a devam edelim. Ee, dediğim gibi Crowder burada... ...Pick'en Rose savunmasına iyi iş çıkarabilecektir. Davis'in özellikle 5'e geçmediği... ...bütün durumlarda ki... ...Aiton'u sağda tutup belki... E, ...Aiton'a karşı... ...Lakers'ın da Drummond'u ya da işte... ...Harrell'ı tutmak zorunda bırakıp... ...ya da belki işte Gasol... ...bu Sans maçının son periyodunda sahaya girip... ...ciddi işler yapmıştı. Eğer o girmezse bu ikisini tutup... E, ...Crowder'ı Davis'le eşleştirebilirler... O zaman belki bir avantaj olabilir mi göreceğiz. Burada da Davis'in zaten orta mesafeleri yine çok önemli olacak. Ama onlar için yani Phoenix Suns için savunmada en büyük sıkıntı demin de bahsettiğim boyalı alan özellikle kaybettikleri maçlarda ciddi oranda sayılar veriyorlar ki mesela bir Utah maçı kaybettiler sezon içinde 62 sayı verdiler boyalı alandan. Çok yüksek ki Utah çok iyi üçlük atan bir takımdı yine en iyi üçlük atan takımıydı o dönem. Bençten de ciddi bir üçlük katkısı alabilen bir takım. Ee, ve boyalı alanda bunun zıttı olarak sansı parçalayıp maçı kazanmışlardı. Hücuma geçelim. Hücum tarafında sezonda altıncılardı. Son iki haftada 3 sıraya geldiler. Ee, Efficient field goal'de dördüncü sıradalar. Top kaybı oranları düşük. Hücum rebound yüzdesi burada kötü. Orada çok zorlanıyorlar. Faal almada zorlanıyorlar. Çemberde bitirmede on birinci sıradalar. Ee, ve burada esas istatistik geliyor ki bunu sezon içinde yaptığım haftalık gündem yayında da sans konuşurken bahsetmiştim. Orta mesafelerin tamamı liderler. Yani burada tabii ki ağırlıklı krispol etkisi. Artı olarak e, pikten sonra drop yapan savunmalara karşı bu kırın bulduğu yüksek orta mesafeler. Burada çok etkin. Üçlüklerde, köşe üçlüklerinde dokuzuncular. Köşe olmayan üçlükler iki ve bütün üçlüklerde de yine ikinci sıradalar. Yani Şimdi buradan çıkıp aslında çok 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 anlatacağım bir şey yok. Tek bir örnek vereceğim ve bence konuyu açıklayacak Phoenix Suns tarafında Lakers maçı son prova dedik e, sezonda. Ki o maçta LeBron James yoktu bu arada onu da ekleyeyim tekrar. E, ama bu kadar etkin orta mesafeye tıkanmış. Bak tıkanmış özellikle söylüyorum. E, bir takım olma hüviyetleri çok sağlıklı değil. Evet hani şu anki hücum sisteminde artık bütün esnekliği sağlayabilmiş takımların su gibi olan takımların her noktada öğretmesi gereken sistemde orta mesafe mi gerekiyor çünkü ne olacak belki üçlükte ve piken rolde baskı yiyorsunuz orta mesafede iyi lazım orta mesafede iyi savunuyorsunuz dışarı çıkmanız lazım boyalan da öğretmeniz lazım üçlük bulmanız lazım artık her şey yapmanız lazım ha bunların bazılarını daha iyi yaparsınız bazılarını biraz daha az iyi yaparsınız ama hepsini iyi yapıp bazılarını daha iyi yapmanız şart ha bu Burada işte tercih bunların arasında tercihiniz orta mesafe daha iyi yapmaksa işte o zaman rakibe göre sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Çünkü diğer taraflar o kadar iyi olmuyor. Neresi? Çember. Çembere gitmede sıkıntı var. Ee, burada Booker özellikle yarı sağda hareketli kaldığında çok rahat gidiyor ama Chris Paul kontrolü kaybettiğinde çok fazla yakın orta mesafe, uzak orta mesafe, el üstü denemeye başlıyor. Booker oyundan düşüyor. Bunu sezon başına özellikle söylemiştim. Yani Chris Paul'un biraz top kullanmaktan vazgeçtiği maçları öne çıkarması lazım. Booker'ın burada kontrol alması lazım. Chris Paul gerektiğinde devreye girmesi lazım. Eğer seri boyunca bunu yaparsa Chris Paul evet o zaman Sans için işler pozitif olacaktır. Ama yapmazsa işte bu istatistiklere yansıdığı gibi sıkıntı çıkacak. Çünkü o tek örneğe geliyorum demin bahsettiğim. Lakers maçında uzun orta mesafe istatistiklerine inanılmaz çakılmışlar. Kısa orta mesafeleri biraz daha Float içine katarsak iyi atma rağmen e, frekansını çok kaybetmişler. Ve maçı da günün sonunda kaybettiler. Özellikle Davis'in buradaki e, alanı savunması, alan savunması değil, alanı savunma gücüyle yani boyalı alan ve bölgesini cover etmesi yetmediği gibi buradan köşelere dönecek bütün şutlara da çok iyi yetişmesi sayesinde çok düştü. E, sans hücumları ve LeBron James'iz Lakers'e maçı kaybettiler. Evet yarı saha hücumunda yine baktığımızda liderler aslında. Burada yine özellikle savunması sağlanan takımlara karşı ama Lakers savunmada iyi bir takım. O yüzden sadece yarı saha savunmalarına hapsoldukları zaman dediğim gibi bu Chris Paul-Booker dengesinin hücumda çok ayarlanması gerekecek. Bench sayılarında önemli bir katkı var burada. Bundan da bahsetmem lazım. Bench'ten en çok üçlük isabet bulan ikinci takım. Birinci takım da Utah zaten. Buradan yaklaşık 5.5-6 civarı üçlük bulabiliyorlar. Ki Lakers'ın rotasyonunda bu kadar etkin bir katkı yok. Burada ciddi avantajları var. Bunu değerlendirdikleri her maçta kendilerini yine bir adım öne atabilirler Lakers'a karşı. Yine keza aslında ikinci şans e, sayılarını yaratabilen bir takım e, ama daha daha doğrusu burada bulduğu şanslardan en fazla sayı çıkaran takım çok fazla şans bulamasalar da bulduklarını değerlendirebiliyorlar. Yine burada buna cevap Lakers'ta var e, Davis. E, Davis'in burada kesinlikle artık e, özellikle sansa karşı ki Aiton da bile e, tek uzun oynaması bence kesinlikle gerekiyor. Yine keza hücumda evet CP3 etkisi çok önemli e, ama şu bence çok gözden kaçıyor. Bunu ben e, yine başka yayınlarda da bahsettim kaç kere. Nedense bir inada giriyor e, ve burada tıkandı zaman evet Clash'ta çok iyi sonuç alabiliyorken ve herkes bunları konuşuyorken aşırı kötü kararlar aldı ki Houston'a da bunu yaptı. E, geçen sene Oklahoma Houston serisinde de yaptı. Saçma sapan top kayıpları, çok zorlama şutlar, orta mesafeler... Kontrolden çok hızlı çıkıyor. Yüzdesi düşüyor ve sans maçı kaybetmeye doğru çok hızlı gidiyor. Burada çok dikkatli olması lazım. ki Lakers'ın kısa savunması Caruso e, ve KCP ile beraber çok ciddi baskı kıracaktır üzerinde. O da tabi biraz burada şuradırın üstüne gitmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Ee, sorunlardan bahsettik. Booker e, konusuna tekrar döneceğim. Booker sezonu çok iyi geçirdi. Zaten Booker benim yine çok beğendiğim bir oyuncu. Ama Booker'ın verimliliği de kontrol onda olduğu zaman daha çok artıyor. Yani geçen sene Bubble'ını düşünürsek o üst üste kazandıkları 8 maç ve neredeyse o playoff'un sınırdan döndükleri durum çok şey işaret etti aslında. Yani Booker'ın bence bu seri içerisinde kontrol ettiği maçları kazanma şansı daha yüksek sans sansın. Burada da Chris Paul'a iş düşüyor. Yani Chris Paul'un da burada yine daha önce bahsettiğim gibi biraz Yanis'e benzer şekilde Paul George'a benzer şekilde biraz ego yönetimi yapması ve burada ...insiyatifi e, inisiyatifi birazcık Booker'a bırakması şart ki Booker da biraz ivme kazansın. Oyunu kontrol etsin ve e, işi götürsün. Bir diğer konu da yani Sans'la ilgili son konu da Aiton. Yani Aiton e, evet pick and roll'de yüksek çıktığında iyi devrilebiliyor. Buradan bir şeyler çıkartabiliyor. E, kafasına göre oynamıyor. Sadece fırsat bulduğunda orta mesafe deniyor. Şut atıyor. Daha çok çöpçü gibi oynuyor yani çembere yakın alanda kendi ekmeğini taştan çıkarmaya çalışıyor ama yok yani olmuyor. yani şu an Aiton'la olmuyor. Yani Aiton çok yumuşak savunmada çok çabuk yerini kaybediyor. Sıfır oyuna zeka koyuyor. Pas olarak zaten hiçbir etkinliği yok. O yüzden burayı kazıdığı anda e, Lakers sans çok zorlanacak. Kısa bir alternatif de yok. Gelen Şariç de çok iyi değil. O yüzden burada ısrarla acaba Crowder'da bir şey çıkar mı diye soruyorum. Bakalım bunu da seride göreceğiz. Ha Aiton bu saatli bomba gibi halinden çıkar mı playofflarda? Biraz daha iyi oynar mı? O oynayabilir. Onun da değeri burada artacaktır eğer oynarsa. Diyorum ve Lakers'a geçiyorum. Zaten Lakers'a artık geçen sene de çok konuştuk. Finale kadar gittiği için. O yüzden bu sene sezon içinde çok konuşmadım açıkçası. Yani zaten iki aylık bir sakatlık periyoda geçince Lakers'ı istatistiksel olarak değerlendirmek çok zor oldu hani bugün şimdi istatistikleri vereceğim yine ama e, çok anlamlı değil Lakers için e, dediğim gibi o 2 aylık sakatlık periyodundan dolayı hem Davis hem LeBron James'i kaybettikleri için yine de veriyorum sezonda savunmada ikinci sıradaydılar son iki haftada 8'e düştüler Efficient field Goal savunması beşinciler, Çember savunması 11. Orta mesafe savunmasında totalde 12'ler e, Üçlük savunmasında köşe üçlükleri savunmada birinci sıradalar e, köşe üçlüğü olmayanlar da 12. sıradalar Hücum tarafında ise sezonda 23. sıradaydılar. Son iki haftada 22'ye geldiler. ki Geçen seneki hücumlarına göre çok kötü bir performans. Efficient field goal'da 18. sıradalar. Çember'de 11. Orta mesafede 2. sıradalar. Ee, köşe düşükler 9 ve bütün düşükler yine 2. sırada Lakers. Tabi dedim ki bu istatistikler sakatlıklardan dolayı çok anlamlı değil şu anda. Ama son iki haftaya odaklandığımızda da e, eski Lakers'ı yakalamaya çalışıyorlar. ama şunu da açık söylemem lazım. Özellikle Golden State maçında LeBron James'i çok rahat görmedim. bireyinde çok Bireyinden dolayı o bireyindeki burkulmanları çok rahat değil. Ama tabi bubble dönemi de böyleydi. Biraz bu play maçları konsantrasyon olarak takımları zorladı. Çok doğru bir işaret olmayabilir. Davis de keza bir türlü konsantre olamadı. Oyuna giremedi ki sezonun Son 2-3 maçını çok iyi oynayıp zaten Lakers'a getirmişti ki Sans maçı da keza öyle. Ama o da birazcık mental olarak düşük duruyordu ama bu green etkisi de olabilir. Yani savunmada iki oyuncuyu da başta çok hızlı düşürünce Golden State avantaj yakaladı ve maçı sonuna kadar götürdü. Heh işte kilit noktada burası. Sans bunu yapabilir mi? Sans'ın bunu yapabileceği kısa oyuncuları var kanatta savunma oyuncuları da var ama ne Bridges ne Cameron Johnson e, ne de işte burada gelecek diğer hiçbir oyuncu bir Green kadar ya da Jay Crowder e, maalesef mental olarak üstünlük kurabilecek oyuncular değil. Eğer ki yani LeBron James buradan bir yeme kazanır ki geçen sezonki hani o ilk maçlar Houston Portland ilk maçları da biraz böyleydi Lakers için. Sonradan açılmışlardı. İlk başlarda biraz sıkıntıya kaldığı anda Phoenix Suns seriyi bir anda 2-0'a getirebilirse bir şansı var. O zaman Lakers eleyebilirler. Lakers panik butonuna basabilir. Ama yok Lakers hani ilk maçta zorlanmasına rağmen yine maçı alır. İkinci maçta kafa kafaya gider ve oradan da galibiyetle çıkarsa da Suns'ın dönüşü çok zor bir hale gelecek bence. Yine bu da aslında bir bakıma zor bir eşleşme ve tahmin en son 1999 playoff'larında New York. Ki New York'un zaten son finali o da yakın tarihte. O da son final 22 sene önce. Letras Spruwell'li, Al Nuston'lu takımdı. O çok iyi bir takımdı. 8. sıradan girmişlerdi. Ve finale kadar gitmişlerdi. O sezon. Miami, Atlanta ve Pacers'ı geçip finalde... Ki o finali çok net hatırlıyorum. O sezon Lockout'tan dolayı 50 maç oynanmıştı. Ki bu sezon da benzer. Daha az maç oynanan bir sezon... Ve 8. sırada bitirdikleri o yıl Lockout'un da etkisiyle Spurs finale kadar gelmişlerdi. Spurs ama onları süpürmüştü. Ki çok formda Tim Duncan'lı, Amiralli ikilinin çok yöndü bir final oyun olmuştu Spurs için. Lakers bunu yapabilir mi? Tabi bu konuşuluyor şu anda. Lakers eğer Phoenix'i geçerse buradan 3-6 galibine gidecek. E orada da işte Denver ve Portland var. Enver eksik, Portland e, o seri 4-3 giderse daha yıpranmış gelecek vesaire vesaire. Çok zor durmuyor kağıt üstünde ama bu sene Lakers için her şey kağıt üstünde olduğu kadar da kolay olmayacaktır. Ama ben yine de şu oluşan durumda e, Sans'ın eksikliklerine bakıp, savunma eksikliklerine, bakın iyi savunması olmasına rağmen spesifik eksikliklerini anlattım. E, Lakers'ın bunlara vuracak gücü var. Davis'in 5 oynadığı tek uzun sürdürdüğü seri ve maçlar şart. Gasol ile barışmaları lazım. Lebron James'in sağlıklı kalması lazım. Bütün bu şartlar oluştuğunda Lakers bu seriyi tahminimce 4-2 gibi bir skorla ya da 4-1 gibi bir skorla alabilir. 4-3'e gitme ihtimali var mı? Var. Yani bu da yine Lakers'ın iğme yakalamama sorunundan dolayı. Ha bu pozitife de dönebilir. Hem Suns için hem Lakers için. Evet 4-3'lük seri çok uzun gözükse de Burada iki takım da dif yani sıkıntılarını görüp onları geliştirebilecek, sezona göre geliştirebilecek bir süreçte yaşayabilirler. Yıpranmana rağmen pozitif bir katkıya dönebilir bu. Sans'ta ise kritik olan dediğim gibi Davis'e karşı bir çözümleri yok şu anda. Ee, Davis'e karşı çözümleri ne olabilir? Onu sırtı dönük oyunlara zorlayıp sıkıştırma getirmek, e, topsuz oyunlarına karşı box out'a çok dikkat etmek, onu dışarıda tutmaya çalışmak hücumda onun savunmasında hücumu savunmada onu dışarı çekecek alternatifleri yaratabilmek işte o yüzden de diyorum belki o tek kaldığında oraya tekrar Aiton koymak yerine şariç belki daha fazla tutup ki ama dış şutta çok istikrar değil o da şu anda ya da Crowder oraya koyup biraz daha Davis uzaklaştıracaklar alternatifleri deneyebilirler ki bunu Golden State yaptı bu arada play'in maçında ve Davis'in savunma efektlerini düşündüler. Ama hani Green çok iyi bir yüzleri oynayamadığı için de buradan çok iyi bir yanıt veremediler Lakers'a karşı. yüzler çok kritik. Şar için özellikle eğer oynarsa iyi bir yüzde yakalaması lazım. Yani bunlara baktığımda evet seri kafamda Lakers'a kayıyor. Yedinci olmasına rağmen ama Suns da eğer buralara çözüm üretebilirse bu seriyi geçme şansı bir anda %40-45-50'lere kadar gelebilir. Yüzde %30'lardan diyorum ve buradan da batıdaki 1-7 eşleşmesine geçiyoruz. Batıda 1-8 eşleşmesi de Utah Jazz'da Memphis Grizzlies arasında oldu. Evet Grizzlies e, play-in işte plain turnuvasının ekmeğini yedi. E, helal olsun gerçekten e, Golden State'i özellikle Lakers maçını çok yıpranmış, e, yorulmuş, sahada da e, sıkıntılar yaşayan Golden State'i yendiler. Özellikle de hani iyi e rotasyon, işte daha fazla oyuncuya erişebilme, sahada özellikle de Jay Morant'ın e, özel son bölümde inanılmaz iyi oynamasıyla bu işi hallettiler. Gerçekten takdir ediyorum. Ve hatta bir istisna yapıp bugün Memphis Grizzles hani bu Utah Jazz eşleşmesinde bu sefer pardon. Memphis'ten bir gireceğim. O Golden State maçını konuşalım. En sonunda da Utah'ın e, detaylıca bir konuşacağız. Yani Memphis'in özellikle e, bu Golden State maçında yaptıklarında e, benim uzun süredir eleştirdiğim Canlı yorumda da geçen hafta konuştuk pardon geç, iki gün önceki maçta konuştuk Spurs maçında Jay Morant'tı. Yani Jay Morant'ın sezonda da bunu çok gördük sakatlıktan sonra da bunu çok yaşadı. E, oyunla bir kavgası var yani kavga etmeye başladıkça da oyundan düşüyor. Ne bu kavga e, İşte çembere etkin gidebilmeyi seven orada patlayıcını kullanmayı seven e, bir poster pozu vermeyi seven bir oyuncu. Bu da evet gerçekten onu da motive ediyor. Seyirciyi de etkiliyor. Bizi de etkiliyor. Gayet yani her gördüğümüzde çıldırdığımız bir, son, bir ton pozisyon vardı son iki yılda. Ama işte burada iyi savunma geldiği zaman özellikle green'li bir savunmanız var karşınız, karşınızda. E, Ki Spurs de burada onu zorlamıştı. Olmuyor. Yani tıkanıyorsunuz. Floater'lar gitmemeye başlıyor. Eliniz gitmemeye başlıyor. Yapamadıkça daha çok yapmaya başlıyor ve daha çok hataya doğru sürükleniyor. Daha da kötüsü mesela dış şutunu atabileceği anlarda ki Spurs'ta galiba 4'te 2 attığı anda bile e, ki eli sıcak olduğu anlar da yaşadı, üst üste bulduğu denediği anlar da yaşadı. Olmuyor, devam etmiyor yani oradan ve yine o çemberi zorlama. Yine oraya dur, burada burayı yapmam lazım önce. Burayı bir halledeyim ben burada çok iyiyim sonrasına bakarız tarzı böyle çok e, zayıf bir oyun görüşü var Morant'ın Bunu yaparken etrafını da unutuyor aslında. Yani bu pasları yapmayı da unutuyor. Orada çok potansiyel asistler de unutuyordu. Golden State maçının uzatma bölümüne kadar mükemmel bir uzatma bölümü oynadı. Özellikle iki drive'ı sonrasında buldu, buldurttu takım arkadaşına çıkardı iki üçlük. Biri tepeden, pardon biri köş, pardon biri tepeden, diğeri de köşeden iki üçlük çok önemliydi. Bunları değerlendirdi orada kap, yani hem süreyi iyi kullandı. O 24 saniyeleri tam zamanında verimli kullanıp ağırlık merkezini bozup 2 üçlük çıkardı. 2 floater'la hani çemberin gideceğim orada bloğumu yiyeceğim ama ben oraya gideceğim sımacımı yapacağım inadına girmeyip daha güçlü vücudunu kullandı. Rakibini okudu. İşte mesela Curry'nin 5 faali vardı bir gittiği pozisyonda üzerine. Onun faali alma riskini göze almayacağını çözüp tabi bu Taylor Jenkins'in de yönlendirmesi oluyor maçta ama en azından daha da farklı inatlaşmalara girebilirdi yine dinlemeyip. Bunu da çözüp işi bitirdi. İki de iyi da. mükemmel bir uzatma bölümü oynadı. Maçın son bölümünde de keza yine çok iyi oynamıştı. Kritik üçlükler buldu. Şutuna güvendi sonunda ve bu maçı özellikle de hani Gold, yani tabii Golden State yorgundu ama bu hiç önemli değil. Sonuçta Memphis de yorgundu ama Golden State'in buradan çıkan dezavantajını iyi vurdular. Curry'ye devamlı gelen ikili sıkıştırmalar son bölümden maçın sonunda hem uzatmalarda Buradan da çok iyi sonuç çıkardılar. Taylor Jenkins ve Steve Kerr'ün son bölüm tercihleri de inanılmazdı. Yani bugün bir koç felsefesi oluşturmak isteyen, daha doğrusu koç, bir koçun e, stratejisini, oyuna bakış stratejisini sahip olmak isteyen koçların e, kesinlikle izlemesi gereken bir maç. Aldıkları kararlar, işte Taylor Jenkins'in bir itiraz hakkı vardı, challenge hakkı vardı. İşte pool üçlükten sonra ayağını açtı. Aslında bayağı belli oluyordu ayağını açıp taktı. Karar değişebilirdi ama bir yandan da böyle ucunda gibi duruyordu. Değişmeye de bilir miyi hissettiler muhtemelen. İki molası vardı. Taylor Jenks kullanmadı. Buradan üç atış yediler. Sonra maç berabere geldi. Beraberliğe geldi. Sonra Steve Kerr de mola almadı. Onda tek molası vardı. Steve Kerr mola almayınca Taylor Jenkins de mola alıp ona vermek istemedi bu molayı. Orada bir, bir anda böyle maç akışında devam etmeye başladı. Ve son topta artık hani özellikle de Curry'e sıkıştırma gelen ve 9 saniye olan son hücumda yine mola almadı. Bunu daha önceki yıllarda zaten körün genel bakışı bu. Yani akış içinde bunun çözülmesini daha çok söylüyor. Biraz da tabii özellikle de hani çok zorda değillerse ki maçta berabereydi belki de hem Curry'e hem Green'e burada güvendi. Green hatası topu kendi kullanması oldu. Keşke orada yine pas verebileceği bir kat yaratılabilmiş olsaydı ki o da yaratılamadı. Ki uzatmalarda bunu gördük. Özellikle de Curry'e sıkıştırma geldikten sonra Green'e döndü ve Green'in topu ortaya vurup savunmayı çekip güçlükle çekemediği için çembere yaklaşması işe yarıyor. Kanatlardan backdoorlardan gelen ya da tepe kanattan gelen katları değerlendirdi, sayılar çıkardılar aslında. Ama bu sefer olmadı. Hem Golden State'de oyuncular kitlendi hem de Memphis'i savundu. İşte burada köre dönersek oyunculara çok güvenmedi muhtemelen. Topu kenardan soksak Curry ve Green dışında ki oyuncular ne yapabilecekler? Ha evet pool sonda çok kritik bir üç attı ama orada zaten iş bitmişti artık. Çok zordu yani üçlük girse bile çok zordu. Böyle bir şey denemektense akışta bir şey bulmaya deneyen, denemeyi tercih eden bir stratejisi vardı Körün. Açıkçası Taylor Jenkins burada büyük risk aldı. O iki da hiç kullanmadı. Uzatmalarda da yine birkaç risk aldı. Bazı kararlar aldı. Molasını kullanmadı. Ee, akışta J. Morent'e güvendi. Ve J. Morent'e aslında... ...artı beş tecrübe, artı beş... E, ...mental güç ekledi. Bu da işte bir koçun bakış açısı... ...statistisi. E, size bir maç kazandırabilir, bir maç kaybettirebilir. Burada toplama bakmak lazım. Evet, kör bir maç kaybetti ama kör bu maçı kaybedildi mi düşünüyor diğer oyuncuları kazandı mı düşünüyor bunu bakmak lazım Yani böyle düşünüyorsa kazanmış ortada kazanılan bir şeyler var diye görüyorsa okey ama bence bu sefer yoktu e, oyuncular zaten sezonda kazanmışlardı ama e, yani körün e, pardon Stephen Curry'nin Green'in Clay olmadan ya da artık e, Wiggins'ten kurtulmadan çok bir şey çıkıp çıkarma ihtimali de yok ya Evet Wiggins'ı Özellikle Lakers maçında savunmada ve hücumda nispeten etkili gördüğümüz anlar oldu ama totale geldiğinde işte maçın son kılaç hücumunda yine airball atabiliyor. Berbat bir üçlük atabiliyor. Çok kötü bir zor bir orta mesafe denip sizi mahvedebiliyor. İşi çok zor Golden State'in seneye. Yani Wiggins'ten kurtulma şansları olacak mı bilmiyorum. Belki de yok pahasına olacak ama artık bunu yapmaları lazım. Diğer oyunculara ne kadar güvenebilecekler? Bunların hepsi bu sene tartışılacak. Stephen Curry belki de inanılmaz yani en iyi sezonlarından birini geçirdi kariyerinde. Skor babında, takımı yönlendirme babında ama yine bir hayal kırıklığı oldu. Sene Clay ol, Clay dönüp e, diğer rotasyonu nasıl şekillendirecekler artık bayağı önemli. Buradan Memphis'e dönelim tekrar. Memphis peki e, özellikle Jay Morant'ın bu performansı sürdürülebilir hale gelip playofflarda Utah'ı zorlayabilir mi? Yani bütün maçları böyle oynayabileceği olgunluk seviyesine geldiğini düşünsem bunu söyleyebilirdim. Evet, Utah belki de zorlayabilirler derdim. Ama şu anda değil. E, bu böyle bir iki maç daha çıkarabilir. Ama Utah'ın savunması çok iyi. Yani Golden State iyi bir savunma seviyesine gelip e, hem sezon sonu Memphis e yendi bu maçı da son bölümde kaybetti. Ama Utah'ın savunması ligin en iyilerinden biri. E, çok zor işleri bu savunmaya karşı. E, e, aksi gibi hücumları da en biri ki zaten sezonda söylemiştim Utah en dengeli takımı. E, hücumda da inanılmaz iyiler, savunma geçişlerinde de muazzamlar, yarı sağ savunmasında da muazzamlar. O yüzden Memphis'in işi çok 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 zor e, ama Taylor Jenkins takımına güveniyor, rotasyondan çok iyi oyuncular çıkarabiliyor, bütün genç oyuncuları sağda iyi kullanabiliyor. Jaron Jackson da döndü, e, play-inlerde hani, onu arada unutuyorlar daha ona hani, sakatlıktan da döndüğü için çok fazla hani güvenerek top ve rol veremeyebiliyorlar ama o, o da belki seneye daha forma girdiğinde daha yukarı sıralardan biri belki de playoff'a adım atma şansları olacak ben burada biraz daha yani Taylor Jenkins'ın da gidişini takımla beraber gidişinde beğeniyorum evet hani Utah zorlayabilirler mi? zor bir maç alırlarsa bence onlar için inanılmaz iyi olur alamazlarsa da şimdiden canları sağ olsun bence çok da zorlamasınlar Ha ne yapıp alabilirler peki? Zaten Memphis'in yine alameti farkı boyalı alan ve çevresindeki savunma. Biraz New York'a benziyorlar burada. Bu bölgede çok iyi yardım getiriyorlar. Çok iyi boğabiliyorlar orayı. Top kayıplarına zorlayabiliyorlar. Ama Utah gibi çok yüksek yüzlerle üçlük atan ve çok fazla üçlük deneyen bir takıma karşı da çok açılmak zorundalar. O yüzden bu savunmaları bozulabilir. Hücum tarafında putback ikinci şans sayılarını yaratmada çok iyiler. Burada Şunas'ın etkisi çok yüksek. Diğer oyuncular da devamlı burayı force ediyorlar reboundlar için. Kenardan gelen Tillman da bu şekilde. Buradan bir ekmek çıkartabilir ama rakipte de Gober var. Favors bile burada çok iyi. Yani rakip bu alanı savunmada ikinci şans verme ihtimalini düşürmede en iyi takımlardan biri. Çok şanssızlar yani. Belki Utah değil de başka bir takım gelseydi karşılarına biraz daha hücum güçlerine ortaya çıkabileceği bölümler yaşayabilirlerdi. Scott Brooks pardon Scott Brooks diyorum Brooks da ve Morant de bu savunmayı dağıtabilirler mi? Olabilir. Yani buradan bir şeyler çıkarma şansları var her zaman için. Ama yine bu da sürdürüler, sürdürülebilir olmayacaktır. Çünkü Dylan Brooks da oyundan düşebiliyor. Ciddi far problemine girebiliyor. Morant dediğim gibi hala mental olarak olgunluğa ulaşmış değil. Keşke bütün maçları Golden State maçı gibi oynayabilse. Burada Kyle Anderson'ın eline güvenebilirler biraz da. Onun iki taraflı oyunu hücumda tansiyonlar yükseldiğinde nabızlar patladığında hem ayarlayabiliyor onu düşürebiliyor hem de skor üretebiliyor buradan. Ki Kyle Anderson ben şey şaşırıyorum. Yani tabii Memphis'te belki kendi de kalması istiyordur ama şampiyonluğa, şampiyonluğa oynamak isteyen ya da oraya giden takımların hep böyle almak isteyeceği, toparlamak isteyeceği hem kanadı Savunabilen hem hücumda etkin olabilen bir oyuncu. Memphis'te kalma kendi tercihse süper. Memphis için bu bence uzun vadede yine faydalı olacak. Ama bir noktada eğer şampiyonlara giden takımlar onu alma ihtimalleri varsa varken de almıyorlarsa üzücü. Bence kesinlikle o seviyede kullanabilecek bir materyali var kendisinin. Onun dışında... Yine kısaların özellikle Brooks'un birebir savunma etkisi yüksek ama tabii e, şimdi Donovan Mitchell sakatlıktan dönecek. Belki ilk bir iki maç rit, e, ivme bulamayabilir, e, temposunu yükseltemeyebilir. Brooks onun üzerinde savunma etkisini arttırabilir ama diğer oyuncular zaten hani Mitchell zorlansa bile Mitchell bu sene takımı ve oyunu yönlendirmede çok daha iyi kararlar alıyor. Yeri geldiğinde toptan uzak durmayı başaracaktır. O zaman bu savunma da boşa çıkacak onlar için. Ve hani e, yine Utah Jazz gibi özellikle de oyuna yön verebilen çok oyuncusu olan e, bir takımda da backdoor katları savunmada çok zorlanıyorlar. Mesela Golden State bunu unuttu. Golden State e, Memphis'i yenerken özellikle de e, ar arka alanda, par ön alanda bulduğu katlarla, o backdoor katlarla onları bozmuştu. Ya da tepeden aşağıya soktu oyuncularla bunları bozmuştu. Memphis savunmasını yoğunlaştırırken bunlara dönemedi. Ha burada tabii Memphis takdir etmek lazım. Burada bir iki denemeyi de çok iyi e, top kaybına zorlayarak e, kazandılar. Ama işte bunun ritmini daha önceden oluşturması lazımdı. Yani o sekanslardaki e, bu ritmi daha önce oluşturması lazımdı e, Golden State'in. Bunu başaramadılar. Eğer böyle bir şeyi Utah'a karşı yapabilirse Memphis yine ya belki kendisine bir e, galibiyet kapısı açabilir. Deyip Memphis'i bitiriyorum. Hani Memphis'in zaten buraya gelmesi bile bence bu halleriyle gayet iyi bir başarı. Bundan sonrasına gitme ihtimalleri çok 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 düşük. Ama Utah'a karşı eğer şöyle zorladıkları hatta 3-4 maç zorlayabilirlerse hani 4-0'a bile gitse zorlayarak götürürlerse Utah için kötü olabilir sonraki turlarda. Onlar için de çok iyi bir moral motivasyon olabilir gelecek yıllar için. Utah'a geçelim. Utah zaten sezon içinde çok konuştuğum bir takım. Ee, yani hızlıca hemen istatistiklerinden bahsedeceğim. Savunmada sezonda birincilerdi. Son iki haftada üçüncüler. Efficient efficient field goal'de savunmada birinciler. Ee, burada bir tek top kaybına çok zorlayamıyorlar. Burada ligin dibindeler top kaybı yüzdesinde rakiplerde. Ama çok iyi zaten savunma yaptıkları için... ...top kaybına zorlama riskinde birazcık aslında faal alma riskini düşürmek için yapıyorlar ki faal vermede daha pardon daha doğrusu rakibe faal vermede birinci sırada e, yüzde olarak çok iyi bir iş çıkarıyorlar burada yani bu top kaybı yüzdesinin düşük olması sizi aldatmasın çok az faal veren bir takım e, Utah Jazz. Onun dışında çemberde 8. sıradalar e, orta mesafelerde kısa orta mesafede 7 uzun orta mesafe olmuyor. Bütün orta mesafelerde 5. sıradalar. Rakibin şut yüzdesinde. Üçlüklerde de köşe 4, köşe olmayanlar 5 ve bütün üçlüklerde ikinci sıralar. Bu muazzam bir şey. Yani ligin üçlük savunmasında tepesindeler, ilk ikideler. İnanılmaz iyi iş çıkarıyorlar burada. Yani ofensif rebound vermiyorlar. Şimdi şöyle bir rakipsiniz Utah'a karşı. Üçlük atamıyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Hadi bir iki bitirdiniz. Bitiremeyip buradan ekmek çıkarır mıyız? Hani ikinci şans yaratır mıyız? Yok. Ona da izin vermiyorlar. Offensive rebound vermiyorlar. Faal çıkarır mıyız? Orada da çok dikkatliler. Gerçekten hani işte işin bir yanını çok iyi yapıp diğer yanına ortalama yapmak yerine... ...iki tarafta aynı sevedeyi yapınca böyle bir takım çıkıyor ortaya. Yani yıllardır Utah'ın potansiyelini konuşuyoruz aslında. Ama bu sene gerçekten Yutan bu dengeli oyunu sezondaki çok fazla ışık veriyor. Ama işte bir sıkıntı Mitchell'ın sakatlığı Nisan ortasından beri yok. Nasıl döner yani ilk tur Memphis olması belki onun dönüşü için bir avantaj sağlayabilir. Biraz tempo bulmada sorun yaşayabilir ama Donovan Mitchell'ın hücum gücüne %100 yüz göbekten bağlı değiller. Neden değiller? Çünkü Donovan Mitchell hem oyunu yönlendirmede, hem zayıf tarafa topu çevirmede, genel olarak oyunu okuyup herkesi devreye sokmada, Kani'nin yanında eskisine göre çok daha iş çıkarıyor. Kani ile uyumları geçmiş yıllara göre daha yüksek. Tabi burada Boyan'ın da artık sakat olmaması ki. Boyan geçen sene belki Denver serisinde olsaydı zaten Denver'ı diyeceklerdi. E Boyan da sağlıklı durumda. Ee, yine hücum tarafına biraz kayıyorum buradan. hani Savunmayı konuştuk. Yine burada Gober'i e, sanılanın aksine çok iyi kullanıyorlar. Yani Gober'in hücum gücü tek başına skor etmesinden değil, pick and roll etkisinden geliyor. Yani pick and roll'dan en çok e, sayı üreten takım. E, Utah Jazz yani ball handler, yani buradaki ball handler'lar özellikle e, işte Conley, Mitchell, geri geliyor Boyan, e, Jordan Clarkson keza kenardan geldiğinde burada Gober'in screen'ini çok iyi kullanıp e, 24.5 sayı çıkarıyorlar ligin tepesindeler. Bu çok önemli. Yani Gober'in buradaki screen etkisi çok önemli. Devrilen oyuncunun skor üretiminde de 4. sıradalar. E, buradan da 9.3 sayı üretiyorlar. Bu da yine Gober'in özellikle geçmiş yıllara göre daha uzun devrilebilmesi daha tepeden devrilebilmesinin avantajı da var. O yüzden Gober'in hücum gücünü tek başına e, ya kaç sayı attı ya hücumda da bitti gibi değil. Onun e, pick and roll etkisine bakma, bakarak anlayabiliriz. Bu da Utah için çok önemli. İşte e, özellikle de e, Mitchell'ın e, Kanli'nin Gober'den screen aldıktan sonra boyalı alana kadar girip Burada rakip savunmaları da arkasına alıp bir de ikinci olarak e, Gober'i bekleyip devrilmesini yine iki şans yaratabiliyorlar. Ya kendileri bitiriyorlar ya Gober'i bekleyip orada bir e, el şansı ya da ona çok yakın bir pasla skor etme şansını da ikinci olarak üretebiliyorlar. Bu da Utah hücumunu en çok rahatlatan konulardan biri. Dediğim gibi Lig'in en çok üçlük deneyen takımı 43 üçlük denip 16.7 isabet buluyorlar. Burada ligin tepesindeler. Daha da ilginç bir istatistik var. İstatistik var. Bench'ten de en çok üçlük isabeti bulan takım. Yani bu tam bir bela artık. Özellikle de Mitchell gelince muhtemelen İngiliz, İngiliz, İngiliz kenara geçecek. O yüzden de onun da kenardan gelmesiyle beraber 17.4 denemede 6.4 isabet buluyorlardı. Bu istatistiği koruyacaklardır inanılmaz iyi iş çıkarıyorlar. Yani rakipler için tam bir bela Utah bence. Ekstra olarak Rudy Gober ve Favors da ortalama 5.4 hücum ribaunt'ı üretiyorlar hücumlardan. Bu da onların her kötü yaptığı hücumda e, ikinci şans sayısı yaratmada lider hale getiriyor. Bu da yine çok önemli bir istatistik Çünkü neden önemli? Utah Memphis'i geçti diyelim 4-5'te e, Clippers Dallas eşleşmesine e, rakip olacaklar. Burada iki takım da e, Utah'ın bu üretimine yanıt verebilecek bir materyale sahip değil. Yani Ibaka burada Clippers'ın en önemli önceliği. Dallas'ta işte yani işte e, Kleber ve Powell burada kullanabilir. Porzingis'in çok yumuşak kalacağını düşünüyorum orası için. Ibaka'da ne kadar direnebilir? Kaç dakika sağda kalıp buna yanıt verebilir? E, zor. O yüzden yani Utah ve olası bir Creepers eşleşmesi diyoruz buradan. Çok çok güzel bir seri olacaktır. Özellikle de Utah yanıt arayan bir e, Creepers'ın başında Lou'yu görmek istiyorum. Onun için de e, zor bir sınav olacak. Utah'la ilgili yani genel detaylar ve kritik konular bunlar. E, zaten hücumdaki durumları özellikle de Mitchell olmasa bile bu işi idare edebiliyor olmalı durumları gayet iyi. E, Picanrol tarafında en iyi takımlardan biri. E, o yüzden hani bir sakatlık olmazsa yani Donovan Mitchell ekstradan bir sakatlık yaşayıp ya da bu sakatlığın devamını yaşayıp e, bu takımdan kopmazsa, playoff'ları kapatmak zorunda kalmazsa Kanlı yine e, ya ulan sezonda iyiydi, playoff'larda ne yapıyor? Yine kayboldu demezsek e, Boyan iyi bir şut performansı var ki Boyan ekstradan çembere de daha çok gidiyor bu sene. E, onu da daha yap, yaparsa her şeye gidecek ama Boyan'ı da Mitchell'ın ve Kanlı'nın formsuz olarak yanına eklersek o zaman işte Utah'ta zaten işler çok zor. İlk tur geçseler bile Clippers'a karşı çok da zorlanabilirler. Ama ben zannetmiyorum. Utah bu sene geçmiş yıllara göre çok daha fazla bir güvenim var. Umarım e, beni de yanıtmayacaklar. Zaaflarına bir değineyim. En son olarak hani hiçbir zaaf yok bu takımın. E, transition savunmasında her zaman çok iyi değiller. E, burada bir zaaf yaşıyorlar. Evet. Ana konu burada Yutan transition savunmasına genel savunmasını bozmak için onların şut yüzdesini düşürmeniz lazım. Zaten sezonda kaybettikleri maçlara bakarsak üçlük yüzdeleri dahil genel field goal yüzlerinin en çok düştüğü maçları ya zorlanıyor öyle kaybediyorlar. Çünkü e, rakip orada düşürdükçe onların geriye koşma rahatlığını, geriye koşma ilmesini de bozuyorsunuz. E, bu önemli. Memphis burada iyi bir iş çıkarabilir mi? Yani boyalı alan ve çevresine çıkarabilir ama dış şutta bence çok çıkaramayacaklar. Köşe üçlükleri zayıf, savunmada birazcık birazcık zayıflar. Nispeten kısmen. Burada iyi köşe üçlüğü bulabilen takımlar ki Clippers bu konuda iyi, onlara birazcık sıkıntı yaratabilir. Savunmada ilk paslarda biraz agresifler. Yani top pas arası, yani birebir top çalmada biraz fariden kaçmak için bunu yapıyorlar ama. İlk pas arasına da özellikle yarı sahadan erken atılan paslar ya da sete otururken ilk paslarda baskıyı kovalıyorlar. Bu baskıda da hata yaparlarsa bir anda savunmada eksilebiliyorlar. Buraya dikkat etmeye lazım. Ee, bir de baskı yedikleri anda ne tepki verecekler konusu var. Burada Mitchell ve Kanli sahadayken olumlu tepkiler veriyorlar. Onlar kenardayken Ingles burada olumlu tepki veriyor. Eğer bu üçlüden bu üçlünün rotasyonunda oluşacak duruma göre bir zaaf ortaya çıkarsa ve rakipler buraya iyi baskı yaparlarsa belki Utah hücumlarını biraz daha bozabilirler. Diyorum ve en sonunda Clarkson'dan bahsedeceğim. Belki de yine en iyi 6. oyuncusu olacak ya da zaten adaylarından biri. O da bench sayılarında lider durumda. Yani sonunda liderden azından son saniyede bir değişiklik olmadıysa. Jordan Clarkson'da etkisi özellikle de Mitchell belki Mitchell'ın biraz daha dinlenmesi için hatta ilk turdan itibaren ...çok önemli olacak... ...yani evet ya bu, bu playoff artık... E, ...belki de son yıllarda en zor playofflardan biri... Utah için de iyi bir eşleşme şansı var... ...Mitchell için de bence çok önemli bir sınav... ...yani oyun her zaman onun elinde olamayacak... ...bunu biliyor... ...bence olgunluk olarak çok iyi durumda... ...takımdaki arkadaşına güveniyor... ...diğer ellere güvendiği zaman... E, ...kendisinin yük altında olmadığını hissediyor... ...ve buralarda daha iyi oynayabileceğini e, anlıyor... Ve bunu sayede uyguluyor. Yani burada Kyrie Irving ki mesela Harden'sız bir Kyrie Irving gibi e, delirmiyor. Ki umarım delirmez playofflarda. İşte o zaman e, zaten Mitchell'ın da önderliğinde. Hatta Mitchell'ın önderliği demeyelim de Mitchell'ın öncülüğünde diyelim. Çünkü yani bir önder gibi değil de onun öncülüğünde herkes onun yanına geliyor. Yani arkasında kalmıyorlar. Hadi bakalım Mitchell götür bizi arkandayız değil Hayır Mitchell yanındayız tarzı bir takım yuta atacağız. O yüzden de ben bu seneki playoff'larda şansının çok yüksek görüyorum deyip bu videoyu bitiriyoruz. Baya uzun oldu yine. Böyle bir 10 dakika 15 dakika konuşurum. Hızlıca daha kompakt bir şey yaparım bu sene diyordum. Yok yine başaramadım. Muhtemelen 2 saatin üzerinde bir video izleyeceksiniz. Doğu ve Batı analizlerinin bütün detaylarını konuştuk. Yine sorularınız olursa ya da yorumlarınız olursa lütfen yorum alanına yazın. Tekrar hatırlatıyorum twitch.tv slash tancan kanalında canlı yorumlarımız olacak. Her, her, gece olmuyor ama duyurularını yapıyorum. Duyurularını takip edebilirsiniz. Discord'dan ya da yine Twitch'e gelerek öğrenebilirsiniz. Bütün bu Discord, Twitter, Instagram, Twitch linklerini de aşağıda bulabileceksiniz. Tabii son olarak ne yapıyoruz? Çana tıklıyoruz. <laughs> Haydi görüşürüz. Bay bay.